Sevgili dostlarım, tekrar evimizdeyiz. Döndük. İşte her zaman olduğu gibi, harbiden de Kürkçü'nün dönüp dolaşıp geleceği yer Kürkçü dükkanıymış. Döndük. YouTube'dayız. Hoş geldiniz. Umarım tüm ayarları doğru yapmışımdır. Herhangi bir hata yapmamışımdır. Şimdi size hızlıca kontrol edeyim. Bana bir ayarlatın. Seste bir sıkıntı var mı? Genel olarak bir eksik var mı? Müzik sesi fazla mı, az mı? Çünkü tüm ayarlar değişti. Umarım doğru bir şekilde ayarlamışımdır. Şöyle bir chat'e bakayım ben. Yüzünü göster, çıkar göster. Aleyküm selam Celal abi, hoş geldin. Ha, buradaki Celal abi bizim Celal abi, tamam. Her şey iyiyse eğer ufak ufak başlayacağız. Her şey harika, hiçbir şey elleme. Müzik sesini birazcık kendimden kısmak istiyorum sadece. Dur bakayım. Müzik zaten çok kayda değer müzik değil. Arka planda çalsın diye var. Müzik sesi şu an çıtırdan çıtırdan size geliyorsa eğer tamam. Minik minik geliyor mu sesler? Müzik sesi. Sesler süper. Yayıncam gibi kasma da yok. Tamamız. Hadi bakalım. İnşallah böyle gider. İlk YouTube canlı yayınımız olmuş olacak. O yüzden kayda yönelik de konuşmuş olayım. Biliyorsunuz ki 8 yıl önce ilk başladığımda Twitch yoktu. Yani Twitch yoktan kastım. Twitch'te açmıyorduk. Nerede açıyorduk? YouTube'da yayın açıyorduk. Şimdi gerçekten de dönüp dolaşıp geldiğimiz yer Kürkçü dükkanı olmuş oldu. Hepiniz de hoş geldiniz, hoş buyurdunuz, şeref verdiniz efendim. Şunu şöyle alalım. Birkaç tane ufak ayar yapacağım. Onları mazur görün lütfen. Şöyle minik ayarlamalar, biliyorsunuz Twitch'te farklı, burada farklı. Bir şekilde halledeceğiz, alışacağız. Müzik sesleri şu an iyi. Yayında kasma yok. Yayın cam gibi, her şey yolunda. Umarım bu şekilde başlarız. Hadi bakalım. Bu arada YouTube'dan izleyen sevgili dostlara da şimdiden söylemiş olayım. Arkadaşlar, canlı yayını evinizde korkusuzca hoparlörde dinleyebilirsiniz. Küfürsüz, tertemiz bir yayın olacak inşallah. Sizlerin de katılımıyla. Hazırsak başlıyoruz. Asosyal Coder, Last'a 7 ortak yayınlar geldi gözüme. Aga be, aga be. O günler be. Müzik sesi hala bana bir tık fazla geliyor. Size az geliyor ama nasıl yapalım o işi? Şöyle yapıp şuradan size bir çıt artırsam çözer miyiz? Evet. Şu an okey gibi değil mi? Tekrar ayarladım. Bana fazla geliyor. Rahatsız ediyor bir yerden sonra. Sen aralıklı aralıklı izliyorsun. Ben burada 4 saat yayın yapıyorum. Kitleniyorum yani bir yerden sonra. Elit yayın dedik o zaman. Elit, tertemiz yayın abi. Hoparlörünü aç, dinle yayını. Hiçbir sıkıntı yok. Merak etme. Rahat bir şekilde yapacağız. Yayına bir şey olursa suçlusu Mami'dir. Şimdiden anlaşalım. Buranın chatini takip etmek zor olacak ama ya. Çok küçük mesajlar. Ne yapacağız? Bu chati biraz büyütemiyor muyum ben? Dur bakayım. Bir deneyeyim. Tüm sayfa büyüyor. Okey. Tamam, hallederiz. Çözeriz bir şekilde. Ülkede nefes almak ne zaman yasaklanır? Yayına bir şey olursa suçlusu Mami'dir. Onun dışında ne varmış? Dur bakayım, yeni gelenleri bir okuyalım ya. Kimler gelmiş bir bakalım. Gerçek dostları bir bilelim. 31 kişiyiz şu an anlık olarak, izleyici olarak. Bir kişi daha gelsin ya da bir kişi çıksın lütfen. Divi'cim hoş geldin. Nart Ardırım farm videoları hoş geldin abi. Mehmet Amber var tabii ki de aramızda. Onun dışında Celal abicim burada. Emin Dilek aramızda. Cengiz, Mert, Özkan Fere, Fırat Sözer. Bakıyorum farklı kim var? Kerem Özdemir aramızda. Onun dışında Magic Flow, For Quick Bull, Reber Gül'ün, Sadık Tunalı aramızda. Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Şöyle bir suyumuzdan yudum alalım. Gel oraya atsa aç bir warrior. Bohem'le birlikte yere vura vura gezelim kankam. Abi yok ya. Eski serverda oynamayı gerçekten istiyorum. Kurovazlı falan bir serverda oynamak istiyorum ama benlik değil ya. Yayın için benlik değil. Benim o emeklilik planım abi. Ne yapacağım biliyor musun? Bak, gideceğim. Emekli olduğumda söz veriyorum. Ya emekli olduğumdan kastım. Yayınları bıraktığımda söz veriyorum. Eski bir server'a gideceğim. Çarı dizeceğim, oynayacağım orada ya. Kardeşim benim, iyi yayınların olsun. Kubilay'ım teşekkür ederim. Eyvallah. Twitch'i biliyoruz zaten. YouTube söylemeye gerek yok. Instagram takip sistemi kabul etmemişsin, kırdım. Instagram'dan kimseyi takip etmiyorum. Bilerek ve isteyerek. Orayı ayrı tutuyor. İzole bir yaşamım var orada. Zenginliğimi görme diye Divi'cim. Yayıncılar az kazanıyormuş algısını kırmayalım diye. Dostlar şimdi bu yayın birazcık spoiler içerecek. Şimdiden söylüyorum. Eğer ki videodan izlemek istiyorum diyorsanız onu sonra izleyin. Ne zaman yayınlanacak sıradaki video? Arkadaşlar yarın yayında. YouTube'daki arkadaşlara da bir söz vereyim. Bu aralar birkaç tane işle uğraşıyordum. Hemen size de göstereyim. Hatta yapabiliyor muyum? Şöyle. Bakın şurada iki tane bilgisayar var. YouTube için bir seri üreteceğim. O seri için bir tane bilgisayar almam gerekiyordu. Bilgisayar aldım.
Bir tanesi de benim eski yayın bilgisayarım. Ne yapıyoruz o bilgisayarla? Arkadaşlar 20 çarkut şey şaka. Öyle bir şey yok. Olabilir mi öyle bir şey ya? Şu tatlılıktan çıkar mı öyle bir şey? O bilgisayarla yeni bir seri gelecek. O seri için izole edilmiş bir bilgisayar, o seri için tahsis edilmiş bir bilgisayar. Çok güzel bir seri geliyor inşallah çok yakında. YouTube'u videosuz bırakmayacağız. Haftada 2 video sözümüzü tutacağız. Oraya birazcık ağırlık verdiğim için video aksadı. Ne kadar aksadı? 3 gün falan aksadı ama video dolu dolu. Yarın videoyu izlediğiniz zaman çok keyif alacağınızı eminim. Yarın akşam saat 5 gibi yayında olur, haberiniz olsun. Kejon 7 incoming soon. Ben ko oynamadığım halde izliyorum abi. Knight'ın öyle bir aurası var ki sen hiç mi oynamıyorsun? Yani hiç mi oynamadın? Yoksa oynuyordun da bıraktın mı? Yengeden sopa yememek için insta yok. O zaman Düzce'ye geliyorum cumartesi. Hatırladığım kadarıyla oyunu bırakıyordun. Yok abi. Niye bırakması? Devam kaldığımız yerden. Ya bir sarımsak kokusu var evde. Sabahtan beri çıldıracağım ya. Nereden geldiğini de bulamıyorum. Böyle bir sarımsak kokusu var ya. Bir yerden geliyor, anlamadım ya. Oynadım 2016'da bıraktım. He. Şimdi biz ufaktan bir CZ'ye geçelim. Ufaktan çıkalım. Çarı güçlendirmemiz lazım. Malum dayak yiyeceğimiz yere geri geldik. Hadi bakalım. Şimdi şunu koyalım. Saat kaldık. Hemen şuradan bir DC flash çekelim. SVS'cimizi çekelim. Onun dışında ihtiyacımız olan bir şey yok. Rise'dekilerin Twitch kapandıktan sonra bile 700 izlenmesi onur. Sonra yavaş yavaş para gitmesin diye kapattılar botları herhalde. Abi hiç bilmiyorum ama ya o Rise'e özgü bir şey değil ya. Yani Knight kategorisinde de var şimdi. Hak yemeyelim yani. Biz gibi Rise var, senin için buradayız dostum. Eyvallah reisim, teşekkür ederim. Şimdi dostlar farm'a başlayacağız. Spoiler içerir diye ben uyardım. Başlığa da yazdım. Eğer ki spoiler yemek istemiyorsan yarın yayınlanacak videoyu izledikten sonra canlı yayın izle derim. Ama yok ben spoiler hastasıyım diyorsan bu sana gelsin. Sevgili dostlar, HB'mizi aldık. Ne zaman aldık? 2-3 gün falan oluyor. 2 gün falan oldu herhalde. Canlı yayındayken aldık. Yine nasıl aldığımızın videosu tabii ki de var. Nasıl para kastığımızın videosu var. Ne ara bu kadar kastın dersem bayağı bir uğraştık. 325M bu item. Şu an üzerimizde 15M para var. Ve satılmayı bekleyen birkaç itemimiz var. Şu itemden yaklaşık bir 20M payımız var. Buradaki SC'leri zamanında kasmıştık. Hala duruyor. Pahalıya koyuyorum bilerek. Satılmadı o yüzden. Bunların tanesi 300K civarında arkadaşlar. 8, 16, 24. 24M burada var. 20M bandında, hadi 20M gelmez de 17M falan civarında burada var. Ne eder? 24, 34, 41M. Şuradan 3M'imiz var. 44M. Şu satılmayacak ama hadi koyuyorum pazara. 44M. Üzerimizde de 15M var. 54-59M paraya ulaşmışız HB'yi aldıktan sonra. Bu 59M nereye gidecek derseniz sevgili dostlar, bu 59M'in gideceği yer tam olarak şurası olacak. JR'lere girdiğim zaman şeyde sıkıntı yaşıyorum. Toplu AC olmadığı için sıkıntı yaşıyorum. Toplu kürümüzü açtık biliyorsunuz ki. Toplu kür açık ama toplu AC'miz yok. Hadi toplu buff olmasın ama şey sıkıntı. Toplu AC sıkıntı. Torment geldiği zaman patates oluyoruz. Bir de bir miktar küfür yiyoruz. O yüzden toplu AC'yi açacağız. Toplu AC'yi kullanmamız gerekecek. Oraya gidecek, haberiniz olsun. O kadar da yok ama adam sabahın 5'inde uyuyorum pazar kul diye yayın açık bırakmış, 1400 deniyordu. Walker olsa iyi olurmuş, çok iyi duruyor. Lisbeth Salander'deki gibi. Walker yapacağız. Onda sıkıntı yok ama şu an paramızı oraya ayıramayız. Walker'imizi sonra kademe kademe güçlendikçe yapacağız. Şu andaki YouTube'a da kayda da geçsin. Hedefimizi söylüyorum sevgili dostlar. Artı 6 HB'miz hazır. Şimdi ilk hedef artı 7 HB'ye kasmak olacak. Artı 7 HB bunun 2 katı bandında. Yani bir 3 GB civarında daha kasarsak olur. Ha, günün birinde çok gaza geliriz. Bir tane tırına çekeriz. Bu HB'yi 7'ye atmak isteriz. Çok akıl kârı değil. Yapar mıyım? Belli de olmaz. Yapabiliriz. Onun dışında 8 fabrik setimiz zaten var. Biz 8 HP sete ihtiyacımız var. 8 HP seti yaptıktan sonra ise artık bu çocuk değişecek. Bu çocuğun yerine de bir tane Dread Shield artı 6 alacağız. Dread Shield artı 6'ların fiyatı da ne kadarmış? Bunlar da 3.5 GB civarında. Dolu sattıktan sonra 280M civarında bir paraya ihtiyaç kalıyor. Yani HB'yi falan sayarsak ne kadar eder? 350M HB için kasacağız. 280M kalkan için kasacağız. 1 GB fabrikler için kasacağız.
Onun dışında başka bir şey kalıyor mu? Kalmıyor. Çar oradan sonra fişek oluyor, daha da güçlenecek. Happy Top'a 7.5 GB para ihtiyacımız var. Günde ortalama 40-50 M bandında kassak 2 haftada bu iş tamam. Kaldı ki 2 haftada geleceğimiz seviye çok iyi. 7 HB, 8 fabrik, health seti de var. Artı 6 DS, skill'i de açık. 74 skill'i de açık. Fıstık gibi çar olur. Sonrasında lilimelere başlayacağız. Lilimeler bittikten sonra yüzüklere geçeriz muhtemelen. Ama belki şuraya bir Draki çekmek isteriz. 6 antili falan güzel olur. Dostum Rise Online'da Twitch Drop etkinliği var. Sen bilmiyor olabilirsin. Jimriko öyle şeyler yapmaz. Ondan dolayı izleniyor. Abi yok. Ya ondan dolayı izlenmiyor Abdullah Erdem. Yani evet drop etkiliyordur. Fakat o kadar da etkileyeceği bir şey yok. Onu açıkça söyleyeyim. Bak ben de bu sektörde kaç yılımı? 8 yılımı tükettim. 8. yılımız bitti. 9'a doğru giriyoruz artık. Yani evet drop fark ediyordur. Fakat o kadar o denli fark edecek bir şey değil. Bu arada CV için teşekkür ederim kim attıysa. Stone Golem Farm'a şuradakine gidelim ya. Buradaki Stone Golem'e gidelim. Dur biz niye buradan gidiyoruz? Bitirinayla işlem tamam değil mi? Bitirinayla HB'yi tak diye koyduk geriye. Rise'da sarmadı beni ya. Beğenmedim. Devam eder miyim? Kararsızım. Yani işte kişiden kişiye değişiyor abi. İstekler, ihtiyaçlar, kararını verecek olan sizlersiniz. Ben şeyin olayına girmiyorum. Daha önce de söyledim. Ya bu çakma oyun bilmem ne falan. Ya onlara girmiyorum. Onlar çünkü hani yargı önüne taşınmış bu. Yargı ne demiş? Kardeşim bu oyun çakma değil demiş. O zaman hani Knight'a bir şey demek düşmez. Yani çıkıp da ben şey diyemem. Bu çakma oyun. Oynamayın bu çakma oyunu. Öyle bir şey denir mi yani? Olmaz. Bakalım. Slot söyle. Slot 4'e kaçtı yakayım bu. Ha bastın mı? Basmadıysan söyleyeyim. Vallahi içimde kalır. Ne olur basmadım de. Söyleyeyim. Drop etkinliği bitsin o zaman anlaşılır. Yani drop etkinliğinden sonra da anlaşılır. Evet. Fakat yani mesela Abdullah 13.000 izlenme. Ya bu gerçekçi mi? Sana gerçek geliyor mu? 13K. Yani imkansız öyle bir şey. 6'ya basacağım. Abi 6'ya atıyorsan benim içimden 7. slot geçti. 7. slota koy. 7'nin 7'si. Hadi bismillah diyelim. WoW'da mod olan Dota, Dota'nın çakması LoL mü bu durumda? Ya işte ondan bahsediyorum. Evet esinlenilen şeyler vardır ama yani esinlenmenin ötesine geçtiği noktayı zaten oyuncular da hisseder. O durumda oyuncular da eleştirir bu durumu. Bizim canımız 7K, aylığımız yok diye canımız bir tık düşük. Nasıl yapalım o işi? Health setimizi çıkarttık. Yani evet antiliyiz. Antili oynayacağız. Sıkıntı yok. Bir farm slotu bulalım. Ondan sonra devam. Bakalım. Kim izleniyor 13K? İsim vermeyeyim. Şimdi yani adam yayın açtı. İlk gün 13-14K izleniyor. Chatte toplasan 200-300 tane mesaj var. Ya öyle şey, öyle dava yok baba. Hani QSE var burada. Buranın kapışması dönüyor mu? QSE orada. Burada Fanisler diye birisi var. İki slotu da mı alıyor ya? KSE ile girmek istemiyorum da. Stone Golem'e mi gidiyorsun? Bir PM atalım. Siyah hocam ne kadar daha kalacaksınız? Bir soralım baba. Siyah reis ne kadar daha bu slottasın? Valla birisi bize slot salsa 10 numara olur açıkçası. 10 numara olur. Öyle olsun. 6'ya yaktık mı? Deme. Ne yaktık peki 6'ya? Ne yandı abi? Ciniyle kasıyor reisim ya. Ne diyor? Slot mu lazım? Aynen kankam ya. Anlamam yayın falan ben. Abi öyle bir şey olmaz. Biz yayında başka yayıncıların isimleri olmaz. Paylaşılmaz. JR'ye kadar inşallah demiş. Kolay gelsin diyelim. Kolay gelsin dedik. Oo, bu adamlıkta kaçıncı seviye ya reis? Vallahi sağ olsun ya. Bu adam zaten bana ne zaman görse yardımcı oluyor. Allah razı olsun. Şöyle başlayalım bakalım. Bol droplar dostum cansın. Ya adam gör adam gör. Çitin bol yaktık çok önemli bir şey değil. Önemliymiş. Benim için önemli lan. Benim için önemli. Tamam başladık farmımıza arkadaşlar. Arkadaşımız sağ olsun slot bıraktı bize. Tatlı tatlı kasacağız. Onun bir yere gidesim vardı. Yoksa tanışıyoruz bu arada arkadaşlar. O yüzden bıraktı. Onu bilmiyorum ama sağ olsun yani düşünmesi yeter. Ne demiş sana da demiş eyvallah. Abi şimdi YouTube masterları hem canlı chat hem de yayını sonradan izleyen dostlar size sorum şu. Ben bu slotu MP rek yerine eyvah ben MP rek'i
sanırım sattım lan. Eyvah. NPR2 sanırım ben NPC'yi sattım. Emin değilim. Emin değilim ama sanırım sattım. Ya ne olur böyle bir şey yaşanmasın ya. Bu slotu MP2'de mi dönmek mantıklı yoksa şeyle mi diye söyleyecektim. Of. Umarım satmamışımdır ya. Çok korkunç bir senaryo olur bizim için yani. Bak en basit 100 kişi izlerken dakikada 5 mesaj gelir. 1K izlenip 4 dakikada 1 mesaj gelmesi tuhaf değil mi? Yani katılıyorum bu arada. Aa bu da Drakariste. Bu dostum da Drakariste. Klan olarak. Bu arada save sayıcıya basmayacağım. Save'm bitince bitmiş olacak. Yapacak bir şey yok. PC flash bastık mı bastık. Sıkıntı yok. Üstünden çok geçmediyse git. Abi geçmiştir ya onun üzerinden. Vallahi geçmiştir. Bakarız ona bir. Bu sırada Murat Duru Kademi 2 ile abone olmuş. Onlar yayına çıkıyor mu ya? Yayına çıkmadı değil mi ya o? Murat'ım çok teşekkür ederim. Kademi 2 ile abone olmuş ya. Allah razı olsun. Sağ olsun. Bu arada üyelere özel içerikler üretmek istiyorum. Onu da söyleyeyim. Yapacağım da güzel içerikler gelecek. Sadece üyelerin izleyeceği. Onlara bir şeyler katacak. Bir şeyler yapalım. Nihoza'ymış. Tamam tabii ki. Nihoza'cığım çok teşekkür ediyorum. Kesene bereket. Üstelik Kademe 2 ile abone olmuşsun. Öpüyorum. Baş tacısın. Hem Twitch'te abonemiz Kademe 3'te. Hem de YouTube'da en yüksek kademe olan 2 ile abonemiz. Bir tanedir. Nihoza başkadır. Nihoza'm benim. O zaman farming'e devam. Şu ana kadar TS alamadık. Restore ile can dolduralım bu arada. Hiç şeyle uğraşmayalım. Can pot veya normal ile uğraşmayalım. Bu şekilde dolduralım. Twitch nasıl kapatıldı? Abi Twitch'te yasa dışı kumar sitelerinde yapılan yayınlar biliyorsunuz. Türkiye'de kumar yasak. Yasa dışı kumar yasak. Yoksa Milli Piyango'nun içerisinde oynanıyor yani. Kumar yayınları normalde yasak olması gerekiyordu. Fakat Twitch bunları kapatmadığı için Türkiye'de böyle bir BTK tarafından karar alındı ve Twitch kapatıldı. Ha Onur sence Twitch geri açılır mı dersen Twitch geri açılır arkadaşlar. Yani ben en fazla 5-6 gün veriyorum demiştim. Bu hafta içi açılacağını düşünüyorum. O süre zarfında da YouTube'da yayın yapacağım. Belki bu şekilde sararsa YouTube Twitch aynı anda canlı yayın açarız. Belli olmaz. Bu şekilde bir karar alındı. Bizim elimizde altın bileziğimiz var. YouTube'umuz var. YouTube kitlemize de seslendiğimiz bir yayın olsun. O şekilde yapalım dedik. CZ'de en iyi solo farm neresi dersiniz? Abi CZ'de atabileceğin en iyi farmı BP için konuşuyorum. Stone Golem'de atarsın. Onun dışında ağaçlar müthiş. Bak 80 level'a kadar. 81'de drop atmıyor. Çok az atıyor. 80 level'a kadar ağaçlar müthiş gerçekten. Ağaçlar 1. Stone Golem 2. Mastodon 3. Troll 4. Bence bu slotlar dışında solo farm'a çok da yönelmemek lazım. Evil Wizard tamamen şans slotu. Eğer şansına güveniyorsan git gir. Ama ben şansıma güvenmiyorum. Evil Wizard slotunda zaten YouTube videolarından biliyorsunuz neler çektiğimizi. Yok ağaçlar kötü gelmeyin gelmeyin. Tamam ağaçlardaki arkadaşı bulduk Halit'im. Hangi ağaçlardasın söyle Halit'im. Asas 83 kardeşim. Asas'ta Hobgoblin yapabilirsin abi. En güzel farm. Mastodon yapabilirsin. Hızlı olduğun için gidip gelirsin hızlı bir şekilde. Mastodon ya da Hobgoblin öneririm ya. Onun dışında çok önermem. Temettü'den emekli. Hoş geldin abi. Aleykümselam. Yaş kaç abi? Hayırdır? Emekli memekli. Allah Allah. Yoksa yaşlı kurt muyuz? Ares server'ının vazgeçilmez üyelerinden biri miyiz abi? Ares server'ında 8 yıl önce dizdiğim çar hala duruyor mu abi merak ettim. Değerli dostum senin yaşındayken sabahlar olmuyordu bu oyunda. Bolda merkezi sağdan soldan yokuştan çıkıldığı zaman. Oo bak nasıl bildik. Ya sadece binlike bakarak bir analiz yaptık. AS eyvallah şef. HB hayırlı olsun geldi. Seviyemiz bitti. SVS'ye basmayacağım. Bir asas masas gelirse zaten ya keseriz ya kesiliriz sıkıntı yok. Yeni video ne zaman kanka? Emek edit çok büyük ama video aradığı kaç gün kanka normalde? Abi yeni kararımı duyuruyorum. Yeni video hazır. Yeni video şu an YouTube'a da yüklendi. Her şeyle hazır. Sadece paylaş tuşunu bekliyor. Ne zaman paylaşacağız? Açıklayacağım ama önce Emre Akkuzu Kademe 2 ile abone oluyor. YouTube'a gelen yeni abonelerimiz hoş geldi diyelim. Kademe 2 ile kanala katılıyor. Yani ücretli abonelik sağlamış. Sağ olsun Emre. Teşekkür ederim. Seva kardeşim buraya da geldi. Tamam ben hangi Emre olduğunu çıkarttım. Kafeci reisim bu. Kafeci reisim hoş geldiniz. Öpüyorum. Baş tacısınız. Abi YouTube video aralığını söylüyorum. Şimdi haftada ben normalde 2 video atmaya gayret ediyordum.
Fakat iş yoğunluğu, işte biliyorsunuz nişanlılık, onun alışverişleri, o bu derken çok fazla yoruluyorum. O yüzden haftada bir yapıyordum, şu an haftada iki geliyor, dert etmeyin. Yeni bir bilgisayar aldık. Bu bilgisayarla çok güzel bir video serisi geliyor. O bilgisayara özel. Belki canımız isterse bir tane daha video serisi YouTube yayın açık diyelim. Bir izleyici bir izleyicidir. Canımız isterse bir tane daha farklı serimiz var. Onu da yaparız ama onu üyelere özel yapacağım sadece. Çok güzel bir farm serisi geliyor. Daha önce Knight'da hiç yapılmamış bir seridir. Bir videosunu izlediğin zaman o slota dair her şeyi öğrenmiş olacaksın. Sıkıcı bir video serisi değil. Espriler, güldürler, bizim eski edit tarzında tatlı bir video serisi geliyor. Haberiniz olsun. İlk videosunu yarın çekmeye başlarım. Haftada bir tane o seriden video gelir. Yani farm serisi gelir. Haftada bir tane de sıfırdan serisine video atmış oluruz. Tertemiz içerik çıkartmış oluruz. Ama haftada ikinin üzerine çıkar mısın? Hayır. Sıfırdan serisini haftada iki paylaşabilir miyim? Bazen evet. Ama arkadaşlar, kalitesiz video yapmak da istemiyorum. Açıkça söyleyeyim. Kaliteli olsun videolar. Biraz vakit alsın istiyorum. O da benim hatam. Normalde YouTube algoritması ona bakmaz. YouTube ne der? Ne kadar seri video basarsan o kadar iyi. Bu sırada Mutlu Kanıkara kademe 1 ile abone olmuş. Abi çok teşekkür ederim. Kesine bereket. Öpüyorum. Baş tacısın. YouTube'a gelen aboneler çok kıymetli. X-Value slot paylaşımı tamamlandı mı? Onur'un bize slot kaldı mı? Abi kaldı kaldı. Hobgoblin slotu senin abi. Haberin olsun. Ben Tuna Nehri bu arada. Mevlüdüm. Can dostum. Onur, 200 saniye CZ Golem videosu gelmez mi? 200 saniye olayını geçin. Bak şimdi. Ben bugüne kadar size dürüst oldum. Yine dürüst olacağım. Arkadaşlar, evlilik aşaması yaklaşıyor. Tabii ki para da lazım. Çıkıp da biz hani hırsızlığa, ona buna bulaşmayalım. Bit hırsızlığı falan biliyorsunuz çok moda. Yoksa şurada 2 ay Twitch'te bit hırsızlığı olayına bulaşsan zaten düğün parası çıkar. Ama yani ben onurumla gururumla para kazanıp işte nişanlılık hayatına, düğün hayatına katkı olsun, evlilik hayatına katkısı olsun istiyorum. YouTube'da kısa süreli video yaptığınız zaman maalesef hiçbir şekilde para kazanamıyorsunuz. Bak, samimiyetle anlatıyorum. O yüzden yapılacak videoların hepsi 8 dakika ve üzerinde olmak zorunda. Para kazanmak istiyorsanız. Bahsettiğimiz paralar çok paralar mı? Değil. Ha, Onur, sen işi paraya çevirmişsin komple diyorsan, işi komple paraya çevirmiş olsam haftada sana 3-4 tane video atarım. Haftada 3-4 tane video atarım ve çok da güzel para kazanırım. Asgari ücretin üzerinde de kazanırım. Ama dostlar, her şey para da değil. Bir noktada videoların kaliteli olması lazım. O kalite düştüğü anda ben burada yokum. Videonun kalitesi. Bugüne kadar şu videoya attığım çok kalitesiz bir içerik dediğim bir içerik var mı? Muhtemelen hayır. Öyleyse tamam. Ananı satayım, tek yedik. 4982. Hangi klan lan bu? Oğlum görmedim ya. Vallahi görmedim ya. SVSC'ye basacağız burada. RPR'mizi atacağız. Görmedim geldiğini ya. Ben niye oraya bakıyorum ki? Ben sağa doğru bakmalıyım. Bu sırada neyse, YouTube videosundan zaten izlersiniz ne kadar kastımızı. Şunları satalım. Gitsin bunlar. Slotumuza tekrar gidelim. CZ'de olacak böyle şeyler. Kanka, dün PK'da klan başkanı olan okçu sen misin? Yok dostlar, benim okçularım yok. Sen 1 saat yap, haftalık at. 20k izlenmen hazır zaten kanka. Ya sıradaki video 1 saat bu arada. Çok güzel bir video oldu ama. Gerçekten içime sindi. Hatta 2-3 tane sahne vardı. Dedim ki daha uzun olmasın. Kısayım artık birazcık. Bir sonraki videoya atarız dedim. O 1-2 saniye yani. Hellbreaker aldığımız sahne o videoda yok. Öyle söyleyeyim. Selam Onur'um, biz her yerde izleriz seni. Bırakçım, hoş geldin can dostum. Öpüyorum seni. Senin bir ara açıklamadığın bir slot vardı. Çok gizli olan. Onu açıkladın mı? Ben bir ara takip edemedim de yine. Abi, Urukay slotuydu. 5 ay boyunca orada farm attık. Videosunu çektim. Yayınlamadım. İnşallah nasip olursa ilerleyen aylarda yayınlarız. Urukay videosu, yani biz 5 ay tuttuk o slotu. Günde yaklaşık 60M, 70M civarı para kazanıyorduk. O kazandığım paralar nereye gitti dersen, Aralık ayında başlamıştık o slota sanırım. Kasım'da serverlar açıldı. Aralık'ta başladık. İşte Ocak, Şubat ayına kadar Knight Online'dan ben cash desteği almadığım için o dönem dedim ki şey yapayım. Oradan gelen parayla ben Char'ın cash'ini karşılayayım. İşte bu tarz faaliyetler yürüteyim dedim. O şekilde bir şey yaptık, oraya gittik. Cash desteği aldığım gün slotu bıraktım derken Tuna Ancan kademe 2 ile abone oluyor. Tunişim hoş geldin, eyvallah cansın. Senin yüzünden eyvah hocam, ayıp oluyor ama. Hocam ayıp oluyor ama. Malis geldi, ölmedik bu sefer. Senin yüzünden YouTube Premium aldım. 40 yıldır arkadaşın hesabını kullanıyorum.
Oğlum al bir zahmet, YouTube Premium 2024 yılında yaşıyorsun yani. YouTube Premium şart abi. Şart yani. Kanka onu okuduk. Var mı yok mu? Ne var mı yok mu? Yeni video hazır, YouTube yüklendi. Evet kanka, devamı nerede, ne zaman paylaşıyorsun? Yarın akşam saat 5 gibi, 4 gibi ya da 5 gibi canlı yayına koyarız abi. 4 ya da 5. Tık diye yayında. Şu an YouTube'a yüklendi bu arada video. Sadece herkese her şeyini yaptım. İşte küçük resmini tasarladım, açıklamalar kısmını yazdım. Her şey hazır. Aa, reklamlarını dokanmadık. Bir reklamlarını ufak bir dokanma yaparız. Ondan sonra yayınlarız. Abi ben şu aradan geçip gitsem müsaadenizle, hiç dokunmayacağım. Abi Hilat ölmesine uğrarır. Hiç dokunmayacağım. Alakam yok. Ama herkesi bırakıp bana gidecek değil mi o adam? Gel gel gel, BP var arkada, BP. Şöyle gidersek yani hiç gözükmeden sıkıntı yok. Kanka yeni geldik. Belki kaçırmışızdır. Twitch tamamen mi kapandı artık? Onu bilemeyiz. Yani şu anda Twitch'e söylenen şey bu yasa dışı kumar yayınlarının Türkiye tarafına engellenmesi halinde açılacağı yönündeydi. Berk Aplak kademe 1 ile abone olmuş. Berk'cim çok teşekkür ediyorum. Keseye bereket can dostum. Öpüldüm, bir tanesin. Bir beğeni mi istesen acaba? Dostlar bir like mike bir şeyler atabiliyor muyuz acaba? Canlı yayına. Canlı yayını öne çıkarıyor bayağı. Oğlum ben bilmiyorum bunları. Siz nereden biliyorsunuz? Tamam, bir rica edelim. Bizim dostlar bizi kırmaz. Hemen bir like tuşuna basar. Ya Seven, video yükleyecek misin? Polis mi çağıralım? Kankam vallahi yükledim videoyu. Paylaşmadım sadece. Paylaşacağım. Az bir bekleyin. Yarın akşam 4-5 gibi paylaşacağım. Söz. Bak %100. Paylaşmazsam 100 bin liralık çekiliş. Bak 100 bin lira. Ya hazır çünkü her şey. Paramı risk edemem. 100 bin liram da yok. Her şey hazır. Sadece paylaş tuşu kaldı. Bakalım onu da halledeceğiz inşallah. QS'ye bize dokunmaz diye düşünüyorum. Alem biliyor, adam değilsin. Hayırdır inşallah. Nasıl yani? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Adamlığımıza da laf ettirmeyiz. Hadi bakalım. Şimdi bizim slotu kapmamışlardır. İnş. Öldük de geldik. Yazalım. Bak düzgünce yazalım arkadaşa. Kim bu? Ha, Klas Türk'müş. Tamam, Klas Türk'müş. Bize salar o slotu. Urukayı'dan Messi drop ile para dönüyor kanka. Abi Urukayı'dan kazandığın para nereden geliyor biliyor musun? Şimdi Monster Stone atıyor. Busa atıyor. Bes atıyor muydu hatırlamıyorum. Sanki atıyordu. Bus ve türevleri atıyor. Bes de atıyor haliyle. Onun dışında Vortex Bow atıyor. Glaive atıyor. Monster Stone'dan zaten deli gibi para kazanıyorsun. Benim Urukayı'da gördüğüm en enteresan drop'u söyleyeyim. Günde yanılmıyorsam o dönem droplar kısıldıysa şu an aynı olmayabilir. 18 tane falan Monster Stone alıyorduk. 18 tane Monster Stone'dan 3 tane çarımız vardı. 18, 18, 18. Biz onların hepsini giriyorduk Hakan'la birlikte. 2 kişi yapıyorduk biz o farmı. Şuraya doğru bakacağım bu arada. 2 kişi yapıyorduk. 18, 18, 18. Tüm MS'lere giriyorduk. Bir gün hiç unutmuyorum. Bir tane rol Hakan aldı, bir tane ben aldım. Rolün tanesi olan o dönem işte server'ın başları olduğu için 75-80M. Yani bir tane rol nereden baksan işte bir kaç 500 lira mı 450 lira mı ne ediyor? Ki o dönemin 450 lirası 500 lirası da kıymetli yani, onu da söyleyeyim. Twitch 27 yayınlık izleme serisi vardı. Onurum 30 yapamadık. Onları halleder diye düşünüyorum Twitch ya. Çözdür bir şekilde. Sen 100K'yı burada dağıt. Yenge de seni dağıtsın. Sorma abi, yok. Aman diyeyim, aman diyeyim. Hangi internet sağlayıcısını kullanıyordun? Ek olarak hangi ildeydin? Abi Düzce'deyim. Türk Telekom kullanıyorum. Twitch'te kaç kişi ortalama izliyordu? Twitch izlenmelerimiz ortalama 350 bandında sanırım. 350-400 banda. Twitch neden kapandı güzel insan? Abi Twitch'te yasa dışı kumar yayını yapıldığı için kapatıldı. Twitch Türkiye'de bunların kapatılması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti ne diyor? Yasa dışı kumar oynatmıyor. İzlenmesini de istemiyor haliyle, haklı olarak. Kapatılmasını istiyor ki bence de kapatılsın yani. Hani Twitch kapatılmasın. Bu kapatılsın. Eyvallah reis. Bu kapatılsın yani, şey kapatılsın. Kumar yayınları kapatılsın abi, insanları etkilemesin. Eyvallah cansın. Teşekkür ederim aklayıncım. Bir tanesin. Yayında var mı acaba? Twitch okuduk. Süpan Savaş. Hoş geldin abi. Süpan. Ne güzel isimmiş ya. Süpan. Nereden biliyorum ya ben Süpan ismini? Süpan, Süpan, Süpan. Nereden biliyorum? Tanıdık geldi be. Zaten bu ismi bir duyduysan unutmazsın ya. YouTube'un tek kötü yanı ne biliyor musun? Bak YouTube'da sıkıntı. Sevdiğin, istediğin müziği dinleyemiyorsun kardeşim.
Yapacak bir şey yok. Sevdiğin istediğin müziği dinleyemiyorsun. Yapanın eline sağlık, ne güzel oldu. 3 kuruş parası var milletin. Yarım aklıyı da onda kumarda. Ya kesinlikle katılıyorum. Çok fazla özendiriyor. Hiç gerek yok. Süphan Dağı'ndan biliyoruz lan. Doğru. Doğru. Süphaneke'den biliyorsundur. Biz imam hatipler kapatsın dedik. Adamlar Twitch kapattı diyor. Ya reisim, yani adam söylemiş. Demiş ki yasa dışı bahis şeylerini kapatın. Yoksa biz sizi kapatırız demiş. Kapatmamışlar. Yani bir şekilde kapanmamış. Karşılarına çıkıyor insanların. Bu durumda da adam çıkar kapatır yani. Anladın mı? Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği bir karardır yani en nihayetinde. Ki benim işime geldi mi dersen, hayır benim işime hiçbir şekilde gelmedi. Twitch'teki o üzerinize de alınmayın ama Twitch canlı yayın platformu, YouTube video platformu yani. Kalendercim eyvallah adamsın Seven demiş, öpüyorum. Kumar yayınları içinde Twitch 2 gün öncesinde kapatmış fakat işletme girdiğinden geç kalındı. Geç kalınmayacak abi o zaman yani, yapacak bir şey yok. Açılır arkadaşlar. 5 gün içerisinde ben açılacağına eminim. Hatta belki de pazartesi salı bile açılabilir. Bu dostum bize vurur mu? Boğlu bir dostumuz. Gidiyor bakalım. Kick daha erken açılacak gibi. Vallahi bilmiyorum. Açılabilir. Kick daha erken açılabilir. Çünkü daha erken kapatıldı. Daha erken başvuru yapacak. Ya da ikisi aynı anda açılır. Ama yani garip olaylar da diyor ya. Devletle ilgili değil bu. Demirören kazansın diye yapılıyor. Zaten Kick'le ilgili BTK ilk başvuru Milli Piyango yapmış. Özel işletme. Ben bilmiyorum. Ben siyasi yönüne veya birini zengin etmek adına yapılıyor mu yapılmıyor mu bilmiyorum. Kumarla işim yok biliyorsunuz. Ben neye bakıyorum? Kardeşim doğru bir karar mı? Doğru bir karar. Yani kumar içeriklerini sunmasınlar. Çünkü gerçekten gerçekçi sunsalar yine eyvallah diyeceğim dostlar. Şimdi adam giriyor sitede diyor ki 100 bin dolar bahis başlık atıyor. Giriyorsun bakıyorsun harbiden 100 bin dolarla oynuyor. Babacım o adamın 100 bin doları değil. O sitenin ona tanımladığı bir 100 bin dolar. Sen niye inanıyorsun ona? Sen niye inanıyorsun? O adam bakıyor işte 100 bin lirayla girdi, 500 binle çıktı. Ya diyorsun, ben de 100 bin var, şunu atayım. Ya babacım attın, eyvallah, her şey tamam. Ama şöyle bir durum var. Bak o adam 50 defa oynuyor, 2 defa kazanıyor. Sen onu görüyorsun. Bu aynısı Knight içeriklerinde de, hatırla. Ben kaç tane upgrade yapıyorum? 20 tane upgrade yapıyorum. Kaç tanesi başarılı? 3 tanesi. Bunu Twitch'e atıyorlar. Şey YouTube'a atıyorlar. YouTube'da ulan Twitch'teyken YouTube diyorduk. YouTube'dayken Twitch. Bunu YouTube'a atıyorlar. Ne diyor adam? Altına geliyor yazıyor. Yayıncı şansı. Baba sen benim 17 tane yaktığımı görmedin ki ama. Ben 17 tane yaktım senden önce. Anladın mı yani? Sen onu görmedin. Sen o adamın kaybettiği yayınları görmüyorsun ki. Ve ne kadar inanabilirsin ki o adam site tarafından fonlanıyor. Site tarafından da şansı artırılabilir. Daha önce bunun örneğini görmediniz mi? Ya böyle bir şey mümkün olabilir. Olur mu bilmiyorum. Olabilir diyorum yani. O yüzden kapatılması, yani o kumar yayınlarının kapatılana kadar kapatılması bence iyi bir karar oldu. Benim işime gelmediği halde bak bunu söylüyorum. GM Destekli'nin kumar versiyonu. Aynen öyle. Oğlum tüm dostlar gelmiş yalnız. Ahmet Esen falan da burada. Buff'ın bittiği yere bir dikkat istiyorum. Şöyle yaptık. Tamam, reisim bize dokunmadı. Şöyle devam ettik. AC'mizi de yenileyelim. Şöyle de AC'mizi alalım. Tamamdır. Yayıncıların zararı ne kadar onu söyle. Abi bir kere şimdi sponsor firmalar, mesela Banyo Game veya diğer firmalar yayıncıları sponsor değil mi? Benim sponsorum Banyo Game. Şimdi Banyo Game senin Twitch'teki izlenmene ve YouTube'daki aktifliğine göre sana bir para ödüyor. Yani bu adam bir noktada teknik olarak zarara uğramış oluyor. Babacım bu çarı kesebilir bu arada. Şöyle bir şey yaparsam kesemez ama. Lightning talle taktım. Tamam. Otur kalk geldi. Baba ne yapıyorsun sen? Ne yapıyor? Kankacığım deli misin sen? Deli taktiğimi yapıyorsun. Yani iki yiyeceğim farkında mısın bilmiyorum ama ben de buna tav alıyorum mesela. Vur şeyi bırakıyor. Otur kalk yapıyor. Vurmuyorsun. Vurmaya başlıyor. Ne alaka? Hiç umurumda olmaz ki. Ben burada farmlamaya devam ederim. Lele Talyam da var. Tamam. Manam bitti mi lan? Tongolem bir duracağım mı ya? Allah Allah. Babacım sen beni kesemezsin de. Şimdi şöyle bir şey var.
Garip bir adam. Garip adam. Garip adam Vesselam. Ben farma devam ederim. Sadece beni bir tık rahatsız eder. Leyretalyam olduğu için de kit de yemem. Ne mikrop bir şeysin ya. Ne mikrop bir şeysin ya. Oğlum tamam kit yemiyoruz da tüm ice'ları da yemeyelim ya baba. Ne dedin o işe? Heh, tamam git abicim yani. Uçar bunu kesemez yani. İstese de kesemez. Doğru bilinen bir yanlış. Yani şey çok daha iyi. Leretalya çok daha iyi. Burada Erotalya da var mesela. Erotalya'yı takmıyorum. Çünkü Erotalya Lere yedikten sonra ölüyorsun ki bir anlamı yok yani. Görmedim ben. La 5 defa yazdın. Görmedin. Ne? Bir daha yaz. Bir dakika abi. Chat şu an bakamadım. Şeyle ilgileniyordum. Şu adam mikrop adamla ilgileniyordum. Bu kodda niye çift ekran oynarken diğer ekrana geçince donma veya anlık siyah ekran bende yapmıyor abi. Ekran kartınla alakalı o. VDN'yi tak. ICM. Doğru. VDN'yi taksaydık ki orada. Şuradaki 3 Erevo Antik. Güzel. Burak. Teşekkür ederim. Senin gibi bilinçli güzel insanlara destek verdiğim için bir kez daha mutlu oldum. Mehmet eyvallah reisim. Benim işime geldi. Twitch nedir bilmezdim, artık izleyebilirim sizi. Abi Twitch de güzel. Yani Twitch'te yayın yapmak da güzel. Canlı yayın anlamında gerçekten çok akıcı bir işletme. Ama işte dediğim gibi bu tarz şeyleri var, sıkıntıları var. Hani kumar yayınlarına izin vermesin yani bir zahmet. Aylık ne kadar kazanıyorsun? Abi o söylenir mi yani şimdi? Bir kere yayıncıların gizlilik sözleşmesi var. Onları paylaşamıyor. Tatmin edici bir şey kazanıyor muyum? Evet, tatmin edici bir şey kazanıyorum. Yani hakkını kazanıyor musun dersen hakkımı kazanıyorum. Günde ben ne kadar vakit ayırıyorum? Günde 4 saat yayın yaptığımı düşün. Onun dışında YouTube videolarına yaklaşık bir günlük gün bazında 2,5 saat 3 saat civarı içerikleri editlemek için vakit harcıyorum. Günde 7 saat bu işle meşgul olan birisinin ne kadar kazanması gerekiyorsa o kadar kazanıyorum. Öyle söyleyeyim. Benim kazandığım parayı günde 7,5-8 saat herhangi bir işe harcayarak sen kazanabilir misin? Vallahi kazanırsın. Diyorum ki STR1'de HP'den kısıp int verip trial giysek çok mu kötü olur? Trial'le de STR'ye basacağız ama. Abi bu serverda yemez. Şeyde yiyor. Eski serverlarda yiyor. Ares'te falan görmüşsündür belki. Trial setle STR bonus oynayan var ama onu yapacağına git triallere int bonus bas, int oyna. Bu arada ya şu HB'nin güzelliği. O söylenmez, ben söyleyeyim ne kadar kazandı. Sadece Kezon'dan aylık 15k kazanıyor. Ne oldu da kapandı? Kumar yayınları yüzünden. Benim Twitch'im değil ama. Komple Twitch kapatıldı. Çıplaklığa, kumara direkt ban atılması lazım denmiş. Ama işte bizim ülkemizde yasak. Başka ülkelerde serbest. Partner Plus kısıyorduk ne güzel. Abi Partner Plus çok şükür. Yani işimiz rast gidiyor. Bu ayı tamamlamıştık. Eğer bu ay içerisinde açılırsa bir sıkıntı olmaz. Eğer önümüzdeki ayın ortalarında açılırsa ben mail atacağım. Diyeceğim yani böyle bir sizin iş bilmezliğiniz yüzünden bizim Partner Plus'ımızı aksatmayın. Ha öyle bir şey olursa da kalkarım YouTube'a gelirim komple. Hiç sıkıntı değil. Abi Twitch'te mesajlarımız okumuyordu. Burada da okumuyor abi. Ya bir sürü parametre var ama reis. Şimdi Serkan'ım bir yandan buraya bakıyorum. Bir yandan biriyle uğraşıyorum. Bir yandan adam gelecek mi? Bir yandan chat'e bakıyorum. Zor oluyor. Pardon. Asgari ücret aşağı yukarı. Asgari ücretim bir tık üzerindedir ama çok da üzerinde değil. Seha Üstet hayırlı olsun YouTube. Eyvallah Ferdi'cim. Teşekkür ederim. Pentos. Bu Pentos bizim Twitch'te de aynı nick değil miydi ya? Aleykümselam Pentos reisim. Rüykam gidiyor can dostum Rüykam. Ne anlatıyorsun be dayı? Yayında mısın Rüyka? Geldin mi yayına? Lan Rüyka burada da bizi bulduysan reis canını yerim seninle. Günlük 670-700 TL civarı o zaman. Ah lan MPRK ama bu para etmez değil mi herhangi bir şekilde? Sanmıyorum edeceğini. Yine de şuraya atalım. Aklında bir şey var çünkü. Onu orada değerlendiririz belki. Ya Rüykam can dostum valla teşekkür ederim. Özellikle Farmer Hunter klanına bak buradan çok teşekkür ederim. Kendileri humanken bize kesinlikle dokunmuyorlardı. Allah razı olsun. Baş tacı hepsi. Çok kıymetli dostlar. Okçuyu kesmeye geldi. Ya adam adam ya adam. Ya gerçekten adam gibi adam ya Rüyka. Şimdi ne olacak bana? Bot Rizelileri nasıl izleyeceğim ben? Onur'um paramın 3. slot çarın yatmış. Arka odadan onu da bir erle gel. Ahmet'im o şey otomatik kendi kalkıp gidiyor ya. Ahmet'im sen bilmiyorsun herhalde bu sektörü. Aga ne yapacaksınız? Kadına yaşı erkeğe maaşı sorulmaz. Ya beyler dediğim gibi hak ettiğimiz bir ücret kazanıyoruz.
ne fazlası ne azı. Sağ olsun Bino Game de o konuda bizi destekliyor. Onun dışında izleyicilerim sağ olsun çok destekliyor. Baksana YouTube'da yeni açtık. YouTube'a bile kaç 5-6 tane şey geldi, abone geldi yani. YouTube'a yani bak. Ki bu arada ben onları içeriksiz bırakmayacağım. Size sözüm olsun. Bu ay içerisinde şey planına, yani bu aydan kastım Mart ayı içerisinde üyeler özel içeriklere ufak ufak başlayalım. Çok sık gelmez ama gerçekten attığım zaman nokta atışı onların işine yarayacak. Özellikle oyunda para kasmaya yönelik, nasıl işte para kasılara yönelik çok özel içeriklere söz veriyorum, sadece üyeler özel yapacağım. Sonrasında da onları açmayacağım. Sadece üyeler izlesin. Size söz. Üyelere söz. Ne kazanıyorsan hakkındır, helal hoş olsun. Eyvallah eyvallah litre isim, teşekkür ederim. Artı 5 olanı 1.5 hem. Yok aklımda bir plan var abi. Sana anlatmadım onu da bir yayın sonu anlatırım Ceren abi sana. Sen fazlasını hak ediyorsun bu oğlum. Yok yok vallahi bak harbiden Bino Game başka bir firmayla çalışıyordum biliyorsunuz. Oradan ayrıldık. Rise'dan teklif aldım. Rise'e gitmek istemedim. Knight'ta kalacağım diye kendime söz verdim. Knight oynamak istiyorum. Önümüzdeki süreçte eğer çok ciddi bir değişim olmazsa, radikal bir değişim olmazsa Knight'te kalacağım. Ha yarın öbür gün Rise Online'a geçtiğimi görürsen, ki yakın gündemde böyle bir plan proje yok, geçtiğimi görürsen bak açık açık buradan da sana söylüyorum. Bil ki iyi para vermişlerdir, ondan geçmişimdir. Hiç oyunu boklamayacağım. Yani gidip de baba ben Rise'e geçiyorum, 18 yıllık 20 yıllık oyun, 20 yıldır da bu oyunda okçu var ama beni bugün rahatsız etti bu olay demeyeceğim. Dürüst bir şekilde diyeceğim ki kardeşim bana iyi para verdiler, o yüzden geçiyorum. Bitti. Bak bunu da söylüyorum. Dürüst bir şekilde söylüyorum. Ya 20 yıllık oyun hangi slot ya da upgrade denenmemiştir? Pazar denen... Ya öyle deme işte bak. Videoları izlediğin zaman görürsün. Birçok şey var yani. Detayı var onların. Beton yetmez, beton. Ben şeye tav oldum zaten. Knight içeriği üreten adamlarda tav olduğum şey şuydu. Baba geçiyorsun eyvallah geç, bak sana vallahi kazancında kimsenin gözü yok. Ben de iyi teklif aldım. Bu benim tercihimdi, gitmek istemedim sadece. Ama babacım geçerken de yani 20 yıldır zaten sen bu oyunu oynuyorsun. Bir şeyleri ne bileyim boklamadan önce şeyi düşün. Reis bir tık kalın gelir bu çar ama sen bilirsin. Nasıl yapalım o işi? Tamamdır sen git bence de. Malisi geldi. Sıkıntı yok ki. AC'mi aldım. Bir tane de ben tüküreyim sana şuradan. He? Devam. Maden denen olmadı şu ana kadar. Ya maden çok kötü bu arada, onu söyleyeyim. Maden bayağı kötü. Her 3 ayda bir bug çıkan oyun oynanmaz bence. Yani çok büyük buglar çıktığı zaman katılıyorum. Kestim diyor. Ya çok büyük buglar çıktığı zaman sıkıntı oluyor. Ve sıradaki video bununla alakalı, onu da söyleyeyim. Yarın yayında arkadaşlar. Yarın izlersiniz YouTube'dan. Saat 4 ya da 5 gibi yayına koyarız. Çok güzel video oldu. Oyunda çıkan bugla alakalı da bir Twitch kesiti var. Oradaki konuşmalarımız falan şey yaparsınız. Çok dramatik oldu o birinin sonu, sorma ya. Babacım Rise'da Treant kesiyor mu acaba? Guardian of the Seven. Zaten daha önce yaşandı bunlar, sözleşmesi biten geri geliyor. Abi zaten gelecek. Yani o adam orada attığı PK'dan keyif almıyor olabilir. Gelsin de sıkıntı yok. Bak ben şey de demiyorum. Onlar at gibi giden it gibi döner falan da demiyorum. Gelsin, başımızın üzerinde yeri var. Knight oyuncuları olarak bağrımıza basarız. Bu oyunda hırsız adam yayını açtı da abi seni çok özlemişim. Abi sana hırsız diyorlar ama ya çok özlemişim deniyor yani. Şurada bir asas var. Küseye mi geldi acaba Z'ye az önce? Onları da bağrına basar Knight oyuncusu. Onda sıkıntı yok. Sıkıntı nerede biliyor musun? Sıkıntı şurada. Diyelim ki sen okçunun çok fazla ice layer'e atmasından şikayet edip bıraktıysan ve bu düzeltilmeden önce dönersen tükürdüğünü yalarsın. Sen eğer ki yöneticilere küfür ederek gittiysen, bu yöneticilerden memnun değilsen ve sen bu yöneticiler değişmeden tekrar Knight'a gelirsen o zaman yine tükürdüğünü yalarsın. Bahsettiğim şey bu. Tamam mı? Bak sıkıntı bu. Bunun dışında Rise'a gidip adam geri gelmiş, hiç sıkıntı yok. Bizim Emrecan sütçü gitti. Adam bırakırken ne dedi? Ben dedi yönetime ulaşmaya çalışıyorum, ki ulaşmaya çalıştığında ben şahidim. Ulaşamıyorum, bir sıkıntım olduğunda muhatap bulamıyorum dedi. Doğru muydu? Doğruydu. Evet.
Çok da güzel para ödediler. Ben o yüzden gidiyorum dedi. Sütçü Milchman bilirsin. Milfman. Milf adam. Gitti bu adam. Tamam. Sıkıntı var mı? Yok. Niye sıkıntı olsun ki? Adam dürüst bir şekilde olan şeyi söyledi sana. Parayı da iyi ödediler dedi. Adam gitti. Bu kadar basit abi. Bunun olması lazım. Anladın mı? Diğer türlüsü çok antipatik oluyor. Yani sen okçulardan şikayet edip sürekli Ice Lair'e yiyorum. Babacım 18 yıldır var bu okçu yani. 18 yıldır sen Ice Lair'e yiyorsun. Niye şikayet etmiyordun o zaman? Niye bugün şikayet ediyorsun ki? Kosmin yoksa maden iş değil. Ki olmasın da lütfen. Üniversite 1'de o da arkadaşımda PC'mi verdim. Win aldım. 2000 TL'lik char vardı. Adam Costa fragment falan kasmaya çalışıyor. 2100 yılında bana açılacak. Mehmetçim hoş geldin. Mehmet Özden Aleykümselam. Aynı arkadaşım Yonuk World ile iki parti meclis tek başına keserken hiç rahatsız olmuyor. Dengelemeden bahsetmiyor ama okçular rahatsız ediyor. Yani ben herhangi birini diss atmaya da çalışmıyorum. Onu söyleyeyim. Sadece komik buluyorum. Sel 8 IB 7 CB kullanıcı güzel fiyattan. Alalım abi hemen. Mami. Param varsa benim yerime alsana ya. Mami burada mı acaba? Mami de izlemiyordur ki. Aa Malis'ini koydum onun. Görüşürüz reis Malis'le. Bu az önce bizi rahatsız eden okçu değil mi? Rüyka şimdi başından ayrılmayacak o okçu biliyor musun? Şuraya geçecek sürekli sen bana Malis atarsın. Çık diye bana ok sıkıldıracak abi. Kadir de gitmeden son bir hafta bağıra bağıra gitti. Yani bir şey diyemem ya. Mami A101'de form vereceğim diyordu. Mami'min garip Mami'min. Yani YouTube kanalı da yok. Sponsorluğu da bitti Mami'cimin. Ya şey kaldı ya. Yapayalnız kaldı Mami'm ya. Yok. Mami bir yolunu bulur arkadaşlar. Mami'ye biz McDonald's'ta iş ayarlarız. McDonald's'tan devam eder Mami'cim. Celal abi Mami Discord'da mı ya? Salsanıza chat'e onu bir ya. Gelsin. En büyük kayıp bence Kado ya. Yani kayıp mı kazanç mı onu ben bilmem. Ne açıdan düşünüyoruz ona bağlı. Yani entity açısından her yayıncı bir kayıptır arkadaşlar öyle düşünün. Her yayıncı bir kayıptır. Bunu böyle düşünmek lazım. Ne demek neymiş hepsinin bir fiyatı varmış. Keseyi açtın istediğin yere gelirlermiş. Bak buna çok katılıyorum. Her yayıncının bir fiyatı vardır. Bak bugün benim de bir fiyatım var. Serboz'un da bir fiyatı var. Serboz kendisi de diyor zaten. Hani adam diyor ki bak sinyalini atıyor Serboz'um. Diyor ki ben diyor geçtiğimiz ay Twitch Türkiye'nin en çok yayın yapan adamıydım diyor. Neye göre diyor? Bir analiz sitesi var dostlar oradan bakabiliyorsunuz. Sen Twitch Türkiye'nin en fazla yayın açan adamına gidip de az para teklif edersen adam gelmez. Mesela Serboz'un attığı sinyalle bana daha fazla teklif etsinler gelirim demek bu. Yanlış bir şey var mı kardeşim? Yok can dostum bu adamın işi bu. Bu adamın mesleği bu. En iyi parayı veren yerde çalışacak tabii ki. Kaldı ki Night Online bize para ödemiyor arkadaşlar. Onu bir söyleyeyim. Dürüstçe söylüyorum. Ben aylık 25.000 KC alıyorum. 25.000 KC alıyorum. Onun dışında bir para almıyorum Night'tan. Şimdi 25.000 KC aşağı yukarı ne kadar ediyor? 3.200 KC 1.200 lira olsa 25.000 böyle 3.200 8 tane falan eder. Çarp 1.200. Night'tan aldığım para yaklaşık 9.600 lira falan. Tabii ki de buradan masrafın yok mu? Var. Switch Premium'unu alıyorsun. PK atıyorsan 25.000 KC'nin 15-20.000'i direkt gidiyor zaten. Hani o işi bir geç. PK içeriği üretiyorsan full SC basıyorsun. Bitiyor o KC. Şu an ben bakma PK içeriği üretmiyorum diye böyle. Rahatsız birazcık. Diğer tarafta abi yani direkt fiyat vermeyeyim ama hani bu teklif edilen paraların 4 katı konuşuluyor arkadaşlar. 4-5 katı konuşuluyor. Şimdi farkı anlayabiliyorsunuz değil mi? Bak ben fiyat vermedim. Aşağı yukarı bir şey söyledim. Ekran karanma olayın DirectX 11'i geçirince düzeldi. Harbiden mi ya? Twitch neden kapatıldı? Abi kumar yayınları vardı. Yasa dışı kumar yayınları o yüzden kapatıldı. Beyaz sakal gibi pus çekip pazardan satıp GB satman yok mu? Bak onda da bir sıkıntı yok. Onu da yapabilir yayıncılar. Zaten bu hakkı veriyor. Bunda bir sıkıntı yok. Adam yazarken de diyor bunu istersen işte şunu almak için bunu istersen şunu almak için kullanabilirsin diyor. Ben ne yapıyordum? PK attığım dönem aset alıyordum arkadaşlar onlarla. Yani gerçekten premium alıp pazarda satıyordum ve onlarla aset pus alıyordum. Yani yine oyun içinde kullanıyordum. Şu anda mesela aldığım cash testini yine oyun içinde kullanıyorum yani. Biz karın tokluğuna çalıştırıyorlar. Serbaz'ın üstü bunun konuşması kitlesi toksik olduğundan dolayı az vermişler. Ben olsam hiç vermem denmiş. Yorum yapamam.
Yıllar sonra senin videolarına Zero'da başladım, seviliyorsun. Uğur'um hoş geldin. Eyvallah. İnşallah birlikte oynamak da nasip olur Uğur'cum. Zero'dasın, karı sırkındaysan bir gün yollarımız kesişir lan. Ne? Lan dostum. Paramedik 46 reisim selamını verdi gitti resmen hile atarak. Eyvallah. Bu Dracarys klanından izleyen var mı ya şu an bize? DX11'i düzeldi mi, kullanan var mı? Moradon'da 10 FPS alıyorum. Ben kapattım abi DX11'i. Çok güzel bak, gerçekten görsel anlamda çok güzel. YouTube'a video falan çekerken DX11 ile çekerim. Ama onun dışında canlı yayında kullanmam. YouTube iyi oldu. Telde tuş kilidini kapatınca radyo gibi devam. Abi zaten bizim yayınlar aşağı yukarı öyleydi ya. Mesela şu an bak hemen testini yapayım. Dostlar şu an yayını izlemeyen, sadece alt tapta dinleyen, bir yandan farm atabilir, evde takılabilir, telefonda Insta'da kız düşürmeye çalışıyor olabilir, Tinder'da Minder'da. Kimler var bir yazabilir mi? Alt tapta izleyenler. Bu oyun sıfır parayla oynanmaz mı? Oynanır Erdem. Vakti, günlük ne kadar vaktin var Erdem'in? Bana bir söyle bakalım. Ayarlayalım sana o işi hemen. Fikir de verelim. Yol haritası da çizelim sana. Çok az varmış lan. 3-4. Oo tamam varmış. Sonradan gel. Bittersizler için açılmamasını istiyorum ama bir yandan da iyi olanlar için üzücü bir şey. Abi tabii ki üzücü bir şey. Bizim Mami işsiz kaldı yani. Nerelerdesin Sevincim? Serkan reisim hoş geldin. Buralarda. Twitch'te açıyorduk abi yayınları. Twitch kapatılınca YouTube'a düştük. Bir farm atıyorum. Ben Tinder falan yok. Evladımız başımıza iş açma. Bir ekranda oyun, bir ekranda YouTube var. İşte bir taraftan ses oluyor bana da. Reisim, kafeci reisim. Eyvallah. Günlük 3-4 saat. Erdem, bak sana şöyle bir şey söyleyeyim. Hiç para yatırmamaktan bahsediyoruz. Yoksa ilk ay 2000 falan yatırabilir misin? İkisine göre de plan çıkaracağım sana. Dostlar, sıfırdan, şu an hiç oynamayan, sıfırdan başlamayı düşünen ama aylık hiç para yatıramayacak ya da ya Onur aylık yatırırım ama 300-500 lirayı geçmez diyen dostlar bir iki yatırabilir mi bize? Zedkoy'un Kadir Koy'u bırakmam asla diyordu. Sanırım iki ev parası verdiler ki şimdi Rise Online'da olmadan yaşayamam diyor. Abi iyi para ödedilerse gidebilir. Kadir'in oradaki hatası nedir? Hiçbir zaman, Kadir'e de büyük bir ders olmuş oldu bence. Hiçbir zaman büyük konuşmamak lazım. Bak benim ağzımdan ben Rise oynamam diye bir kelam duymuyorsun. Şu ana kadar ben Rise oynamadım. Hiç. Bilgisayarımda bile yok. Altta patar sana gösteririm. Sıkıntı yok. Ama bak şunu da demiyorum sana. Asla oynamam demiyorum. Çünkü bak benim yaşım var. Ben 28 yaşındayım. Bugüne kadar gördüm geçirdim. Yaşımız ufak değil. Yarın öbür gün ne olacağı hiç belli olmaz. Çok iyi para ödenir. Bu sefer tükürdüğünü yalamak zorunda kalırsın. Olmaz. Şimdi burası bize bir tık zorlayıcı gelecek. Buradan bir kaçalım. Şurada QS'ye ya da biri var mı? Lan kimse de yok. Anasını satayım ya. Bu reis yandan gidiyor. Duratımız da yok. Gitsek ödürüz gibi geldi bana ya. Tuzağa düşürüldük mü? Yo. Tamam okey. Tuzağa düşürülmedik ya sanırım. Eyvah. Bir malis gelirse felciz burada. Tamam devam. İnşallah atmaz Malis. Eyvah bu asas bize vuruyor. Dur şunu bir indirelim. XP ölmeyelim. R mi atacak? Bunlar beni tuzağa düşürecek gibi geliyor bana da. Abi 200 kişi var yayında. Neden like 50? Unutan arkadaşlar bir like'a çök demiş. Dostum şimdi hallediyorlar. Serkan'ım şimdi hallediyorlar. Kusuruna bakma. Bildirimleri açmayı unutmayayım dedin mi kardo? Ben unutmuşum. Ya vallahi hiç o topa girmiyorum. Like falan istemek de çok benim huyum değil de. Bakma işte ya. YouTube algoritması dostlar. Yani yapacak bir şey yok. Buram en düzgün birkaç yayıncıdan birisin. Başarılarını diliyorum. Eyvallah Zero PK. Çok teşekkür ediyorum. Bir tanesin öpüldün reisim. Bir seferlik 2-3K yatırabilirim. Sürekli yatıramam. En fazla 3-4 ayda belki 300-500 yatırabilirim. Günlük 3-4 saat PC geçebilirim. Abi o zaman çok kolay. Bak ben sana söylüyorum. Dostlar sıfırdan başlayacak. Donate nasıl atılıyor buradan? Ya donate linkimiz burada yok. Ekleriz belki ama abi donate yerine sen şey yapabilirsin, abone, katıl tuşundan abone olabilirsin, süper olur. Onun dışında nasıl donate atılıyor bilmiyorum. Dur bakayım. Aa bak burada super chat falan diye bir şey var sanırım. Oraları bir kurcalarsan chat'teki kısımdan bir de denemiş oluruz. Nasıl yapılıyor ben de bilmiyorum çünkü. Şu an alternatif yayın açma yeri var mı kanka YouTube dışında? Kick de kapalı yok.
Selam abi, espada abdi, aleyküm selam. Birazdan döneceğim abi. Sıfırdan başlayacak dostlar için nasıl bir yol haritası çizeceğimizi anlatacağım. Selam yayınlar, iyi akşamlar. BJK maçı bitti. Koştum geldim buraya. Hüseyin'im hoş geldin abi. Kesinti olmuyor en azından. YouTube'da kesinti olmuyor mu? Öyleyse çok iyi. Bilmiyorum. Bir denemiş oluruz ya. Bakalım. No Mercy geldi. Bu dost bizi rahat bırakmaz diye düşünüyorum ama. Oo, ilk defa boss aldık buradan. Güzel. Tongolem'den ilk defa boss aldım bu arada. Onu da söyleyeyim. Reis beni bekliyor. Sanırım Asas bir tık gergin. Gelince bir malis yiyeceğim, bayılacağım gibi geliyor ama. Hadi biz... Ay pardon. Sticker yollayabilir donate için. Hiç bilmiyorum. YouTube donate'lerin nasıl olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Onun bir haftaya TikTok yayınlarına başlar mı? Yok abi, hayır. Hayır, dizi gibi, izler gibi anlatıyorsun. Sesin çok tatlı. Yayınlar eyvallah Espadacım. Çok teşekkür ederim. Olayımız o ya. Ben ürettiğim içeriklerde açıkçası birazcık arka planda sen işlerini hallederken izleyebileceğin şekilde tasarlamaya çalışıyorum. Alışkanlık o. Bazıları diyor ki ya Onur çok böyle hani sala anlatır gibi anlatıyorsun bazen falan diyor. Ama asıl olay o değil. Bus düştü. Bak bu slottan ilk defa bus aldım dediğimde sen altta patıp bakmak zorunda hissetmiyorsun. Diyorsun ki aa bus düşmüş. Ya da diyorum ki ilk yarım saatimiz bitti, 10 tane TS kasmışız. Sen devamlı güncel kalıyorsun. Alt tapta beni dinlerken bir yandan işinle ilgileniyorsun. Bir yandan beni izlemiş kadar oluyorsun. Mevzumuz o yani. Çok da fazla susmam yayınlarda. Bazıları böyle başı ağrır benim konuşmamdan, sürekli konuşuyorsun diye. Fakat sustuğun zaman ne oluyor biliyor musun? Bak. Gördün mü boşluğu? Yani insan bir altta patıp lan yayın mı dondu, bir şey mi oldu diyor yani. Dur reisim. Biz burada ölürüz arkadaşlar. 2v1 dener miyiz? Deneriz ama. Spike'ı gelecek. Kitabımız da bitiyor. Şöyle yaptık. Şimdi şöyle bir... Güzel. Güzel çıktık buradan. Sıkıntımız yok. Sıkıntı yok. Çok şükür Allah'ıma. Çok şükür Allah'ıma. Aleyküm selam Abdurrahman Yücel. Hoş geldin abi. Hoş geldin. Eyvallah. Sigara içmiyorum galiba. Nefesin kesilmiyor konuşurken. Sigara içmiyorum da. Bu aralar bir tek tük şeyler var ama bakalım. Sence Priest ve Mage'ler artık Sprint Skill'e gelmedi mi? En azından abi bana sorarsan Sprint Skill'i Mage'e, Priest'e, Kuryan'a, şey Kuryan'da zaten var. Mage ve Priest'e Sprint Skill'i gelmemeli. Bana sorarsan Mage ve Priest'e direkt Save Skill'i gelmeli. Gonyalı yayıncı izlerken alt tap yapamıyorum. Mimik ve söylediklerini harmanlayıp acaba bunu mu demek istedi diye düşünüyorum diyor. Tir kullanırken izliyorum. Tutacak da duruyor harbiden. Sesi geliyor. Arada göz ucuyla bakıyorum. Aman abi aman. Sen gözünü yoldan ayırma, ben sana anlatırım. Sinan reisim ayıp ediyorsun. Yolculuk nereye diye sormayacağım. Sen yazma abi. Sen yola bak reisim. Can dostum benim. Sigara içmiyorum da içinden ortamda çok pasif içiciyim. Parlamentten başkasını pasif olarak tüketemiyorum arkadaşlar. Kuryan CV yok ki, nereden çıkardın? Sprint yok mu Kuryan'da? Yanlış mı hatırlıyorum? Burada tikimiz yok diye okumuyor Muhammed Özmen. Mami'cim gelmiş can dostum. Mami'cim Twitch kapatıldığı için bir tık işsiz kaldı can dostum. Onur Bino Donate linkini paylaşıp üstte tut diyebilirsin. 2 dakikan alın. Yok yok Serkan reisim, hiç önemi yok. YouTube'un kendi donate atma sistemi var diye biliyorum. Hem belki onu denemiş oluruz. Pasif misin Onur? Abi yani son zamanlarda YouTube'da bir tık pasiftik. Şu anda YouTube'da aktifiz abi. Sana aktif mi lazım, pasif mi lazım? Sen derdini söyle. Serkan'ım sağ altta emojinin yanında destek ol butonu var. Oradan atabilirsin denmiş. Mami boş yapma, CV yolla. Abi nasıl yapacağız? Oo bak tamam. İyi. Denemiş olduk. Abi Akıncı 22 TL göndermiş. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Burada kesinti daha az. YouTube'un kesintilerini bilen var mı? Ben hiç bilmiyorum bu arada. Hiç gram fikrim yok. Mami'cim CV'ni yollar mısın? Burada şok market çalışma arkadaşı arıyor da diyor. Oğlum demeyin şöyle ya. Celal abi vallahi demeyin, üzülüyor ya. Cano Z1 geçtim. Darlan çok olsa sesten yeter. Güven reisin. Ruyukasın sen muhtemelen. Düşünmen yeter. Bir tanesin. Seviliyorsun. Baş tacısın biliyorsun. Kalbimde yerin ayrı. Onur'um büyük bir upgrade yaptıracağım da nereden donate atarım? Onu nasıl yaparız? Abi onu Bino'dan yapmamız lazım ya Serkan reisim. Bino linkini de nasıl? Bino linkini sana bu durumda atmam lazım ya. Nasıl yapacağız? Nasıl yaparız ki? Bilemedim ki. Bino Game'e girip 7 falan yazsana abi. Donate kısmında benim çıkıyor olmam lazım.
Dur bakayım. Ha GB'leri sen alamıyorsun sanırım değil mi? GB alıp getirsen de olur reisim. Kralım. Dur bakayım. Ben sana link atabiliyor muyum? Şimdi böyle olunca bulmam lazım yani. Şimdi büyük upgrade diyor ya. Dur bakalım. Ha şuradan yapabilirim ya. Nerede? Donate. Donate linkim burada var sanırım. Nerede? Bu? Bani game destekle. Test donate. Zartsut. Bir şeyler. Nasıl yapacağız? Düzenle diyelim. Binogame.com/destekle /7 yazınca çıkıyor mu? Bakayım. Çıkıyor olması lazım. Ne yedik lan biz? Şey yemedik. Allah Allah. Bilemedim ya, bulamadım. Binogame'den şeyi de bulamıyorum. Neyse bulamadım abi ya. Onu sonra hallederiz olmazsa, olur mu? Şu an bulamadım. Umut 16 TL göndermiş. Onun dışında Emre Akkuzu. Abi çok teşekkür ediyorum. Kesinize bereket. 110 TL göndermiş. Klana alım var mı bu arada demiş. Kafeci reisim. Klan senin biliyorsun ki yani. Kafeci reisim. 110 TL'lik desteğin için abi çok teşekkür ederim. Kesinlikle bereket. Umut'cum 16,5 lira göndermiş. Çok teşekkür ederim. Kullanıcının canlı yayında satın aldığı ilk süperi kutlayalım. İlk süper mi? Kutlayalım abi, nasıl kutluyoruz? Allah Allah. Nasıl kutlayacağız ya? Kutlayamadık. DC bak, link paylaşamıyorum burada. Tamam. Bir dakika Fırat. Sana moderatör veremiyor muyum? Fırat seni moderatör yaptım. Bir dene bakalım. Paylaşabiliyor musun link? GB'yi senin adına çeksin. Ha bak o da olur abi. Öyle de yapabiliriz. Tamam ben de paramı faize yatırayım da değer kaybetmesin. O abi nasıl bir upgrade düşünüyorsun Serkan Reis? Dur chat'e göndertiyorum abi. Ha tamam. Doğru link değil mi? Bakıyorum. Bu benim kanal değil mi? Fırat bir sen bir test donate at bakayım. Aynen benim kanal ya, benim kanal. Aynen. Serkan Reis'im buradan gönderebilirsin. Senin adına hemen bir upgrade organize ederiz. Hiç merak etme. En kralından. Uzun zamanda yapmıyorduk. Şanslı olduğumuz bir günde misin dersen. Bak şöyle bir kendimi bir değerlendiriyorum. Bugün sanki bir şeyler çıkar ya. Bugün sanki bir şeyler çıkar bakalım. Ya Onur ne uğraşıyorsun ya. Abi olsun olsun. Çözelim. Abi iskem kırdıracağım. Serkan'ım bak. Anında istiyorsan canlı yayında 30 bin tane kırdıracağım. Ulan Serkan. Ulan Serkan bir saat uğraştırdın bizi. Mutlu musun şu anda yani? Selam Twitch'e ne oldu? Abi Twitch kapatıldı. Kolemden bu su aldıysan iş vardır bugün. Sorma sorma Ahmet'im. Kanka ben Twitch'te de takip edemiyorum. Çok eğer açılırsa lütfen buradan da yayın aç. Abi çift yayın açabiliyorsam açarım. Yani hem Twitch hem YouTube yapabiliyorsam yaparım. Keyifli de olur. Güzel de olur. Bakalım. Serkan söz mü atıyor? Diğer çarların ne oldu? Hangi diğer çarlar? Asas mı? Asası bozduk. Ya Serkan bizi çok trolledin ya. Serkan bizi çok trolledin ya. Artı AC'miz bitiyor. Şöyle yaptık. Hemen bir artı AC'mizi alalım. Tık dedik. Tık dedik. Aldık artımızı, AC'mizi. Devam. Güzel. HB artı 6 mı 7 mi? Abi bu artı 6 şu anda. 7'ye geçeceğiz. Bilmeyen dostlar var mıdır? Şu an benim YouTube kanalımı hiç bilmeyen, hiç takip etmeyen, YouTube videolarından hiç haberi olmayan, ilk defa gören var mı chatte? Merak ettim. Onun Twitch hakkında gelişme var mı, bilgin var mı? Abi yok maalesef Okan ya. Bir hafta içerisinde açılır ama. Yani bu hafta içi açılır diye düşünüyorum. Ben de senin yüzünden asıl bozum Freeze'de geçtim. Abi Freeze gayet keyifli ya. Bu neymiş? Bir saniye. Arkadaşlar iyi akşamlar. Hayırdır inşallah. Kanka seni bilmeyen vurduruyor. Ben diyor Muhammed Özmen. Serkan'ım diyor. Ben diyor. Aksine ben seni ilk YouTube videodan tanıdım. Memleket nere? Aksaray abi. Aksaray deyince gülmeyin bak. Gerçekten çok gülen oluyor Aksaray'a. Niye gülüyorsunuz ki? Ben de ilk YouTube'da tanıdım. Ya ilk başlarda YouTube'da açıyordum da. Sonradan Twitch'e geçtik. Twitch açılmayacak bir hafta falan onlar ki. Bence açılır ve. He? Değil mi? Twitch yasa dışı kumar yayınları yüzünden kapatıldı. Abi isim soy isim okumazsak kendimi çıplak hissediyorum da. Tamam Mami diyelim Mami. Muhammed Özmen. Yoksa sen mi gerçek adını söylemek istersin Muhammed Özmen he? Kanki Stinko hakkında ne düşünüyorsun? Abi Stinko da oynanmaz ya. Bu neymiş? Okey. Dostlar hiç bilmeyenler için söyleyeyim. Bu izlediğiniz şu anda karakter sıfırdan serisinin bir ürünüdür. Nasıl sıfırdan?
Tamamen sıfırdan değil. İtemleri sıfırdan yapıyoruz ve pus eşyalarının bir kısmını sıfırdan yapıyoruz. Bu çara sadece Switch Pre'yi çekiyoruz. Switch Pre'yi cepten çektik. Geri kalan her şeyi çara biz kendi kastığımız farmlardan, etkinliklerden kastığımız parayla yapıyoruz. Bu gördüğünüz HB artı 6 ya da artı 8 fabrik setin tamamı oyunda geçirdiğimiz vakitte attığımız farmlardan kazandığımız paralarla aldığımız itemler. Dol artı 7'miz var. Artı 7 health setimiz var. 8 fabrik setimiz var. Old Rock'larımız var. Old Skeleton Belt'imiz var. YouTube'da hiç sorulmadı. Maşallah diyeyim. YouTube'da hiç abi o taktığım pendant ne? Drake pendant üzerinde 17 yazıyor diyenler çıkmadı Allah'tan. Warrior ringlerimiz var. Onun dışında görev şel setimiz var. Bak birkaç farm eşyamız var. Bunlar hepsi sıfırdan yapıldı sevgili dostlar. Bilmeyenler için söylemiş olayım. Bayno bağışı yayına düşer mi? Bayno bağışı yayına düşer mi? Bu tamamen bir muallak Fırat'ım. Denemek lazım. Rise geçmeyi düşünmüyorum ya. Abi pendantı nereden aldın? Görevden almadım bu nick'i. Bu nick görevden aldım. Oyunda şu an yok arkadaşlar bu nick. Denedim bakalım attım tamam. Onur YouTube daha iyi değil mi? Neden Twitch? Arasındaki fark ne? Biraz bilgilendirir misin? Bize aktarır. Abi YouTube'da night içerikleri canlı yayın anlamında Twitch'te tüketilir. Bu kullanıcı alışkanlığıyla alakalı bir şey. Eskiden de böyleydi. Ben YouTube'da night yayını yapardım. Mesela 600 izlenirdim. Lan dedim Twitch herkes Twitch'te yapıyor. Gideyim Twitch'te yayın açayım dedim. Twitch'te bir açtım 900 izleniyor night yayınları. Yani canlı yayın orada tüketilir. Onun dışındaki içerikler, video içerikler YouTube abi yani. Yapacak bir şey yok böyle. Yayıncı TV aleykümselam. Şeyi hiç bilmiyorum bak. Onu da sizinle paylaşayım hadi bak. Size sözüm olsun. Bir sonraki YouTube canlı yayınında canlı yayının reklam gelirlerinin ne kadar olduğunu sizinle paylaşayım. Tamam mı? Size de sözüm olsun. Tam olarak bir fiyat veremem ama işte sallıyorum. Arkadaşlar dün açtığımız 3 saatlik canlı yayından 200 lira reklam ücreti almışız ya da 400 lira almışız. Aşağı yukarı 300-400 arası falan gibi söyleyebiliriz. Hadi sizin için de güzel bir bilgi olmuş olsun. Ben de bilmiyorum bu arada. Burada daha çok izleniyoruz abi. Yok burada 221, Twitch'te 350-400 bandındaydık. Bana game'den bağış atma ama düşmeyecek galiba ekrana. Çok kısa sıfırdan bilgisi verir misin? Ha sıfırdan bilgisi. Birazdan vereyim Erdem bir saniye. Dostlar şimdi Bino Game'i de kontrol edeyim senin için. Evet bağış atılmış. Yayına düşmedi değil mi bunlar? Bunlar yayına düşmedi sanırım. Fırat 5 lira göndermiş. Erdem göndermiş. 14 lira sanırım. Nasıl yapalım o işi? Saniye. Aynı anda birkaç şey yapmak çok zor. Fırat Yusuf'un 5 lirası gelmiş deneme diye. Diğeri henüz düşmemiş. Yayında gözükmedi değil mi? Bağışlar. Abi demek ki YouTube üzerinden atmak lazım bağışları ya. Yeni başlayanlara öneri yapacaktım ne oldu? Şimdi anlatıyorum. Dostlar sıfırdan oyuna başlamak istiyorsunuz. Çok fazla bütçeniz yok. Ama vakit ayırabiliyorsunuz yani. 3 saat 4 saat aleyküm selam eyvallah reis. 3 saat 4 saat oyunda vakit ayırabiliyorsunuz. Yapmanız gereken şey şu. İlk ay yatırabiliyorsanız önce o senaryoyla başlayıp bir miktar para yatırın. Çaralamıyorsun onu varsayıyorum. Git kardeşim. Bir tane kendine DC Pre çek, Priest taç, Priest'e başla. DC Pre diyorum, neden diyorum? Zaten görevleri yaptığınızda 72-73 level olacaksınız. İlerleyen zamanlarda farm içerikleri gelecek, farm içeriklerini takip et. Oradaki içeriklerin aynısını uygula. Hangi slotta ne kadar kasacağını sana göstereceğim ama abi bu videolar zaten YouTube'da var. Kardeşim o tarz, benim yapacağım tarz video YouTube'da yok. O yüzden zaten yapacağım. Farklı bir içerik olsun diye yapıyorum. Tamam. Güzel bir video serisi gelecek. O videoları takip ederek oradaki içeriklerin aynısını uygula. Ne yapacaksın? Git DC Pre'ni al. Sana bir tane Tirna verecek. Golden Matlock verecek. DC Pre şu anda Bino Game'e gir. Bir tane 3200 KC çek. 1200 lira bandında falan. Üzerine bir de 800 lira daha yatır. 2-3 GB çek. Bu şekilde başla. Tek yapman gereken şey etkinlikleri kaçırmamak. Hangi etkinlikle gideyim? Abi 22.00 FT'ye gir. Çalışan biri olduğunu varsayıyorum. 22.00 FT'ne gir. 22.40 JR'ne gir. JR'den sonra 12'de Kaos var. Oynayabiliyorsan ona gir. Oynayamıyorsan eğer git bir slotta farm at. Toplamda senin bu oyuna harcayacağın vakit günde 3-4 saati geçmez. Kazanacağın parayı söyleyeyim. Ortalama olarak JR'yi kazanmana göre, FT'den kutu almana göre değişir. Ama ortalama sen günde basit bir oyuncu olarak 25M çok rahat kazanırsın. Bak bu oyunda 25M çok basit para. 3 saatte 25-30M ezik bir charla bile kazanırsın. İtemin olmasa bile. Tamam abi şimdi ne yapacaksın? Gideceksin o 25M'inle artık yatırım yapacaksın. Gece uyurken bilgisayarı açık bırak. Pazar yap.
Bilgisayarına kod gir, ısınmasını istemiyorsan. Saat 5'te benim bilgisayarımı kapat diye kod gir. Ben bunu yapıyordum bak. Saat 5'te bilgisayarım kapansın diye kod giriyordum. Bilgisayar çok ısınmasın diye. Çünkü 24 saat çalışmış olacak. Bilgisayar 2 saat dinleniyordu. Sabah 7.40'da kalkıyordum. JRM'e giriyordum. Ne yapıyordum? O dönem işte yüksek lisanstaydım. Yabancı dil çalışıyordum. ALES çalışıyordum. Bunları bir yandan çalışırken ne yapıyordum? Bursa Sporu yok. Bunları bir yandan çalışırken bir yandan da gidiyordum kardeşim. Bilgisayarımı pazar alanında kullanıyordum. Git Tunç dayım. Neredesin sen? En sevdiğim dayım ya. Tek dayım benim. Pazar atıyordum. İşte MD alıp satıyordum. Bus alıp satıyordum. Bir şeyler yapıyordum. Bu tarz şeylerle uğraş. Günlük senin akşamki faaliyetlerinden en az 20-25 em kazanacağını düşünüyorum. Onun dışındaki faaliyetlerinden de muhtemelen sen çok rahat bir şekilde pazar faaliyetlerinden 10 em kazanırsın. Günde 35-40 em eder arkadaşlar. 35-40 em az mı? Değil. Ben yüksek lisans döneminde sadece sabah JRS'ine giriyordum. Akşam FTS'ine, JRS'ine giriyordum. 3 etkinlik etti. Onun dışında pazara bırakıyordum. Dizdiğim çar neydi biliyor musunuz? Bak Manes sunucusunda dizdiğim çar. 7 RON setim vardı. 7 garpım vardı. Artı 3 dual Xion vardı. Artı 1 LKP'lerine kadar yapmıştım Mage'in. Sadece etkinlik giriyordum. Bir de şöyle bir Mage vardı bak. Manes'te oynayanlar iyi bilir. Khadgar. Yiğit. Garp'ı var. Mage team'i vardı. Sadece o dönemler JR'ye aynı anda tıklarsan aynı anda alıyordu hatırla. 3, 2, 1 diyordu. Bir tıklıyorduk 8 tane Mage aynı partide. JR'yi bitirmemiz 3-5 dakika sürüyordu. Ben bu şekilde çar dizdim. Bu yapılabiliyor. Alt sıfırdan serisindeyiz. Günde ben ne kadar oynuyorum sanıyorsun? 6-7 saat mi oynuyorum sanıyorsun? Ben bağımlısı değilim kardeşim bu oyunun yani. Günde oynadığım maksimum bak. Maksimum 4 saat. Fazlasını oynamıyorum. Klan arkadaşlarım şahit. Yayın dışında ben bu oyunu oynamam arkadaşlar. Yayın dışarısında ne yapıyorum? Alt F4'da atıyorum. Pazara koyuyorum. Çıkıyorum. Bu kadar. Günde 3-4 saatle yapıyorum ben bunu. Doğu Karım hoş geldin Twitch'in alemde. Herhangi bir bilgi falan gelmedi mi sizlere? Mail yolla. Hiçbir bilgi gelmedi abi. Oğuzhan Reis'im hoş geldin. Aleyküm selam. İkinci MP'lik ya. Bu ne oğlum? Şuna bakar mısın? İki tane MP'lik. Para etmiyor ama bir dursun bakalım. Oğuzhan Türk acaba hangi Oğuzhan Türk? 20 yıldır oynuyorum bir bağımlılık durumu oluşmuyor. Abi canım bağımlılıkla alakalı herhangi bir sıkıntı yok. Bağımlı değilim arkadaşlar günde 11 saat oynuyorum. Alt F4 atıp pazara koymak çok kral hareket. Aynen öyle kardeşim. Alt F4 atıp Z3'e geçiyorum ya. Budur olay yani yapacağınız tek şey bu. İkinci aydan itibaren bak ben seni anlıyorum. Bir işte çalışıyorsun. İşte geriliyorsun. Akşam eve geldiğinde Netflix'tir, televizyondur bunlar artık seni sarmıyor. Oyun oynamak istiyorsun ama oyunda masraflı bir şey gibi düşünüyorsun. Nasıl oynadığına göre değişir. Sen o yayıncılara bakıp da şey düşünme. Aa adam gitti 200 tane silver gem kırdı. Ya bakma kardeşim onların hepsi şov. Enayiyiz biz. Alnımızda enayi yazıyor o yüzden yapıyoruz. Yapma izle sadece onu. Onun dışında git etkinliklere katıl. Faaliyet yürüt. Anvil'den uzak dur. Gem kutu kırdırma. Yapman gereken şey bu. Bir yerden sonra çarın o kadar güzel bir seviyeye gelecek ki istediğin farmları rahat bir şekilde atacaksın. Lisbeth Salander bu adam GB mi yatırdı? Agartha'da BP yayıncı. GB mi çekti? Hayır. Server'ın başından beri oynuyor. Oğuzhan'ım tamam bildim. Reisim hoş geldin. Seviyorum seni. Bam değilim arkadaşlar. Eşi de playtime 12.000 saat. Alt F4 atıp baştan açıyorsun oyunu. Tabii canım Z3'e geçiyorum işte. Şunları bir kaldıralım dostlar. İlk defa bus aldım bu arada buradan. Hayretler içerisindeyim. Onu şöyle alalım. Bunu buraya alalım. Tamam gayet güzeliz. Gayet güzeliz sevgili dostlar. 65-70 em arası tirini aynen. Yani dostlar bu oyunu herkes pahalı olarak değerlendiriyor. Bu oyun pahalı falan değil. Oyun tarzına göre değişir. Oyun tarzına göre değişir. Birkaç tane oyun tarzı vardır. Emrah'ım hoş geldin. Aleyküm selam. Oyun tarzı 1. Para babasındır. Gidersin para basarsın oyun oynarsın. Oyun tarzı 2. Paran vardır ama para babası değilsindir. Gidersin paranı basarsın oyunla oynarsın. Oyundan kastın parayla premiumunu pusunu karşılarsın. İşin bittiğinde de satarsın her şeyi siteye. Uhud Ahmet. Uhud abicim 10 tane abonelik hediye etmiş. Eyvallah Uhud abicim. Burada da desteğine devam ediyorsun. Dostlar 10 kişiye abonelik gitmiş oldu. Uhud abim kesene bereket. Öpüyorum baş tacısın bir tanesi. Seviyorum seni. Zamanın yoktur, paran yoktur, yenge izlersin. Zamanın yok, paran yok. Neyin var o zaman? hani o zamanı nereye harcıyorsun baba yani? Anladın mı? Zamanın yoksa, paran yoksa yenge izlersin, evet. Evet, normalde itemlerin de hiçbir değeri yok. İnsanların gözünde değerli sadece. Kesinlikle katılıyorum.
Rise Online'da posttan alıyorsun sadece. Reis, videoları hangi programla kayıt alıyorsun ve editiyorsun acaba? Abi videoları OBS veya Streamlabs'la kayıt alıyorum. Editini Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects ve Adobe Photoshop kullanarak yapıyorum. Zaman ve para yoksa bir şeyleri yanlış yapıyorsundur. Yani evet, hani o bir garipmiş yani. Çünkü zamanın yoksa, çok çalıştığın için yoktur. Paran olması lazım. Hani normal standart bir durumdan bahsediyoruz. Güzel. 15 tane TS aldık bu arada. Kaç dakika oldu bilmiyorum. Siz daha iyi bilirsiniz şu an yayın süresinden. Baba çek BHB8 6 nedir? Abi bak, sen yeni geldin herhalde. İbrahim Reis'im. Olayımız sıfırdan serisi. Bu karakteri biz sıfırdan yapıyoruz. Bak, chatteki dostlara da yol göstermiş oluyoruz. Sıfırdan bir şeyler yapılabilir, onu göstermeye çalışıyoruz. Bu sırada Espada Abdi 5 kişiye abonelik hediye etmiş. Abi kesenize bereket. Uğut abicim, Espada Abdi. Teşekkür ederim. Espada Abdi, senin Twitch nickin ne abi bu arada? Kesene bereket. Cansın. Öpüyorum. Baş tacısın. Sıradaki hedefim nedir? Arkadaşlar, sıradaki hedef Hellbreaker RTL yapmak ki bunun için 3.5 GB civarında bir paraya ihtiyacımız var. Daha sonrasında hemen bir 280M civarı kasıp +6 DS yapmak. Onun sonrasında bu arada önce skill açacağız. 74 skill'ini açacağız. Onun sonrasında gideceğiz, kendimize güzel bir health set +8 alacağız. Şu an +7. Sonrasında da küpeleri dilime yapacağız artık. Rahip yazsın ama Twitch'te pek girmiyorum. Anladım. Teşekkür ederim abi, cömert desteğin için. Bir tanesi sağ ol. Kesene bereket. Mehmet'im hoş geldin. Aleyküm selam. Yok, sadece bir busa ihtiyacım var. O da çantada duruyor. Hemen vereyim abi. Hemen bus vereyim sana, saralım. Kesenize bereket. Vallahi sağ ol. 7 MS mi 8 iyi mi sence? 7 MS. Mehmet 13. Aleyküm selam reis, hoş geldin. Neler kullanıyorsun, tekrar yazar mısın? Abi şöyle yazayım. OBS kayıt için Adobe Premiere Pro, After Effect ve Photoshop. Kullandığım programlar bunlar video edit için. Ya insan mıyız seni 2015? Reisim, geçmişten gelen bir kız olsan acar. Şenel Korkmaz. Şenel'im hoş geldin. Twitch'teki zammı görünce hükümet el attı diyorlar. Doğru mu? Yok yok. Twitch'e zam gelmesi bir yandan iyi oldu arkadaşlar. Yok, 350'ye mi ihtiyacın yok? 7 yapmak için bir busa ihtiyacın var. O da Hellbreaker anvil at diyorsun, şu busu da hazır diyorsun ama benim o kadar cesaretim yok maalesef. Sea Motard Utku'nun YouTube kanalı var mı? Hiç bilmiyorum. Sorarım ama. Dostlar bakın, bu olaya, yani sıfırdan serisine başladım da şunu fark ettim. YouTube'daki ben kaliteli içerik üretmek için şunu yaparım arkadaşlar. Bir içerik üreteceksem onunla ilgili kafa kanalları izlerim. Örnek Kaan RS izlerim. Onun dışında kim var? Zero Assassin çok severim, izlerim. Onun dışında kim var? Biri daha vardı izlediğim. İsmini unuttum, kusura bakmasın. İzliyorum sıfırdan yayıncılarını. X3B var, izlerim. Bu adamları niye izliyorum? Neyi doğru yapıyorlar, neyi yanlış yapıyorlar? Yorumların hepsini okurum. Bak, saatlerce mesai harcarım. Zep, X3B. Saatlerce mesai harcarım. Onların okuması gerekiyor yorumlarını. Ben okurum gidip. Neden? Ya ben sıfırdan serisi yapacağım. Bu adama işte eleştiri gelmiş. Örneğin. Ne gelmiş? Abi çok fazla pazar yapıyorsun. Adil olmuyor. Sen yayıncı olduğun için sana çok fazla item veriyorlar. Bunları okuyorum. Diyorum ki bu sevilmiyor o zaman. Bunu yapmayayım diyorum. Bunu, bu yüzden şöyle bir şey söyleyeyim. Bu seriye başlarken tüm yayıncıları izledim. Şunu fark ettim. Sadece az önce saydığım isimler dışında söylüyorum. Onları çünkü biliyorum. Samimiyetlerine de güveniyorum. Birkaç tane video yapan arkadaşın çok cesur davrandığını fark ettim. Ne konuda diyeceksin? Abi adam diyor ki 2 hafta boyunca para kastım, şu itemi yaptım diyor. Eyvallah. Şimdi bana +7'si lazım. Ben bunu anvile koyarım. Baba yani böyle bir şey yok. Hani ya onlar çok tez canlı ya da ben gerçekten çok korkarım. Yani çünkü ben şunu anvile koyamam arkadaşlar. 2 hafta emek verdim ben bu itemi almak için. Gidip de anvile koyamam. Bu video serisini yapmaya başlayınca bunu fark ettim. İçerikte yalan dolan olmayınca cesaret düşüyor. Bak, cesaret gerçekten düşüyor. Çünkü lan hani şuna para versem ne kadar ediyor bu? Yani benim de maddi durumum çok çok üst düzey değil. Zaten düğün yapmaya çalışıyorum biliyorsunuz. Oraya deli gibi para gidiyor. Ne kadar abi bu item? 3GB'den hesaplasak 900 TL falan. İyi, yüksek bir para mı? Yüksek bir para, eyvallah da. Çok yüksek mi? Yani çok da yüksek değil. Yapsam yapamaz mıyım?
Meliot, eyvallah reisim. Aleyküm selam. Selamını alamadık golem. Vatan aynı golem selamınızı indirdi. Yapsam yapamaz mıyım? Yaparım. Ama baba kusura bakma yani. Ben bunu 2 hafta mesai harcadım. Cepten gidecek parayla oyunda emek verip yaptığın şeyin kıymeti aynı olmuyor. Şu itemi para verip alsan senin için çok bir bağı kuvveti olmaz. Ben bu item için kan döktüm oğlum slotlarda. Pes etmedim, ölüp ölüp gittim. Olmaz. Akıncı reisim hoş geldin tekrar. Dostum ben seni ilk izlediğim zamanlarda öğretim meç oynuyordun. Esnaf'ta Doom, DV, Iron Claw 3 slot birleşip çöp kazandın. Yılı kaçtı o zamanlar? 2016'dan gelen bir yüz. Servetcan Engin onun adı. Eyvallah reis hoş geldin. Sonra neymiş? Evet arkadaşlar yayın dışı bir upgrade yaptık. HB'miz artı 6 artı 8 oldu, durmak yok kaldığımız yerden. Tam kaldı. Aynen abi yani. Hani bunlar gerçekçi gelmiyor bana açıkça söylüyorum. Hiçbir gerçekçiliği yok bunların. Sıfırdan serisini gerçekten sıfırdan yapan çok az kişi var. Adam sıfırdan serisi yazıyor. İkinci bölümde DC Pre var yukarıda. Bak bende de sıfırdan serisi yazıyor. Ben de Switch Premium'la başlıyorum. Fakat sıfırdan da ayırt etmek lazım dostlar. Sıfırdan ne yapıyorsun? Ben başta uzun uzun sıfırdan item yapacağız, premium değil falan yazamam yani. Sıfırdan serisi yazıyor. Evet. Ne yapıyoruz? Bir tane premium çekiyoruz. İtemlerimizi ve geri kalan her şeyi sıfırdan yapıyoruz. Bu da birazcık arkadaşlar yani süreci hızlandırmak için. Bazıları sıfırdan serisiyle sıfırdan farm serisini karıştırıyor. İsim vermeyeyim. DC'de adam sıfırdan Warrior seri diyor. İkinci gün Murky, MPrek. Yani işte hani o. Hani o olmaz. Anladın mı? Olmaz. Miro hoş geldin can dostum. Aleyküm selam. Aleyküm selam Miro. Mirolasım. Yayın dışı birazcık maden kastım arkadaşlar. 50 GB civarında. Bu arada kitap basmayı arada gözden kaçırıyorum. Kebe kebe. Onur abi sana DC'den video atabilirim. Sadece başına ve sonuna bak sen. Şu an bakamam Mehmet. Burada ilk yayınımız aman diyeyim. Harbi sıfırdan serisini galiba bir tek Zero Assassin yaptı. Harbi sıfırdan serisini benim yapacak vaktim yok arkadaşlar. O yüzden yapmadım. İlk videomda da Zero Assassin'e ben el salladım. Dedim ki ben Zero Assassin kadar sabırlı değilim. Bak adama saygımı göstermiş oldum. Sevgimi göstermiş oldum. Bende o kadar sabır yok maalesef. Sabırdan ziyade vakit yok dostlar. Kanka geçen videoda da yazdım. Z1 J'ye girme. Orada kazanmak ölüm. Z2 gir. Çeklik. Ya Enis yazdığını gördüm. Kalp attım hatta. Denedim ama 2 de giremedim ya. Bir daha denerim ama senin için. At yayından sonra bakayım olur. Mehmet'im. Haklısın kral ama sorun sistemde. Bu bir oyun. Bu kadar ticari olmamalı. Oğlum çok korktum lan. Bu kadar ticari olmamalı. Alttan 7 item atmak için insanlar düşünmemeli. Ya yok bence düşünmeli abi. Öyle diyorsun ama... Her şey maddiyat da değil yani. Şu iteme erişemeyecek olmak bir daha benim için çok büyük bir sıkıntı. Attan inip eşeğe binmiş gibi Iron Impact takmak istemiyorum. Twitch yasa dışı kumar yayınları sebebiyle kapatıldı Selim. Evet seni kastettim kanka. Vay 7 kardeşim bu çok iyi oldu. Bu botçu Twitch'çiler artık hakkına giremez. Erkeklerse gelsin burada 1200 izlensinler. Eyvallah eyvallah. Reisim Yavuz'um gelmiş hoş gelmiş. Onun bir tane kemençeli yayıncı var. Rebuch Raptor basacağım diye artı 8 Raptor alacak para harcadı. Sorma abi ya var öyle inaylar. Miracım. YouTube'a devam mı Miracım? Şöyle yaptık. Var mı sıkıntı yok. SBS'ce basmayacağım bu arada. Benim canım bir tip düşük kalıyor. Yani herhalde şununla alakalı olsun. Buradaki izlenmeler burada da izlenirler rahat ol demiş Miraç. Twitch yayıncılar artık YouTube'dan mı canlı yayın açıyorlar yoksa başka platforma? Başka platform yok abi. Sadece YouTube'dan açabiliyoruz şu anda. Ben de yapmak istiyorum öyle bir içerik. Full 0 serisi hardcore versiyon ama sabır edebildim mi onu bilmiyorum. Ya sabırdan ziyade vakit ister arkadaşlar. Şimdi sıfırdan serisi adam diyor ki mesela geliyor eleştiriyor. Diyor ki baba sıfırdan yazmışsın premium'a başlamışsın. Ya halbuki benim demek istediğim itemleri sıfırdan yapacağız. Ama itemler sıfırdan serisi diye bir başlık ilgi çekici değil. Clickbait de yapmıyoruz ama ilgi çekici değil. Şimdi olay nedir? Sıfırdan serisi neden premium çektin diyor adam. Baba şimdi ben premium çekmesem neyle uğraşacağım biliyor musun sen? Yani hiç daha önce o şekilde oynadın mı sen? Oynamadım muhtemelen. Abi SVS'ye basma, basmayayım dedim KS geldi ya. Eyvallah reis. Lan tam basıyordum ya adam bastı gitti harbiden sağ olsun. Hiç o şekilde oynadın mı abi? Oynamadın. Bak bilmiyorsun. Saatte senin kasacağın para 2M'den fazla değil. 2M kasa sen DC Premium'u nasıl biriktireceksin? Günde 10 saat farm at. Hadi 3M kas lan saatte. Ya 4M kas. Günde 10 saat farm atsan 40M birikir.
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. 7 gün sen günlük 10 saat farm atarsan DC premium parası çıkıyor sadece. Anladın mı? Bak ne kadar bol keseden söyledim. Mümkünatı yok. Mümkünatı yok, yapamazsın. Pot parası bile dayanmaz yani uçara. Çok uğraşmak lazım. Öyle bir vakit de yok ve onun bence izlenebilitesi de çok iyi değil ilk videolar için. Genel olarak çok iyi. Videonun ne bileyim, o adam orada acı çeksin. 2 hafta 3 hafta uğraşsın. Sonrasında kolay. Destiny TR58. Reisim hoş geldin. Onurum, evden çalışıyorum. Dolayısıyla sürekli PC'ye bakabiliyorum. Ama AFK farm atabilecek bir slot yok sanırım. Okçum tavsiyeni beklerim. Özgürüm. Bugün eşyaları topladık. Çok güzel bir farm serisi geliyor. Bunun için bilgisayar satın aldım arkadaşlar. Arkada duruyor. O yüzden videolarda aksam oldu. Haftada bir farm videosu gelecek. Ama bu farm videosu standart farm videolarından değil arkadaşlar. İzlerken hem eğleneceksiniz hem o slota dair sana söz. O slota dair her şeyi öğreneceksin. Gidip başka bir videodan da şunu öğreneyim demene gerek kalmayacak. 8 dakikalık videolar olacak. Bu 8 dakikalık videoları izlediğinde o slotun inciğini cinciğini, hangi charla dönülür, KS gelirse nasıl müdahale edilir, cin ayarı en iyi ayar nasıl yapılır, itemler ne olmalı, bu itemleri kaç liraya alırsın, dünyanın en iyi sitesi BinoGame'den nasıl alırsın, her şeyini anlatacağım. Sadece beklemede kal. Bu hafta içinde bir tane video yayınlarım. Her şey sıfırından oynamak için Evliya Sabrı lazım. 70 level'a kadar Drake yok. Yeni serverlara girmek sıkıntılı. 4 keş almasan pazar yapamazsın. Artı 1. Onur, senin flüt ve gitar çalarak efsane Night Online müziğini çaldığın bir video vardı. Onu neden sildin seyrekliyorum. Abi onu silmedim. YouTube kanalıma o dönem arkadaşlar bıraktığım dönem, yani yıl kaç oluyor işte 4-3 yıl mı ara verdik? 2020-2021 yılında YouTube kanalıma 25 bin lira teklif geldi. 18-19 bin abonesi vardı. 20'ye doğru gidiyordu. O dönemin 2020'nin asgari ücretini bir yazabilir misiniz? Bir Google'dan bakıp. Merak ettim ne kadar para gelmiş. Asgari ücretin kaç katı? 25 bin lira, aklım gitti. Yani araba alabiliyordun. Şu an 25 bin lirası da karıştırma. Bir yazın bakalım bir Google'dan. Merak ettim. Skill barda mavi pot yok. Nasıl basıyorsun? Otomatik mi? Yok abi, saatlikte. Kullandığın nek ne? Red amulet bu. Event eşyası. Bir kere line geldi. Aldık. Daha da yok. 2800 lira asgari ücret. 2374'müş. 2374 lira asgari ücret. Bana asgari ücretin 11 katı teklif geldi. YouTube kanalımı satmadım. YouTube kanalıma hala erişimim var ve istisnasız tüm videolar duruyor hala. Hepsine erişebiliyorum. Hatta canlı yayınlarda da bundan belki 5-6 ay önce izletmişimdir. Kanalı o gün satmadım bilerek, çünkü çok üzülecektim. 400 tane 500 tane video var. Yani satsam hani, anladın mı, indirmesiyle uğraşsak falan zor yani. Cihat Gökçe Bayır, Cihat Reis'im burada da buldun bizi. Night'in gizli yayıncılarından abi hoş geldin. Thread açmadan premium hardcore serisi nasıl olur? Onu ben de düşündüm de yapamazsın. Pot kasamazsın yani, potun olmaz. Evet, gizli videoları izlemiş. Enayi diyen var. Ulan ben de şey bekliyorum. Vay be, adama bak, adam davasını satmamış bekliyorum. Birisi çıkıp enayi yazıyor ya. Nexor'da tek kardeşim. Sadece onu kullanıyorum. Account olarak satarım arkadaşlar. 60 bin liraya hemen. Ülkenin 4 seneki haline bak kanka. 2300'den 17 bine çıktı asgari ücret. 17 bin değil asgari ücret abi. 17 bin 2 lira. Hakkını yedirip de mi o 2 liranın? Berkay'ım hoş geldin. Aleykümselam. Ben sıfırdan yapacağım reis. Asıl olarak hardcore 400 kişi bile oyun içi kasarak alıp trade açacağım. Sefam eyvallah. Yolun bahtın açık olsun ama başladığın zaman... Bir daha o YouTube videolarına gidip de şey yazmayacağına %100 eminim. Abi sıfırdan yapsan ha, yani bak sıfırdan yazmışsın, premium var, canımı sıkıyor yani. Öyle bir şey yazmayacağına eminim ya. Anılarını satmamışsın, eyvallah, yücelim işte. Takdiri görüyoruz bazı yerlerde. Yani ben 5 ayda bir o 2 lirayla abone oluyorum onun abi. O zamanlar 2010 Meganlar 25-30 bindi. Yani öyle zaten alırdım yani güzel bir araba. Pişman mısın diye sorsana bir bana. Şu an... Bulunduğum noktadan baktığımda ben ülkenin bu kadar TL anlamında, ekonomik anlamda zorlanacağını düşünmüyordum. Şu an ufaktan bir pişmanlık var, yalan yok. Karahanlı sadakatini takdir ediyor. Reisim hoş geldin. Pişmanım biraz. The Ramazan de. Gelme. Kan dostum, gelme. Priest gelirse sıkıntı. Reis bir de görünmezlik atıyor. Canımızı full tutacağız bu arada. Reis spike denemesini yaptı gitti.
Asgari ücretteki o 2 lira vergi dilimine gir. Daha çok vergi ödediği olmazsa daha karsın. Nasıl ya? Kardasın. Harbi mi? Aa, hiç bilmiyorduk lan. Haklısın, asgari ücretteki 2 lirayı kenara bırakıp 1 sene sonra DC sahibi olabilirim. Ya Onur, şu AP ayarlarını yap son defa diyorum ya. Ekran'a bağışlar düşsün. Abi vallahi niye oluyor olmuyor bilmiyorum da. Gerçekten bu yayın çok aceleye geldiği için yapamadım. Söz yapacağım onu. Söz yapacağım. Onur, video nereye gitti? YouTube'da yok o video. Abi video yarın yayında olacak. Yarın yayında olacak. YouTube videosunu arkadaşlar editledim. 1 saat müthiş bir içerik geliyor. Dolu dolu PK var. Farm, deli gibi farm var ve öğretici farm var. Yani 1 saat slotta farm atıyoruz. Ne kadar kasıyoruz? Diğer slota gidiyoruz. Bu slot bak, Stone Golem, Troll Warrior hepsinin içeriği var aynı videoda. Oyunda inanılmaz bir bug oldu. Onun canlı yayındaki anlarının kesitleri var kaçıranlar için. Ya müthiş bir video oldu ya. Lütfen izleyin. Bir de sizden ricam şu. Burada yani 277 kişiyiz. Buradaki izleyiciler sadık izleyiciler. Diğerleri sadık değil mi? Yok. Sonradan izleyen adam da sadık da. Anladın, sen kendini biliyorsun. Dostlar, videoları baştan sona izlemeniz bize çok şey katıyor. Bak, gerçekten çok şey katıyor. Maddi manevi. Onun dışında like atmanız, bir yorum bırakmanız, bunlar inanılmaz etkiliyor. Eğer sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir yayıncı arkadaşınız varsa videosunu sardırmadan baştan sona izleyin. Like atın. Altına gidin, güzel bir yorum atın. Çünkü ben videolardan görüyorsunuzdur. Tüm yorumlarda neredeyse kalp var. Niye var? Niye kalp koyuyorum? Adam eleştirmiş, ona da kalp koyuyorum. Şunun için kalp koyuyorum. Yorumunu okudum kardeşim. Bak, yorumunu okudum. Ben de. Yani seni görmemezlikten gelmiyorum. O yüzden git bir yorum at, güzel, motive edecek bir yorum. Bir şeyi beğenmediğinde de eleştir, sıkıntı yok. Üsluplu bir eleştiri her zaman bizi artıya taşır. Çık de ki kardeşim şunu 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 bok gibi yapmışsın de, sıkıntı yok anasını satayım. Video ne zaman yayınlanacaktı? Yarın akşam saat 4, 16.00 ya da 17.00'da yayında. 2013'te 0 polo 30.000'e aldıydım. Geldiğimiz nokta şaka gibi. Ünlem item komutu yok abi. 8 fabrik set var. Artı 6 Hellbreaker var. Onun dışında Rock, Dual Old Rock'umuz var. Red amuletimiz var. Skeleton beltimiz var. Warrior ringimiz var. Dual artı 7'miz var. 7 Health fabrik setimiz var. Onun dışında da görev şel setimiz var falan filan. Satılacak birkaç tane eşya var. Öyle göstermiş olalım şöyle. Tamam. Kanka, 2 gün önce Silver Gem bug'ından sonra itemlerin fiyatı düşer diye düşünüyordum. Daha da artmış. Sence tuhaf değil mi? Dünya kadar yükledi. Bak, videoyu editlerken fark ettim Emre. Öngörüyle şu cümleyi kurmuşum. Server kapatıldı ya Emre. Diyorum ki bak, videoda izleyince sen bu sahneyi hatırlayacaksın. Şöyle bir yorum yapıyorum. Abi diyorum, bak şu an server kapalı. Ben itemlerin fiyatının 11-12 GB'lik Heroes'un 7-8 GB kadar düşeceğini düşünüyorum diyorum. Ama diyorum, bak bir parantez açıyorum. İyi ki de demişim onu. Eğer ki şu an bu resette düzenledilerse, yani o bug'ı düzelttilerse diyorum, eski fiyatına geri döner. Hatta pazarcılar o itemi alır, eskisinden daha pahalıya satar diye bir cümle kuruyorum. Harbiden de doğru, şu anda eskisinden daha pahalıya satışta itemler, öyle söyleyeyim. Şunu şöyle yapalım. Tamam. Eskisinden daha pahalı fiyata da satıyorlar yani şu an gerçekten. Expert seçili, güzel, bir sıkıntı yok. Abi, pazarda fabrik HP set bulunmamasına ne diyorsun? CVS'cinin yanındaki ne, item ne? Şu mu? Ayvil. Ay, bu atak artırıyor bak. 2533 AP'den 2581 yapıyor. Ayın 7'sine kadar bundan 20 tane aldıysan eğer görevlerin sıfırlanacak, haberin olsun. Şimdi çok güzel bir taktikle şöyle bir dünya turuna çıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir dolanıp geleceğiz Allah'ın izniyle. Kim bunlar? QSE. Bunlar bizi kesmezmiş ki. Tamam, bunlar bizi kesmez. Şu ekipten emin değilim. QS'ye kesmez de şu kırmızı pederinden emin değilim. Onlar bize yanlayabilir. Z'ye gelmemek için şöyle yapalım. Bunu kesmeyeceğim. Gördü mü bizi? Bizi gördü sanırım ya. Gördü. Vurmayacağım. Risk alıyorum şu an. Asasını bekliyor olabilir. SVSC'ye basacağım bu arada. Kaç vurdu? 772 vurdu. Vallahi dokunmadı adamlar, sağ olsunlar. Okey. Hüseyin'im hoş geldin. Aleyküm selam. Onur, ne olacak Twitch Onur? Abi bu hafta içi açılır Miro ya. Bu hafta içinde açılır. Yaşlı günlerde yar yaşlıdır. Yaman günde yetişir.
Vay lan, hiç duymadım bunu Akıncı ya. Kanka 2 gün onu okuduk. Red Amulet nedir? Dostlar, event item bu. Şu an yok oyunda. Twitch niye kapandı? Twitch'te yasa dışı kumar yayınları yüzünden BTK kapatma kararı aldı. Seveseç'in yanındaki onu okuduk. Reis, peki şu içerik tutar mı? Tek çarla bir bank... Öldüm sandım. Oysa ki... Biz bu adamı keseriz. Spike'ını vursun bir. Kesmeye de uğraşmasak da olur bu arada. Yani farma da devam edebiliriz. Light City biterse alırım. Tamam. Spike var. Vursun Spike'ını. Kaçacak. Ayık oynuyor. O yüzden hiç uğraşmayacağım. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Hiç gerek yok. Şeye kadar. Kritiğin dönmesine yaklaşık bir 10 saniye kadar var. Oraya kadar dayandık mı? Tamam. Şu an kritik patladı bence. Yoksa bu damage'leri atamaz. Bence bana. Light City biterse alırım da. Wolf attı o. Okçu vurursa sıkıntı bu arada. Artık bırakması lazım bu arada bence bize. Tamam. Bence yeterli. Görüşürüz abi. Kesemeyeceği noktada bırakması daha doğru olur bence. Mesela yanlış yaptığı şey neydi? Kritiği patlamamalıydı. Uzaktan beni izlemeliydi. Canımın düşmesini beklemeliydi. Sonra gelip beni teklemeliydi yani. Hatası oydu. İkinci kritik. Olur mesela boss aslında dual 8 BB olsaydı kesebilir miydi? Muhtemelen hayır ya. Night Royale gireceğim mi? Yok abi, Night Royale girmeyeceğim ya. Sevmiyorum. Manis seviyorum. Az önce bir dünya kazino yayını gördüm. YouTube'da, yakında WhatsApp'tan izleriz. Kanka öyle olacak. Yakında gerçekten Telegram grubu kuracağım. Şöyle açacağım. Kamerayı şuraya koyacağım. Arkadaşlar bugün Night'tayız diye. Yani Telegram'a döneceğiz ya. Birazdan aynısı olacak kesin. YouTube'u kapatmazlar diye düşünüyorum. Artı 7 HB ne kadar ve combo çok iyi. Abi artı 7 HB'nin fiyatı 650-700 M bandında. Combo konusunda da canlı yayında olunca ufak bir lag oluyor. O ufak lag beni mahvediyor. Ufacık bir delay böyle. Normal canlı yayın dışında yaptığım kombonun aynısını yaptığım zaman burada sekiyor genellikle. Eski serverda boss'un para etmediği yerde ne farmlanır? Hiçbir fikrim yok. Chat'ten bir yazın da okuyalım. Vallahi ben de merak ettim şimdi. Benim içerik fikrini okuyordun kanka, ne diyorsun? Ne demiştin? Bir daha yazsana ya. Göremedim vallahi, bulamadım. Dünyanın en iyi yayıncısı. YouTube kapanırsa oylar düşer vallahi, bilmiyorum. Çöp farmı denmiş. Evet. Çöp ya da coins farmı olabilir. Orayas da GB 325 olmuş, ne harika. Abi pazarcıların işi. Eski soruda çöp farmlanır. Kumar isteyene de ceza gelirse açmazlar yani. Vallahi bilmiyorum ya. Mason farmları bir tek bence. Coins, direkt coins'e yönelik slotlar olabilir. Bu reis büyüdü. Reisim bize dokunmayacak ama ya. Selamını verdi gitti resmen yani. Eyvallah başkan. Saygılarımı arz ederim. Vallahi dokunmadan gitti. Vallahi bu soruda o kadar fazla gizli dostumuz var ki. Belki bu dostum Nervium'da yayındadır, belki de izliyordur. TS şu an 170k falan. Destanda Zero'da ne kadar? Zero'da 320-310k. Night Royale sende niye büyük gözüküyor? Nasıl ayarlıyoruz? Sanırım şöyle. Bak şuraya giriyorsun. Bence ondan. UE scale var bak burada, görüyor musun? 1.2 yapıyorsun onu. Ben 1920 1080 oynuyorum. Herkes soruyor, abi 720 mi oynuyorsun, ne yapıyorsun diyor. Yok, alakası yok. Yani şu an 1280'e 720 falan değil. Bayağı bildiğim 1920 1080 UE scale'ı büyütüyorum. Böyle sanki oyun düşük çözünürlükteymiş gibi oluyor ama aslında yüksek çözünürlük. Burada 2K para geliyor. Pusulan 2x Noah bassan daha karlı olur. Yoksa kurtarma. Abi bu serverlardan o Noah SC basılmıyor. Eski serverlarda şu an basılıyor mu bilmiyorum ama yeni serverların hiçbirinde basılmıyor. Yayındayım, geziniyorum. Yiğit'im teşekkür ederim can dostum. Eyvallah.
Reis peki şu içerik tutar mı? Tek çarla bir banka dolusu Fabrik 7 bassam elde. Sonra 6'e atsam bunu çeksem. Abi yok ya. Onların izlenibilitesi düşük Sefa ya. Yapman gereken dostum, YouTube'a başlayacaksan YouTube'daki kafa kanalları, yani gerçekten bu işi iyi yapan, iyi yapan da izleniyordur zaten. İzlenen yayıncılara videolarına bakacaksın. Neyi yapıyor, neden yapıyor, nasıl yapıyor, bunun analizini yapacaksın. Bak ben sektörde 8 yıldır varım. 8 yıldır sektörde olmama rağmen şu Çar'ın sıfırdan serisini yapmaya başlamadan önce yaklaşık olarak en az 2 hafta YouTube yayıncılarının neredeyse tamamını izlemişimdir. İyisinden kötüsüne, 2K izleninden 50K izlenilene kadar hepsini izlemişimdir. Öyle deme, 1 milyonluk katlama serisi çektiğin zamanlar nasıldı? Ya o güzeldi. Onun bir konsepti var ama yani. Kalktı, ne yapmam gerek? Oturt abi. Platformların TL şirketler olmak zorunda diye biliyorum. Kumar yayını yapılan içerikten engelleyemiyorlar mı? Neden? Tamam. Abi. Deniyor ki Twitch'e. Kumar yayınları içeriklerini kapat. Twitch de tamam diyor. Kapatmaya uğraşıyor. Kapatmaya uğraşırken Twitch'i kapatıyorlar. Kapatınca da açacağız kafasıyla yaklaşıyorlar muhtemelen. İnşallah ya, Twitch'te TR kitlesini kaybetmek istemez bu arada. AS. Mesela Enes Batur tüm videoları yurt dışından kopya adamın, TR'nin en büyük YouTuber. Aynen öyle zaten. Orkun İstmak aynı şekilde. Bu kafa bu şekilde çalışıyor abi. Knight'da da aynısını yapmak zorundasın. Sadece şunu yapma. Birebir aynısını yapma. Bir ara benim Adumayan AT diye bir yayıncı vardı. Lan esprilerime kadar adam çalıyordu. Yaptığım espriye kadar. Yani onu da yapma. Çok irite edici oluyor yani. Ne yapıyorsun be? Yayın be. Eski serverlarda oyuncaklar için bir bilgi paylaşayım. Maden acayip karlı. Tanesi 500K'dan gidiyor. Çoğu insan GB fiyatı az diye oynamıyor ama daha rahat GB kasıtlı ödenmiş. Kardeşim 7 gün oyun yasağı yedim. Bir de jail yedim. Bu ne demek? Abi mob falan çekmişsindir adamın slotuna. Twitch ile Entity Game arasındaki 3 benzerlik kartı anlat. Çete katılamıyorum, 50 kill yapıyorum. Söyleyemem, sıkıntı yaşarız. İyi kanka, EB basalım 0'dan 7'ye. Basalım reis, hemen. Twitch'te de kumar yayınlarını banlıyor ama adam sürekli yeni hesap açıp yayınlara devam ediyor. Farklı isimler, evet. DenizK33 izleyin, YouTube çıkın nedir? Maden konusunda haklı denmiş. Selam, Art 9 Fabric set, Art 8 EB, Iron set, artı 1. Lil, artı 1 for full post, bak. İnşallah cümlenin devamında bu itemler iş yapar mı demezsin. İşlevsel olur sence. Şu an aynı bütçede okçum var. Sence bozmaya değer mi? Abi yapacağın farma göre değişir. BP ile her yerde farm atarsın ama okçu ile her yerde yapamazsın. Nepeci tıklıyorsun, aynı zamanda çeri yürüt, kronometre aç. Nepeci ismi aşağı düşer düşmez elini kaldır. IC'den, YouTube'dan yazdım. Ne demiş? Girmeme şansın yok Zeybir'de. Ha tamam anladım. Yok ben de öyle yapıyorum da o gün kaçırdım ya. Durasız çakmadı vardı bir ara. Intro aynı, itemler aynı, slotlar cümleler aynı. İşte o irite ediyor. Mesela sen Celal abi gidiyorsun. Lan bu adam Zero Assassin çakması diyorsun. Anlıyorsun onu. O noktada sıkıntı yaşıyorsun yani. Yani o dakikadan sonra da gelip de YouTube'da yayın video falan attırmaz kimse sana. Yapamazsın yani. O içeriğin aynısını yapıp gidip sonra YouTube'da ben devam edeceğim. Oldu babacığım. Öyle bir şey, öyle bir dünya yok. Yani üzgünüm. Öyle bilinç yersin ki yani bir daha şey yaptırmaz adam sana, açtırmaz istese. Dalga geçilir yani devamı seninle. Düzgün içerik üret yani. Çok büyük iş kazası geçirdim. Bu aydan sonra maaşım yatacak, çok mutluyum. Başka yayıncıları çok izlemeyeceksin. Yoksa istemesen de onun gibi konuşup içerik üretiyorsun, özgürlüğün kalmıyor. Ya o da var, evet. Bak o konuda da haklısın. Ben bir ara Ferit'i çok izliyordum mesela. Sürekli anladım abi falan diyorduk yani. O konuda da haklısın ama mevzu şu. İçeriklerini de örnek alacaksın. Profesyonellik zaten orada. O adama örnek alacaksın ama özenmeyeceksin. Bir şekilde kuracaksın dengesini. Twitch 1905. Aleykümselam. 1905 Salih abi mi acaba bu? Canı Korus'ta Z6'da gir. Jere benim sana tavsiyem. Güven vallahi olur mu bilmiyorum ya orası. Escape 22 aleykümselam. Zero the Fabric 9 set ne kadar? Abi hemen Bayona Game'e gidiyorsun. Bayona Game'den bakıyorsun. Aradığın tüm itemleri hızlı bir şekilde teslim almak istiyorsan uygun fiyatlardan Bayona Game'e bak. Mr. Beast'in çakması Rus Mr. Beast'ten önde bu arada. Ha mesela yani Mr. Thank You muydu neydi, öyle biri vardı değil mi? 18-19K Pepper 9 setlenmiş. Yiğit'im de tüm piyasaya hakim ha. Can dostum Yiğit. Okçuyu da dizmiş. Twitch nasıl peki dostlar? Şimdi mesela yayınlar
şey özür dilerim YouTube nasıl şeye göre Twitch yayınlarına göre şöyle daha iyi böyle daha kötü falan diyebileceğiniz bir şey var mı? Yiğit'im bura bura gidiyor. Partine benden geldiğini düşün. Ruyuka ve sen aynı partidesin. Kaybetme olasılığın doğru. Doğru. Öyle bir durum da var yani. Ivan Drago'yu nereden biliyoruz lan biz? Ne o kardeş? Twitch gitti geldim buraya. Kardeşim yapacak bir şey yok. Kapattılar Twitch'i üzerimize. Ne yapalım şimdi? Açmayalım mı Serhat'ım? Selamünaleyküm hayırlı yayınlar. Eski kafecim teşekkür ederim. Aleykümselam. Ruyuka da mı Z6'da giriyor ya? Yalnız HB artı 6'yı aldığımızdan beri keyfim çok yerinde. Çok güzel itenmiş ya. Vallahi çok güzel itenmiş. Alın aldırın dostlar. Piyasası yükselsin diye demiyorum da. Çılgın Türkler gelmiş. Twitch açıldı diyenler var da bende hala girmiyor nedense. Twitch açılmadı ya. Bir deneyin bakayım be. Twitch'e herkes bir denesin. Açıldıysa kapatıp oraya gitmem yok mu bir anda. Tıkladım. Twitch açılmamış hayır abi. Açılsa ben de girer. Alışacağı zamanla Twitch 1-2 ay açılmaz çünkü. Bence o kadar sürmeyecek ya. Bitrate'i daha düşük açsın sanırım. Twitch'ten 1080p'sine göre daha bulanık sanki. Yo. Sadece şöyle bir fark var. Şöyle açtım. Ultra düşük gecikme olarak açtım. Ultra düşük gecikme açınca da video biraz kalitesiz oluyor ama chat'i hızlı görüyorum. Reis askere gittim geldim. Slot Fendit. Sal beni sal tam bir bela. Önceden bastığım flashlar görünüyordu artık görünmüyor mu hoca? Bastığım flash... Yo görünüyor görünüyor altta kalıyor. Şey envanterin altında kalıyor abi. Aa! Hayırdır inşallah ya. İki tane bus aldık abi toplamda maşallah. İlk defa bus aldım bugün dedim. İkinciyi de bugün aldım. Selam Twitch kapandı buradasın. Burası da kapanırsa Ceren OnlyFans mı açar ya da belli bir ücret karşılığı videomu satarsın? Bu arkadaşı banlayalım. Kullanıcıyı bu kanalda gizle. Hiç cevap vermeyeceğim. Küfür bile etmeyeceğim. Gereği yok. Ama şöyle bir şey yapabilirim o arkadaşa. Yazdığı yorumu ben tekrar görebiliyor muyum? Bir dakika. Silen mesajı görelim. Tamam. Şöyle bir şey yapalım. Ceren benim nişanlım. Ben bu arkadaşı banlamakla kalmayayım. Fırat'ım amcanı bir arasana güzelim. Amcanı bir ara. Bize bir 20-25 bin lira para gelecek. Bunu da fake olarak söylemiyorum. Daha önce açtığım davayı hatırlarsınız. Ben bu arkadaşım Mevlüt Parlak'a dava edeyim en iyisi. Hiç uğraşmayın. Ağzından hiçbir şekilde küfür çıkmıyor. Amcan yanında mı Fırat'cığım? Tamam. Mevlüt'cüğüm hayırlı uğurlu olsun sevgili dostum. Güzel bir dava yiyeceksin. Süreç şöyle gerçekleşecek. İlk 1-2 hafta ya acaba etti mi etmedi mi diye geçecek. 3. hafta savcılıktan onun kovuşturması bittiği zaman evine bir zarf gelecek. Sen bu süre zarfında, iyi dinle Mevlüt'cüğüm. Sen bu süre zarfında ya YouTube hesabımı kapatsam acaba bir şey olur mu? Google'a saçma araştırmalar yapacaksın. YouTube hesabımı kapattım bir şey olur mu? Hiç sıkıntı yok Mevlüt'cüğüm. Bulunuyor merak etme daha önce de bulundu. Ondan sonrasında evine bir tebrikat gelecek. Ailenle birlikte yaşıyorsan oğlum sen ne haltlar yedin deneyecek sana. Ailenle birlikte yaşamıyorsan da 2 hafta senin için biraz karın ağrılığı geçecek. Geceleri uyurken beni düşüneceksin Mevlüt'cüğüm. Geceleri uyurken acaba davayı gerçekten açtı mı diyeceksin. Ama açmış olacağım Mevlüt'cüğüm. Çünkü Fırat'ın amcası avukat ve bu işle ilgileniyor. Bizim yayınlara gelen küfürlerden güzel davalar açıyor. 2. haftanın sonunda 3. hafta savcılıktan kovuşturması bittiğinde evine bir tebrikat gelecek Mevlüt'cüğüm. Hep böyle gerçekleşiyor. Daha sonra sen yine yakıla beni arayacaksın. Bana ulaşmaya çalışacaksın. Ulaşamayacaksın Mevlüt'cüğüm. Ondan sonrasındaysa ne olacak biliyor musun? Ara bulucum seni arayacak. Ben de oradan 40 bin lira, 35 bin lira para talep edeceğim. Sen o parayı ödediğin takdirde de o dava geri çekilmiş olacak. Hayırlı uğurlu olsun Mevlüt'cüğüm. Güle güle kullanırız artık. Rapper'e git gel çekeceğim yayındayım. Vallahi olur ya. Yapalım öyle bir şey. Aldım para. Çekmemesi yok mu peki? Bugün 3.5 GB var. 8MD'ye o para verilmez deyip full 7MD'ye alıp bastın hepsi yandı. Aga be anlı ki. Banını aç çocuğun. Açmaya gerek yok dostlar. Genelde böyleleri şey yapıyor. İstediğini yap. İstediğini yap. Gideyim mi lan gitmeyeyim mi? İstediğini yap. Hiç sıkıntı yok. Bilmem ne yurt dışında yaşıyorum zaten falan diyor. Bir tanesi dedi ki yurt dışında yaşıyorum zaten. Ankara'da yaşadığı ortaya çıktı. Ankara'da yaşıyormuş.
Tebligat gitti. Şimdi arabulucu üzerinden uğraşacağız. Arabulucu üzerinden de sonuç geldiği zaman işte ona göre yol haritamızı çizeceğiz. Tam bir bela. Attım RPR'yi, çektim beni kanka. Hazırım, çekebilirsin. 8 EB parası çıktı. Yok yok, ben o parayı cidden oyuna falan harcamam. Size de yeminim olsun. Aldığım para 30 bin ise 30 bin, 50 bin ise 50 bin. Tamamını belirlediğiniz bir kuruma canlı yayında başlayacağım. Canlı yayında. Direkt. Söz veriyorum bak. Altını çiziyorum. Söz veriyorum. Bağışlamazsam gel yüzüme tükür. Benim de paraya ihtiyacım var ama o paraya, onun kirli parasına ihtiyacım yok. Güzel iş. Ha, ayda iki kişi küfretse temiz. Vallahi yani Fırat'ın amcası ilgileniyor. Kanka çekmedi bizi. Yürüyoruz. Niye seviyorsun ki o kadar, sevmiyorsan? Aynen öyle yani. Gerek yok. Bir de nişanlıma küfür edilmesi hiç hoş değil yani. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben biliyorum olacakları. Yayını kapattığım zaman Discord mesajlarıma bakacağım. Discord'da mesajını göreceğim ben o adamın. Ben biliyorum. Bir de şunun da altını çizeyim sevgili dostlar. Mevlüt'üm, sen de izliyorsun biliyorum. Senin için de altını çizeyim. Hesabınızın, YouTube hesabınızın adının farklı olması, telefon numaranızın veya mailinizin kayıtlı olmaması gram önemli değil. YouTube hesabınızı kapatmış olmanız gram önemli değil. Bulunuyor. Bulunuyor. Twitch'te o küfür eden arkadaşı hatırlamıyor musunuz aylar önce? Twitch hesabını kapattı. Başka hesaptan bana mail attı, mesaj attı. Mail attı. Discord'dan yazdı. Hiçbir şekilde geri almadık. O adamın hesabı kapalı olmasına rağmen bulundu. Bu kadar basit. Yurt dışında yaşıyorsa da sıkıntı değil. Yurt dışında yaşıyorsa da ülkeye girdiği zaman aynı muameleyle karşılaşır. Ya ülkesine geri gelmeyecek ya da başka bir şey. Ayıktırma bebeleri, kaçırıyor. Kaçabiliyorsun da. Yok yok, hiç sıkıntı yok. Bak ben o süreci biliyorum. Bak sana bildiğimi anlatıyorum. Daha önce çünkü 3 tane dava açtık bir şekilde. Bildiğimi anlatıyorum. İlk 2 hafta var ya öyle bir karın ağrısıyla uyuyor ki. Yani anlatandan biliyorum. Hiçbirinin davasında geri almadım, onu söyleyeyim. 56-51 loglama ile her şey tutuyor. Bilmiyorum sistemin nasıl olduğunu ama loglamayla tutuluyor tabii ki. Abi ben Mevlüt, vallahi kuzenim yapmış abi. Lütfen dava etme beni, dayı hamile kardeşimle yaşıyorum, engelli var. Salak ya Mehmet abi. Güzel tezgah aslında. Tezgah değil işte, mevzusu güzel. Yani Jahreyn falan ne kadar para götürüyordu oradan, sen bir düşün yani. Bu işe mi girsin? Nasıl sonuçlandı davalar hocam? Arabulucu da bekliyor arkadaşlar. Arabulucu, diyorsun ki arabulucuna. Abi ben 40 bin lira istiyorum. 40 bin lira istiyorsun. Karşı tarafa iletiliyor. 40 bin lira öderse o dava kapanıyor. Ödemezse ya da talep ettiğin para ne kadarsa ödemezse o dava görülüyor. Genellikle hakaret davalarında kamu davasına çevriliyor. 2 yılın altında suçu olduğu için yine o parayı ödüyor ama bana ödemiyor, bu sefer devlete ödüyor. Ödediği para işte devlete ödedikten sonra siciline işliyor. Siciline işledikten sonra o bir süreliğine benzer bir suç işlerse hapis cezasına dönecek şekilde bekliyor. 2 yıldı sanırım. Ondan sonrasında o süre bittiğinde sicilinden siliniyor ama olay şeye kalmış oluyor. Yani o davayı yediğine, sicilini işlediğine, o parayı ödediğine kalıyor. Serhat Ay doğdu bu sırada. Kademe 1 ile abone olmuş. Abi çok teşekkür ederim Serhat'ım, hoş geldin. Bugünlük farm çıktı o zaman. Yok diyorum ya, doğru diyor bak, chatte bir dostum SMA'lı hastalara başlayalım diyor. SMA'lı hastalara başlayacağım. Onda da canlı yayında bizzat diğer iki yerden de para geldiği zaman onları da bağışlayacağım. Bir kuruşuna dokunmayacağım. Hepsini canlı yayında bağışlayacağım. Mevlüt'ten gelen parayı da canlı yayında SMA'lı hastalara bağışlamış oluruz, tamam? Size de sözüm olsun bak, yeminim olsun. Onların parasını hiçbirini kullanmıyorum, kullanmayacağım da. Onurcuğum çorba tuzumuz olsun Serhat'ım. Teşekkür ediyorum can dost. Kesene bereket. Bir de o videonda bana ilişkin edit yapmışsın. Harika olmuş. Teşekkür ederim. Rüyka'dan saygılar. Rüyka reisim. Yani değerini bilmek lazım bu soruda. En azından içerik üreticilerine karşı gerçekten çok naif davranıyorsun. Eminim ki sen klanda da sözü geçen bir arkadaşsındır. Onlara da sen diyorsun muhtemelen. Hani ya vurmayın arkadaşa. 50 NP azalalım. İçeriğini üretsin diyorsun muhtemelen güven reisim. O yüzden senin yerin bende ayrı. Bil yani. SG daha fazla çöp atmıyor muydu ya? Atıyor canım. Atıyor baksana. Onur'um selamlar kardeşim. Ben belki hatırlarsın, belki hatırlamazsan çok zaman oldu. Sana söyleyeyim. 300 aboneyken falan vardım. Sessiz sakin takip ediyordum. Devamdayım, bilgin olsun. Ooo reisim. Hayatta olduğunu bilmek beni mutlu etti. Eyvallah, hoş geldin. Mevlüt, hay Allah senden razı olsun. SMA hastalarına katkın ol. Aynen öyle. Öyle düşünmek lazım. Onur, farklı bir yerin kişinin IP'sinden sana fake hesapla küfür et diyelim, süreç nasıl işler? Bir dakika. Farklı bir yerin
kişinin IP'sinden sana küfür etti. Fake hesap olması hiç önemli değil. Onu söyleyeyim. O hesabı sen bugün aç, yine bulunur. Telefondan aç, yine bulunur. İnternet kafeden aç, yine bulunur. İnternet kafe bulunur yani. Ama bu adam evinden, telefonundan ya da bilgisayarından yazıyor. VPN'le yazması hiç önemli değil. Amerika'da kendini göstermesi hiç önemli değil. Bulunur. Sıkıntı yok. Çünkü sadece o yorumu yaptığı YouTube hesabını, yani adamlar girip şey yapmıyor, stalklamıyor arkadaşlar yani. Direkt adres takibi yapıyor yani. Canıtınım gelmiş. Canıtın aleyküm selam reisim, hoş geldin. Geldi Discord'da sana yayın izlettiğim hangi oyun balon? Kim lan? Bana demiyor herhalde Aykut ya. Değil mi? Aykut'la birebir muhabbetimiz olmadı. Başka biri ne diyor herhalde? Mevlüt ne demiyor? Boş ver yücelim. Terbiyesizlik yaptı diyelim. Tavuk döner falan yersin belki. Onurum, Aykut kime diyorsun lan? Bana demiyorsun değil mi? Başkasına diyorsun herhalde. Yani çünkü bir yorum yapmadım Rise'la alakalı falan. Onun DC Pre'li stat sıfırlayınca 70M veriyor musun? Abi DC Pre'li sıfırlarsan 70M veririz. Warpred'i sıfırlamak lazım abi. Adam pişman oldu lan, yazık. Kanka eminim pişman olmuştur. Arkadaşlar yani sana demiyorum kanka, tamam Aykut'um. Yani yapmayın işte. Bak ben de üzülüyorum böyle durumlara. Sonra bak daha önce ailesi arayan oldu. Ailesi arıyor. Diyor ki ya bizimki etmiş bir eşeklik. Ya baba bizim çocuk etmiş eşeklik. Ya çocuk dediğin adamın sakalı var abla yani. Hani anladın mı? Annesi beni arıyor. Üzülüyorum. Abla diyorum yani. Adamın yani oğlunun dediği şey şu ya diyorum. Ya bunu diyor oğlun ya diyorum. Hani bu yenilir yutulur bir şey mi? Sana dense hoşuna gider mi diyorum. Yani gitmez de oğlum bir büyüklük yap falan. Yap. Yumuşak bir avukat abiniz var Instagram'da. Mesela komşu internetinden böyle bir suça karışsa internet sahibinden bir şeyler olur. Tabii tabii. Öyle bir şey olabilir. Öyle bir şey olabilir. Ne demiş reis? Sen de haklısın. Abla diyorum tamam 12 taksit yapalım 0 faiz. Ne demiş? Eyvallah başkan. Premium çekeri çok oldu ve her şey üst safhada yaşıyorum. Sen böyle devam et denmiş. Aykut'un biriyle kavga ediyor. Kavga etmeyin kanka. Vallahi kavga etmeyin demez. Selamlar, sıfırdan serisinin devamı değil mi? Devamı. Bu arada sıfırdan serisinin yarım videosu geliyor. Kardeşim anlamadığım bir şey var. Beni 7 gün oyun yasağı getiriyorlar. Bir de beni hapse atıyorlar. Bu mantıklı bildiğin. Mob çektin mi birinin slotuna? Ben burada Cini ile kasıyorum. CZ değil. Moradon olabilir. Estant olabilir. EMC, LFC olabilir. Bir tane slota yaratık çektin mi? Bana onu yaz. Muhtemelen sen yaratık çekme yüzünden şey oldun. Sıkıntıya girdin. Müzikler niye durdu? Elektronik değil de birazcık da şu tarz dinleyelim mi? Lo-fi dinleyelim azıcık da. Niye durdu lan müzikler? Neyse. Açarız şimdi. Seher kolay gelsin reis. Eline MP rek tak alsan bir tık daha az pot harcayacaksın. Abi öyle de zaman kaybı oluyor o da. Cidden zaman kaybı oluyor. MP rek slotu değil arkadaşlar burası aslında. MP rek'le 5 atıyorsunuz. Eğer ki 2200 AP'niz yoksa MP rek'e girmeyin. Mehmet'im hoş geldin bu arada. Şunu kapatalım. Ayarlayacağız. Bu sırada Ali Çağım Kademe 2 ile abone olmuş. Ali reisim hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Kesene bereket. Birazdan Discord'a o arkadaşın mesajı düşecek, ben biliyorum. O Mevlüt'ün mesajı birazdan Discord'a düşecek ya da maile gelecek. Bak izleyin. Her yayın sonu aynı şey olur çünkü. Oğlum ecik az yazınla adam mesaj okumaktan kafası ağrıdı. Yo yo iyi. Yazın arkadaşlar. Yazın ki okuyalım bak. Oğlum hacker MP-Rek mi? Abi MP-Rek değil ya maalesef. Geliyorum gidiyorum da her gelen MP-Rek muhabbet yapıyor. Sen de tek tek açıklıyorsun. Salın artık şu adamı abi. Yayıncılıkta böyle bir şey vardır. Bir dakika. İkisi de benim dostum. Şimdi nasıl yapacağız? Yayıncılıkta böyle bir şey vardır arkadaşlar. Her gelen adam aynı soruyu sorar ve sen de aynı sabırla cevap vermek zorundasın. Diğer türlü kalk git yayın açma yani. Öyle şey mi olur yani? Adam gelmiş, o adam biricik yani. O an gelmiş, o an soruyor. O an cevaplanması lazım yani o sorunun. Kanka bana buff atar mısın? Atayım tabii reis, ayıp ediyorsun. Buyur reisim, al buff'ını. Hemen diğer arkadaşları da bufflayalım mı? Ha tamam, priestleri varmış diğerlerinin. Rica ederim. Ne demek? Müzik açalım. Şöyle. Bir dakika. Müziğin sesi bir tık fazla. Böyle yapalım. Tamam. Okey. Devam.
Onurum, Papara ile 10 TL ve katıla katılım. Cashback ile 10 TL'yi geri ödedi. Bu önemli bilgi arkadaşlar sizlerin de dikkatine demiş. Eyvallah eyvallah valla sevindim ya. Hiç cebinden de para çıkmamış. Yapmak isteyen varsa yapabilir. Yakın zamanda çünkü YouTube katıl özele içerikler de üreteceğim. Haberiniz olsun. Özellikle çarpıcı içerikleri onlara özel yapacağım ve hiç açmayacağım. Mevlide gelsin şarkı. Makro açık AFK taktiğindeysen ondan da hapse girmiş olabilirsin demiş. Peki Onur'um MHP'lik taksan daha... Uzay okullar ne reis? Hayırdır? Hayırdır kardeşim? Okullar niye 52 santim? Kardeşim çektim çektim ama bana 7 gün yasak verebilirdi. Anlamadım neden hapse atıyor. Abi bak. Davranış kurallarında çok açık yazıyor. Sima İpek. Diyor ki eğer gibi slota mob çekersen diyor. Bir hafta ban artı hapis yersin diyor. Ve ekler. Twitch'te yayın devam ediyor mu şu anda aynı zamanda? Yok yok. Twitch kapatıldığı için Twitch'te yayın yok. Katıl 2 mi 1 mi fark ediyor mu? Yani katıl 2'ye özel yaparım diye düşünüyorum Ahmet. Şey yapmıyorum. Hani trollemiyorum. Şey açısından. Ya katıl 2 ol falan diye değil. Ama katıl 1 hani çok basic olduğu için... Katıl 1'e özel içerikler ayrıca gelmez. Katıl 1 birazcık destekliyorum seni modunda. Katıl 2'de ya baba destekliyoruz da etinden sütünden faydalanalım şeklinde içerikler olacak. Large Breaker. Mor yandı. Muhtemelen MP rek değil aynen. Timacım ne demek. Gerçi yayınların kapanmasında da gerek yoktu. Çünkü en az en çok izlenen yayıncı oyunu yeterince yerli eksan etti. Bir sonraki ayın 10 TL'sini hediye etti. MHP'lik niye kullanmıyorsun? Aga ilk defa istiyorum abi. Abi MHP'likle bu slot dönülmez. Yani bizim AP'miz çok düşük olacağı için MHP'likle kurtarmaz. Yaratıklara 5 atıyorsun. Yani bu ne demek? Yaratıklara 5 attığın noktada her 5 mobda bir tane eksik kesiyorsun benimle aynı sürede. Şu an ben bir tane mobda manamın yarısını kullanıyorum. Diğer mobda da manamın diğer kısmını kullanıyorum. Yani aşağı yukarı tek manada 1.5 yaratık kesiyorum gibi düşünebilirsin. Daha avantajlı. Kral keşke DB piri kalsaydın, CC piri fazla masraflı oluyor. Abi yok yok bak Switch Premium'umuz var. Her türlü sıfırlıyoruz. Mehmet Amberber Kademe 2 ile abone olmuş. Bu yayın bu arada 24 tane abonemiz gelmiş. Artas'a da buradan selam olsun. Muhtemelen yayında reis. Artas reis yayında muhtemelen. Hay oto tamamlamana. Katıl 3 artık sizin de dalağın emciklerim mi? Aynen aynen. Neredesin sen yiğidim kurban oldum. Ömürüm hoş geldin. Onurum looting efektle item klaslarını işaretlemişsin. Mor içi sarı çerçeve oluyor. Her düşen rare item zannediyorum. Dur onu ben şey yaparım ya. Düzenlerim bir ara. Abi upgrade scroll oldum. Hayırlı olsun kardeşim. Şizofren herhalde o kendini upgrade scroll sanıyor manyak. Beyler mage'den anlayan var mı? Allah aşkına. Allah aşkına bak. Çok fena yan lane oynarım chat iyi bilir. Arkadaşlar MHP'lik takabilmesi için yüksek STR ile 2.5K üstü AP. Ya güven 2.5 değil de 2.2 falan bizim işimizi görür reisim. İtemin sağlamsa MHP'lik de dönersin. Aynen. Ya mevzu neyi biliyor musun? Slota 4 atabiliyorsan MHP'lik de dön. 4 atamıyorsan dönme. Bu arada eğer çok sağlam itemin varsa slota 3 atıyorsan yine MHP'lik de dönme. 3 atabildiğin noktada niye MHP'lik de dönesin yani mantık mı? Destini beni partiye alabilirsin bu arada. Sana buff atayım. Gel. Buff'ın bitince söyle. Bir like attım ben kaçar. Uğurum teşekkür ederim can dostum. Öpüyorum seni bal yanaklarından. Like atan elleriniz dert görmesin dostlar. DC DC DC. Bakıyorum hemen Fırat. Paylaşabiliyor muyuz bunu? Tamam. Fırat'cığım yayında paylaşmamda bir sıkıntı var mı? Amcana sorar mısın? Yani hani. Bakayım. Dur bakalım Fırat yazsın. Dostlar bizde işler bir tık hızlı ilerliyor. Mevlüt'cüğüm seninle ilgili bir güncelleme var sevgili dostum. Şimdi geliyor can dostum. Ne demiş Fırat? No, kişisel bilgilerini yazmadım. Tamam kişisel bilgilerini yazmadıysan okey. We Arzu reisim. Selamlar saygılar. Hemen bir şey göstereyim yayına. Dostlarım şimdi şöyle yapalım sizin için. Bakın. Bizde işler bir tık hızlı işler. Fırat'ım teşekkür ediyorum bu arada sağ olasın. Arkadaşlar
an itibariyle dosyamız hazır. Bu şunu bir kenara alayım. Bu direkt olarak yarın Cumhuriyet Başsavcılığına Düzce'de teslim edilecek. Haberiniz olsun. Bu sadece benim bir imzama bakıyor. Şu an bu şekilde teslim edeceğiz. Her şey, suç tarihi, o bu. Bir de video geçmişinde alacağız, koyacağız. Bitti gitti. Direkt temiz bir hakaret davası. Lan oğlum ölmeyedik ya, iyi de. Lan ne ara geldiniz ya? Gerçekten ölümcüsünüz. Temiz bir hakaret davası olacak inşallah. Fırat'ın zaten amcası avukat. Direkt kendisi bizzat ilgileniyor bu tarz işlerle. Bizim için de kolaylık oluyor sağ olsun. Çünkü başımıza sık sık olmasa da geliyor böyle kendi bilmez dostlar. Hadi bakalım. Yayında sıkıntı var mı denmiş. Yok değil mi? Kusursuz bağlantı yazıyor. Sıkıntı olmaması lazım ya. Kayım CV'mizi atmış can dostum. Şöyle şunlarımızı satalım. Slotumuza doğru hareketlenelim. Bugün bir de JR'ye gireriz. JR'den sonra yayın kapatılır. Şöyle atalım bunları. Yarın zaten Düzce merkezde olacağım. Gitmişken arkadaşın dosyasını da Cumhuriyet Başsavcılığına bırakırım. Şunları satmayacağım. Bir dursun onlar. Şöyle hop tamam. Şunları da atalım. Okey. O geçenki boş warrior'ı nerede adres verdi yani, az gelsin de polemik zevkli olur. Sanırım Fırat abi Onur abi SG'den def etmek için delikli oluşturup ekranı artırıp sorma ya. Ya yine ölürdük o asaslara ya her türlü. Şöyle yaptık. Gidelim bakalım slotumuza. Gidelim bakalım, bakacağız, göreceğiz. Onur vekaletname çıkar bana, uğraşma her seferinde. Yok yok, uğraşırım, hiç sıkıntı yok. Çok kolay ki abi, zor sanıyor insanlar, eskisi gibi değil ki yani sistem. Gidiyorsun bir tane CD'ye ya da USB'ye delili bırakıyorsun. İmzanı atıyorsun. Bir sayfa kağıt veriyorsun. Bitti gitti yani, bu kadar. Kanalı yeni video yarın geliyor abi. Yarın saat 4 ya da 5'te yayında. Ben sanırım asla expert açamayacağım. Natural'de adamlarla kapışırken tavşan öldüm. Şaka yapıyorsun. Bu nasıl bir bat? Müziği değiştirir misin? Değiştiririz. Ne verelim sana? Moodumuz... Yo, janradan seçelim. Abi YouTube'un da bu yanı kötü. Telifli müzik dinletemiyorsun ya. Ne dinletelim sana biliyor musun? Dur bakayım. Caz değil, indie değil. Lunch değil, reggae değil, rock değil. Retro olmaz. Soul and R&B dinletelim. Ne dedin o işe? Al bakalım. Başkanım. Başkan geliyor, kaldırın. Başkan geliyor, indirin. Oğlum beni az önce kestiniz lan. Az önce kestiniz lan. Azıcık insafınız olsun lan. Azıcık insafınız olsun lan. Annesinin babasının hatırına bir kelini affet, çocuğu da dersen almıştır. Hayır hayır hayır. Kesinlikle arkadaşlar bakın. Böyle şeylerde lütfen siz de yapmayın. Affetmek diye bir şey yok. Affedecek bir şey yapmıyor. Benim nişanlım şu an evinde oturuyor. Değil mi? 18 yıldır birlikte olduğum hayat arkadaşım. Uğur, şimdi ben çıkıp senin nişanlına, eşine küfür etsem hoşuna gider mi? Adam çıkmış şöyle diyor. YouTube, Twitch kapatıldı, YouTube'da kapatırsa artık diyor nişanlın OnlyFans mı açar, videolarını mı satar diyor. Yani hani bu, anladın mı? Hoş değil. Bana donate niye düşmüyor? Abi ayarlamadık ki YouTube'a ya. 18 lira göndermiş Serhat'ım, çok teşekkür ederim. Mesaj içeriğini de göremiyorum ayarlamadığım için. Serhat'ım vallahi kusura bakma. Helal et hakkını. Ali Çam 10 tane abonelik hediye etmiş. Ali Reis'im kesene bereket. Bir tanesin baş tacısın. Avukatımız Fırat'ın amcası. Fırat demiş ki, avukatımızın yeğeni yani. Ben gerekli kanıtları da aldım. Driver'a yüklüyorum. Kağıda imza atıp delillerle adliyeye bırakacaksın. Toplamda 10 dakikalık işim var. Mevlüt, sana kolaylıklar dilerim demiş. Tamamdır, odur. Onurum Zeki'ye geleyim mi? Salmıyorsa arkadaş. Yo yo yo, güvenim sen. Normal işine bak reisim. Hiç sıkıntı yok. Şimdi atsana. Yeniçeri ne oğlum ya? Video ne zaman? Yarın saat 4 ya da 5'te yayında. Video hazır. Affetme olayını geç arkadaşlar. Affetme olayı yok. Bende yok. Benim lügatımda yazmıyor. Daha önce de hiç affetmedim. Şimdi hiç affetmeyeceğim. Çünkü bak, bana affet diyen dostlar şunu düşünün. Sizin karınıza, kızınıza, nişanlınıza, sevgilinize aynı laf dense hoşunuza gider mi? Cevabın evet hoşuma giderse, öncelikle senin bu Allah belanı versin nasıl bir genişlik, gevşeklik. Cevabın hayır gitmezse ben affetmem. Affedilecek şeyler vardır. Mesela sallıyorum, şunu affederim, eyvallah.
Sen slotta kasıyorsun, ben geldim kafana vurdum. Geldin, ya şerefsiz, beni niye kesiyorsun dedin. Bak şerefsiz de hakaret sayılıyor. Şerefsizden de ha anasına söylemiş, ha şerefsiz demiş. Hakaret davası açılabiliyor. Ya derim ki oyunda bir anlık sinirle yazmış. Oyunda bir anlık sinirle yapabileceği bir şey var mı? Yayın başladığından beri benim ağzımdan tek bir küfür duydun mu bak? Tek bir küfür. Az önce bir şerefsiz dedik, onu da örnek için dedik. Tek bir küfür duymadın. Arkadaş yazdığında bak, bu iğrenç mesajı yazdığında ona karşılık başka bir şey dedim mi? Ona karşı bir küfür ettim mi? Hayır, onda da etmedim bak, karşılık da vermedim. E baba, ben bu kadar sakinken sen çıkıp bana küfür edecek hiçbir şeye sahip değilsin. Sağ ol yardım sefer. Sıkıntı yok, girişken. Bu sırada Serhat Aydoğdu, madem oradan yapamıyoruz buradan yaparız demiş. Yayına like atın deyip 25 lira göndermiş. Eyvallah Serhat'ım. O zaman bu like'lar sana gelsin Serhat'ım. Kesine bereket can dostum. 25 liralık desteğin için teşekkür ediyorum. Öpüyorum. O küfür yazacak zihniyeti Alice vermemişse zihniyetini düzeltecek makam ve kuruluşlar var çok şükür. Aynen öyle. Hiç benim uğraşmama, muhatap olmama gerek yok. Affetmek Allah'a mahsustur. Affetme olurum. Namus ince çizilmiş, aile, şeref, onuruna dokunur her şey. Hiçbir şeye eyvallah yok. Aynen öyle. O küfür yaz, onu okuduk. 7 Mart'ta görevler sıfırlanıyor. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Abi sıfırlansın işte, ne güzel. Quest, benim quest de sıfırlansın. Bir quest basalım şu çara. Belki 7 HB'yi satarız. 7 questimiz olur. Güzel olur. Şu an artı 6 HB de, o zamana kadar 7 HB'ye çıkarız. Peki üst limit alt limit var mı paylaşacağız? Dostlar, bu olayın her zıkkımını biliyoruz. Hakaret davaları 2 yıl ve altında görüldüğü için yatarı yok. Nasıl yatarı yok? 2 yıl ve altında olduğu için siciline işler ve para cezası alır. Nasıl para cezası alır? Her türlü o parayı öder mi? Her türlü öder. Mace çıktı. Sarıydı. Hadi bismillah. Ah lan. Gerçi hacker olması lazım. Her türlü o parayı ödüyor mu? Ödüyor. Ama bana ödüyor, ama devlet ödüyor. Nasıl oluyor? Arabulucuya gidiyor olay. Arabulucuya ben diyorum ki, işte Onur Bey, ne kadar talep ediyorsunuz bu davayı geri çekmek için? Ben diyorum ki kardeşim, ben 50 bin lira istiyorum. Adam diyor ki tamam, iletiyorum. Diğer taraf arıyor, diyor ki işte davacı Onur Çiftçi sizden 50 bin lira talep ediyor. Tamam. 50 bin lirayı ödüyorsanız davayı geri çekecek. Ödemiyorsanız dava devam edecek, dava görecek, şunlar 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 olacak. Genelde ödüyorlar. O 50 bin lirayı ödedikten sonra dava geri çekiliyor. Ya da ödemedi diyelim. Ödemiyor, kamu davasına dönüyor. Döndükten sonra ne oluyor? Bu adam aynı parayı devlete ödüyor. Bana ödememiş oluyor, devlet ödüyor. O para her türlü onun cebinden çıkıyor. Yani bir başka şey yok. Bir de eskisi gibi değil. Eskiden savcılar ya ne anlatıyor, internette küfür etmiş falan filan deyip gidiyordu. Ne zaman? Bundan 6 sene önce, 7 sene önce. Şu an öyle bir durum var mı? Şu an öyle bir durum yok arkadaşlar. Şu an nasıl işliyor durum? Bu ciddi bir olay olduğu için, ünlüler falan da bu işin içinde olduğu için şu an sen bana salak desen ben sana dava açabiliyorum. Salak hakaret sayılıyor. Şerefsiz desen dava açabiliyorum. Anladın mı? Muhammed'im hoş geldin. Onur Çiftçi diye isim vermez kısaltır sanki. Sus oğlum bak. Milletin diline dolamaşın ya. Yeni video yarım saat 4'te yayında arkadaşlar. Bakalım bana ne zaman mesaj atacak, ben onu bekliyorum. Şu an hala Discord'dan bana yazmamış. Muhtemelen mailime falan yazdı. Abi kusura bakma, bir şeklik ettim. Nasıl çözeriz diye bir mesaj gelecek. Anket yap reis birisi. Aha! Chris Taker ya bu da. Oğlum MP'lik atlan. Bir tane bu saldık gerçi. Allah'tan daha belamızı mı istiyoruz? Reis bu sıfırdan serisi yapacağım demiştim ya. Onun için YouTube'a haftalık bir video at, video mu atmalıyım yoksa iki video? İki video abi. Bir çok az oluyor. Ben bir yapıyorum, çok az oluyor. Bir su içelim. 500 reklam ajanı. Onur Kötekli'yi unuttum mu Onur? Sercan Reis'im. Unutulur mu ya Kötekli? Sercan Reis'im ya. Unutulur mu ya Kötekli? Hocam ben imamım. Arkadaş gelsin özür dilesin. Ay pardon. Pardon ya, vallahi bakmıyordum ekrana. Peki şimdi sen evlenince yayın açmayacağım demiştin ya, artık bu hareketine kızarak sana sövsek yine dava açar mısın bize? Yani abi ben durduk yere dava açan bir adam değilim. Sen bana ne bileyim diyorum ya, şu arkadaşı diyelim kestim, geldi bana küfür etti. Ya vallahi sıkıntı etmem. Ama yani çıkıp da benim nişanlıma falan küfür edemezsin yani, anladın mı? Barbaros'um hoş geldin. Aleyküm selam can dostum Barbaros. Senin sayende takıyoruz evi. Tavha da gelmiş. Halbreaker Tavlam hoş geldin. 5 litreyi ağzımı dikeceğim sandığımda bir an yalnız değilim diyecektim. Abi peki sonunu düşünüyorum desem düşünce özgürlüğü sayılır mı? Yani sayılmıyor reisim.
Burası ne drop'u atıyor? Abi bu satıyor. TS atıyor. Ana drop'u TS. Çöp atıyor. Bu kadar. Bir de MP'lik atabiliyor çok düşük ihtimalle. O da yani ayda bir tane falan alırsan yani maşallah der herkes herhalde diye yorumladım. Bu sırada Barbaros'un kademe 1'le abone olmuş. Yakışıklı dostum benim, eyvallah sağ olasın. Onur, beni Twitch'ten banladınız. Yazdığım şey ise Poynamay'ın yayına geldiğinde yallah Rise yazmaktı. Küfür etmedim, hakaret etmedim. Banlanmayı hak ettim mi sen? Bir dakika. Beni Twitch'te banladınız. Yazdığım şey ise Poynamay'ın yayın... Poynamay'a benim yayına geldiğinde. Ben banlamamışımdır. Kim banladı? Valla. Ama öyle de yazma ya. Yani Tahsin benim yayıncı dostum şimdi. Niye öyle yazdın ki? Öyle de yazılır mı ya? Falan. Kanka JR'lerde belirliler çok küfür dönüyor. Bunları dava edebiliyor muyuz? Dostlar, oyun içerisindeki şeyleri de dava edebiliyorsunuz. Öyle bir şey yok. Yani hani katıl butonu yok mu? Var Talha. Bak Barbaros katıldı hemen kanala. Hemen Talha'm katıl bakalım. Cracker attı. Oğlum iyi çöp atıyor bunlar. Değerli 150-200k falan da. Yani MP'lik lazım. Kesmesine gerek yok. Adam gelse yayın chatinde şahsına sövse yine banlar geçerdim büyük ihtimalle de. Evet. Bak bana sövse yine umursamazdım da, yani nişanlıma çıkıp da hani niye küfredersin ki oğlum? Kimsenin bir zararı yok, bizim kimseye zararımız yok. Oyundaki herkesle iyi geçinmeye çalışıyorum. Kimseye gidip KS bile atmıyorum gerekmedikçe. Oğlum boşver Zero, yayıncı server Agartha'ya gel. Hem kalabalık hem daha az item var. Server'da eğlenceli. Oğlum Agartha'ya gelmediğime bazen pişman oluyorum zaten. Yapma, üstüme gelme. Adamın adını soyadını nereden bulacaksınız? Dava edeceksiniz. Oyun içinde mi söylüyor? Yok. YouTube kanalında oyun içinde de bulabiliyorsun. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Dostlar dava açıldığı zaman Entity Game Entity Game'e bu kullanıcının bilgilerini talep ediyoruz diye yazı gidiyor. Entity Game bunu bir süresi var. Bir hafta mı iki hafta mı ne? Ya da beş iş günü mü? Üç iş günü mü? İbraz etmek zorunda. Yani benim şu anda kayıtlı olduğum sunucuda bu nickname'in girdiği IP adresinden tut, ismim, soy ismim, işte telefon numaram, her şeyimi aktarmak zorunda. Zero'da asas açtım, neyse Uruk Blade görevi yapamadım, cinlerden saldım çıktım. Slot'u anlattığın 2-3 dakikalık videolar çok güzeldi kralım, onlardan yapmayı düşünüyor musun? Tam üstüne geldin. Yarın çekimleri başlıyor ama 2-3 dakikalık değil, bu sefer 8 dakikalık videolar olacak. Maalesef. Çünkü YouTube algoritması bu arkadaşlar. Hem para kazanma anlamında hem önerilme anlamında. O yüzden 8 dakikalık videolar alacak ama size söz. 8 dakika boyunca şöyle videolar değil. Arkadaşlar bu slot şu drop'u atar, bu drop'u atar. Böyle bir video değil. Dinamik, akıcı, her şey planlanmış, kurgulanmış. Baştan sona akışı belli. Güzel, bu adama zaten ölürüz. Bu adam çok sağlam bir char. Yani hani direkt 2680 burst, 3292, 2680 burst damage. Full item o char. Bir de o adam... Farmer'ları pek sevmiyor. Sürekli darlayacak şimdi orayı. Yalnız save'im biter bitmez tavana düşmem de yani. Bir tık üzücü ya. Anladık ki. Allah Er Yılmaz Agartha'nın gizli BP'lerinden Lisbeth Salander kademe 1 ile abone oluyor. Eyvallah Talham. Teşekkür ederim can dostum, bir tanesin. Aynen, o videolar çok güzel. Yine aynı tatlı olacak ama 8 dakika olacak. Ben de başladım onurum çekimler. Hadi bakalım. Shorts'ları çok boşladın Onur abi. Ya shorts yayında bir şey düştükçe yapıyoruz ya. Gel basak EB. Yeah, basmayalım ya. Oğlum Destiny ne yapıyorsun? Lan Destiny 2vs1'de ayıklıyorsun ha. Arkadan fan sesi. Ses buğulu. 1024768 night. Arkadaşlar merhaba. Klavyeden çıktık çünkü ses geliyor yani. Zero'da hesabım var. Yeni sorularda nasıl char açabiliyorum? Abi bir sunucuda, yeni sunuculardan birinde char'ın varsa başka sunucuda açamazsın. Yani yeni sunuculardan başkasını da açamazsın. Kanka Agartha gerçekten yeni sorular arasında en bakir olan, ilginç bir şekilde. Yayıncı yok Agartha'da, Lisbeth Salander var işte. Hepsi bok var gibi Zero'yu toplanmış. Bayağı izole alan takılıyoruz Agartha'ya. Niye gelmemi istiyorsun? Niye ortamı bozuyorsun ki? Takıldı işte. Bu sırada Yiğit'im, can dostum. Oyundan da arkadaşımız kademe 2 ile abone olmuş. Sağ olsun. Öpüyorum Yiğit. Kesine bereket. Cömert desteğin için sağ ol reisim. Bu suyu senin şerefine içiyorum. TS'leri satınca ne kadar eder? 40 tane olduğunu varsayalım. 4, 8, 12. 12 M eder burası. Yaklaşık 5 M falan çöpten kastık desen. Ki burada da yani reis yapmazsın değil mi? Bir daha yapmasan olmaz mı? Reisim sayılır, eyvallah. 5 M de buradan kastın desek tamam mı? 17 M. 2 tane de busun var. 17, 19, 21, 22 M falan şu an kastığımız para. 22 M.
kaç saatte? Yayın kaç saattir açık görebiliyor musunuz? Yayının açık olduğu süreyi ben göremiyor muyum gerçekten YouTube'da lan? Ha 2 saat 20 dakikada 22 hem güzel mi? Güzel. Saatlik 11 hem'e tekamül eder. Gayet iyi okey yani. Aynı e-posta telefonu yeni hesap açabilir miyim? Açamazsın abi. Yeni telefon lazım. Biraz yırtık giyinip AVM'de dilensek daha çok kazanır sayılır falan. Abi bunun olayı ayrı. Bunu biz para için yapmıyoruz bak. Ben bu çarı kendim emekle dizmek istiyorum. Ki oynadığım önceki çarları biliyorsunuzdur. Gerçi YouTube kitlesi çok bilmiyor olabilir. Twitch kitlesi bilir. 300 bin liralık World ile oynadık mı? Oynadık. En son bozduğumuz asas 150 bin lira ediyordu. Mami iyi bilir. 150 binlik asasla oynadık. 250-300 bin liralık asasla oynadık. Yani biz zaten bu oyunun keyfini aldık. Ben şu anda şu sıfırdan serisiyle çara işte farm atıyorum, acı çekiyorum, asas geliyor beni tekliyor. Daha sonra DS alacağız, teklenmeyeceğiz, Draki gelecek, daha da güçleneceğiz, PK'lara çıkacağız. Bu seviyelere gelecek. Ben de farkındayım. Bu çar artı 2 takı olmayacak. Full artı 1 takı yapabileceğiz maksimum. Ben de farkındayım ama bak parayla değil, emekle yaptım. Buradaki 22'min geri bende ayrı. 22'min benim için ne kadar kardeşim? 60 lira mı? Şu an 60 lira değil, 60 bin lirayı da bak şu saniyede oyuna atabilecek durumdayız. Çok şükür Allah'a. Ama onun tadı ayrı, bunun tadı ayrı kardeşim. Parayı cepten attığın zaman sen sadece köle gibi sağda solda dolan, her gün aynı şeyleri yap. Bak burada bir günün tutmuyor. Bu farmdan iyi kasacak mısın? Bugün kaç tane adam seni darlayacak? İşte HD aldık artı 6 lan bunu artı 7'ye mi atmalıyım yoksa bunu satıp artı 7'sini mi alayım nasıl yapalım falan bunları düşünmek zorundasın. Mr. Concierge bu arada kademe 1 ile abone olmuş, eyvallah abi teşekkür ediyorum, kesene bereket, bal yanaklarından öpüyorum, sağ ol. Hannibal King hoş geldin abi, aleykümselam. Draki SS mi olacak abi? Aynen kardeşim, aynen SS Draki'yi alacağız inşallah. Bir telefondan 3 kere hesap açabiliyorsun, ben denedim oldu. Hayır arkadaşlar, yeni sunuculara kayıt olamıyorsunuz. Hesap açar, raid'ini falan aktif eder. Yeni sunucuya bir telefondan bir defa kayıt olabilirsiniz. Ande atalım. Attım reisim. Vakit çöpe gidiyor işte. Böyle de o yüzden mantıksız yiyor. Ama bak vakit çöpe gidiyordan kastın nedir Mert'im? Para olarak görürsen vakti çöpe gitti olarak değerlendirsin. Bak ben piyanistim. Piyano öğretmeniyim. Benim şu anda Muğla'daki müzik kursunda verdiğim piyano dersinin saati 500-600 lira arasında değişiyor. 500-600 lira. Şimdi ben 2 saat farm atana kadar 2 saat piyano dersi verseydim 1200 lira, 1000 lira en kötü ihtimalle para alacaktım. Emre Kara bize dokunmaz. 1000 lira para alacaktım. Oğlum ben 1000 lira 3GB çekerdim 2 saatte, anladın mı? Ama sen öyle yaklaşmayacaksın ki, o senin profesyonel olarak yaptığın işin. Oyundan şu an ben bu şekilde oynayarak keyif alıyorum. İnanılmaz keyif alıyorum hem de, yani aklın çıkar. Öyle böyle değil. Oğlum amma çöp attın lan. MP recover bu para eder mi dostlar? Bu sanki edebilir. Bunu kaldırayım mı? Oğlum amma drop attı oğlum bir saniye içerisinde. Ne oluyor? Emrem selam bu arada can dostum. Emre de YouTuber yanlış hatırlamıyorsam. Just a game nothing more. Aynen öyle. Bu sırada Maksut Korkut kademe 1 ile abone olmuş. Ersin Arabacı kademe 1 ile abone olmuş. Kenan Reis'im kademe 2 ile abone olmuş. Yeni gelen aboneler dostlarım hoş geldiniz. Barbaros 5 kişiye abonelik atmış. Eyvallah Barbaros'um. Abone olan dostlar, abonelik atan dostlar kesinize bereket. Allah daha çoğunu size nasip etsin inşallah. Teşekkür ediyorum. Öpüyorum. Hepiniz baş tacısınız. Barbaros'um sen yarın ayrı. Onurum Z6'da bekliyorum. J için kaç dakikaya geleceksin? J2 Sunrise'dayım. Z6'ya mı geleyim ya? Harbiden Z6'da mı girelim reis? Güven reis. Girebilir miyim peki %100? Bir şeyler geliyor ama bu reisler bize dokunur mu dokunmaz mı onu bir denemek lazım. Lere talya takacağım bu arada. Tamam vurmadılar, devam. Okey. Ali Bayraktar kademe 1 ile abone olmuş. Bu yayın 47 tane yeni üyemiz olmuş. Dostlar cızırtı var müzikte. Hallediyorum. Cızırtı problemini çözemedik o zaman. OBS değil Streamlabs'la açtım bu sefer. Yine mi olmadı? Oncum logo tasarlattım. Panel yaptırdım. Twitch kapandı akşamına. Barbaros açılacak açılacak. 3-5 gün açılacak reisim. Sıkıntı etme. Ali reisim hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Ulan burada da hediye denk gelmez be. Sen abonesin ya işte Twitch beta. Denk gelmiş sana. Listler pot yapıp satabiliyordu sanki Onur. Evet evet ben kendi potumu kendim yapıyorum. Üzümden damıtıyorum.
Son yıllarda MMO'larda para kazanmıyorsan çöp vakit kaybı yorumlarını anlamıyorum. Abi işte bak. Kimi kitle var. Evde oturup sadece oyun oynamak istiyor ve haklı da. Ne noktaya kadar haklı? Baba yani asgari ücret evet şu an 17 bin lira oldu ama asgari ücret 10 bin lirayken ya arkadaşım bana şunu diyordu. Bu arada Kenan Reis'im hem kademe 2 abone oldu hem 5 kişiye üyelik attı. Abi vallahi teşekkür ediyorum. Kesene bereket. Cömert desteğin için baş tacısın reisim. Bir tanesini öpüyorum. Sağ olasın. Abi 10 bin lira asgari ücretti. Adam oyun oynayarak zaten ayda 15 bin lira kazanıyordu. Yani o da haklı. Niye gidip çalışsın ki? Niye birinin ağız kokusunu çeksin ki? Şu an asgari ücret 17 bin lira oldu. Farmerlar hani birazcık dallan kurtarır bu para diye gitti oraya yöneldi, anladın mı? Burak Kurtuluş, Pantheon'um hoş geldin. Eğlenmek tabii ki önemli ama boşa durmaktansa bir kenarda biriksin kumbara gibi para kazanmak daha iyi diyeceğim. Bak o konuda da şöyle bir şey söyleyeyim size. Bende lanet bir alışkanlık var. Küçük yaşta Knight'a başladığım için Knight'ta bir yaratık kesmek eşittir TL. Doğru mu? Abi öyle bir alışkanlık oldu ki bu pislik Meret. Ben oyun oynarken alacağım keyfi bir noktada düşünmüyordum. Şu an düşünebiliyorum çok şükür de. Eskiden CSGO oynayacağız. Ben oynayacağım. Para kazanabileceğim mi? Kazanamayacağım. Olmaz o zaman. Ya öyle şey mi olur ya, anladın mı halbuki? Kanka o pendant ne? Red amulet abi. Çağlar reisim hoş geldin. Aleyküm selam eyvallah. Twitch kapatıldı arkadaşlar. İnşallah geri açılacak ama yakın zamanda 5 güne falan açılır diye düşünüyorum. Kanka ben de senin yaptığını yapmak isterdim. Yıllar sonra boşandım dedim. Knight'a başlayayım. Aynı böyle sıfırdan para vermeden oynarım dedim. 90 kaçar şu anda. Yatırdın o zaman ha. Reisim. Bak diyorum ya ben bu oyunda her şeyi tattım çok şükür. Yayıncılığın da verdiği bir artı vardı. Çok akıl almaz yani normalde oynayamayacağım. 1 milyonluk, 2 milyonluk çarlara girip PK atma fırsatı buldum. Çok kafa ekiplerle, BVB ile onunla bununla oynama fırsatı buldum. Ardırayım çok kafa ekiplerle oynama fırsatı buldum. Ama yani sıfırdan komple bir çar dizme hiç nasip olmadı. Başlıyorduk, bırakıyorduk. Şu an fark ettiysen bak yüzümden okunuyordur ne kadar keyif aldım. Şu an inanılmaz keyif alıyorum. Bu arada JR 3 dakika 5 dakika bana hatırlatın lütfen. İnanılmaz keyif alıyorum. O yüzden devam edeceğim. Bak bırakmayacağım seriyi. Sıkılmadım seriden. Ne noktada sıkılırım biliyor musun? Sen bana şu HB artı 6'yı 7'ye at dersin. Ben bunu atarım ve yanar. O zaman sıkılırım bu seriden. Twitch ufak kafa izine çıktı. Cuma'ya kalmadan açılır. Aynen. Onur Gonyalı yayıncı. Onur YouTube'da bot nasıl buldu? 350 izleniyor diyor. Bana da lazım diyor. Ne diyorsun ya? Nasıl yani? Mami bize bot mu diyor? Şerefsiz Mami ya. Şerefsiz Mami ya. Şunu şöyle yapalım. Atmaz ya. Üff. Onu okuduk. Ben sıfırdan en fazla 8 için set 8'e yapmıştım. Facebook. Daha ne abi? Lisbeth Salander var bizim. Agartha yayıncısı. Bak Twitch açsın izlersiniz tekrar. Ben zaten sık sık Lisbeth'e host atıyorum. Tanışma fırsatı bulursunuz. Abi adam sıfırdan full artı full char yaptı mesela. Yapılıyor arkadaşlar yani. Anvil'de ben Lisbeth'i görmedim mesela. Anvil'in önünden geçmez. Benim bildiğim kadarıyla. Öyle olduğu zaman bu para birikiyor bir noktada. Onu DC versem gelir misin? Verebiliyoruz mu? Buradan link atamazsın abi ama denk gelirsek, JR'de denk gelirsek gelirim tabii ki. Oynatırım. DB Priest'im de kalındır Güven Reis şimdi. Onu da altını çizeyim. DB Priest'im bir tık kalındır. Bir ara PK atalım isterseniz. Kar biraz güçlensin ama. Aldığın keyif de gönlünün güzelliği yüzüne vuruyor Onur'um. Eyvallah eyvallah Reis. Cansın. Korkma artıyı diye bas geçecek. Ben de Anvil'le yapıyorum ama Max bastığım Vortex bu. 42 Konya TS sayımız. Aynen 42'de kaldı. Bunu 43 yapalım en iyisi. Kanka yayınlar bir tık daha düzenli olmalı sanki. Daha ne kadar düzenli olsun oğlum? Yani Twitch kapandı. 2 gün o yüzden yayın açmadım. Bu 3. gün. YouTube videosunu yetiştirdim. Yayınımı açtım tertemiz. Dizil Asas var değil mi sende? Dizil Asas'ı bozduk arkadaşlar. Ümit'im bozduk onu. 83 okçu nerede farm atsın kanka? Abi bak bu oyunda 83 level'da farm atabileceğin slot çok kısıtlı. Sen gideceksin 83 okçu oynuyorsun ya PK'nı o çarla atıyorsun ya. Gideceksin yan çar atacaksın. Uruk-hai'yi ya kuracaksın 61 level'da 60 level'da. Her gün X düşüreceksin. Uruk-hai'yi de ben hatırlıyorum. Bak server'ın başında günde slot başına 50-60 en para kasıyorduk. Hakan'la birlikte 3 tane slotumuz vardı. 2 kişi yönetiyorduk. Cosp'tur, odur budur hiçbir şey yoktu. Cosp'ları bile yıldırıyorduk bak sabrımızda. Sabır vardı bizde yani. Gidiyorduk orada farmımızı atıyorduk. Tertemiz geçip gidiyorduk. Onurum DB'de oynarım diyorsan ben sana DB itemli çar ayarlarım. Sen oynarım de. Abi oynarım tabii ki ama çara girmem.
Ben kendi içerimle oynarım bak. Görev şel setimiz var. Bununla oynarız. Ben başka içeri girdiğimde kendimi çok başkasının evinde tuvalete giriyormuş gibi hissediyorum. HB artı kaç? HB artı 6. 7'ye çıkaracağız Çağlar'ım. Valla kanka kendi arkadaşım oyuna kuruş vermeden mitil set 7 yaptı. 8 yaptı. Köpek gibi farm atıyor. Ben üşeniyorum. Yapan yapıyor. Baba bu birikimden geçiyor. Bak benim gem kırdırdığımı, upgrade yaptığımı çok nadir görürsünüz. Onur bir dakika kaldı. Abi dur dur daha 11 dakika var. Sıfırlarız. Birazcık tutumlu olmak lazım. Sen burada mesela farm atıyorsun. 400k para geliyor. O 400k'nın kıymetini bilmek lazım. Bir yandan farm yeterli değil. Pazar yapmak lazım. Fırsat aramak lazım. Folk'ta gidip araya trade sokmak lazım. Bak bizim Mami mesela Twitch kapandığı için lose mu? Sensin lan lose. Bizim Mami Twitch kapandığı için folk tradeciliğine başladı. Gidiyor folk'ta trade atıyor. Ne düşürürse bugün 8 hibe düşürmüş. Öyle diyordu yani bana. Ben bilmiyorum. Ben de onun yalancısıyım. 42'de kaldı lan bu teyze. Ben burayı 43 yapacağım. 48 muğla olsun lan. Slot mafyasına kase atabilirsen kasarsın. O konuda da sabır. Bak. Bu slotta kasacaksın diyelim ki. Abi adam geldi senin kapana vurdu mu? Tekrar gireceksin. Bir daha mı vurdu? Tekrar gireceksin. Bir daha mı vurdu? Tekrar geleceksin. Sabırlı olacaksın. Diğer türlü olmaz. Onur gel Z6 konuşuruz. Burada mesajlar küçüğe bazen Z6 C2 sanırız. Tamam abi. Şu 5 dakika daha dönün geliyorum. Tırnakçı Mami iş başında demek. Tabii ki. Tabii ki. Abi neden kötü taktikler veriyorsun? Sahinde araya trade sokmak daha karlı. Doğru. GB teslimat falan da yapılıyor bazı şeyler doğru değil mi? Doğru. Güzel bir JR olursa tadından yenmez. Z6'da girelim dedi Güven Reis'im. Ben de ona güveneceğim. Güven Reis'im öyle diyorsa vardır bildiği. Aa ki. Yalnız YouTube yayının tadı da bir ayrı oluyormuş ya. Biz burada yarın da burada yayın açalım ya. Ha? Ne dediniz? Gerçi yarın açamam ki. Yarın benim online derslerim var. Yarın yayın yok. Yarın video var ama onun yerine. Saat akşam 4-5 gibi yayınlarım. Yarın yayın yok, video var arkadaşlar. Mami WhatsApp'tan ayak resmi satmaya başladı. Folk Village hiç önemsiz bu durumda, doğru. Oh 43 olduk, Konya'dan kurtulduk. Onur YouTube devam, başka yere geçer miyiz? Abi Twitch açıldığında Twitch'e geri döneriz. Ama çift yayın denerim. Hem YouTube hem Twitch açabiliyor muyum bir bakarım. Testin ne diyor? Bir undi tükür bakalım Vezir. Al bakalım sırtlan. Veya Esanto görev itemi satabilirsin ama aman Drytes'e gelme. Ben bir sefer pazar kurdum. İşler iyiydi. Benden sonra görev itemlerin fiyatı 3-4 kat düştü. Kase attılar. Yançer'in görev itemini aldım. Ben kaçıyorum. Senin lose almanı keyifle izlemek isterdim ama neyse artık. Eyvallah Serhat Reis'im. Cömert desteğin için bu arada teşekkür ederim. Baş tacısın. Bir tanesin kralsın. Soner Reis hoş geldin. Konyalıları neden sevmiyorsun? Mami yüzünden. Tüm Konyalıları değil. Bak çok yakın Konyalı arkadaşım da var. Nefret ettiğim Konyalılar da var. Mami nefret ettiğim bir Konyalı mesela. O ekrana gelen luz neydi? Abi Blitz etkinliği vardı oyunda. Şimdi gitti. Kill alıyorsun. Kill'e göre Elmorat ya da Karus kazanıyor. Hep Karuslar kaybediyor. Çift yayın açılıyor bilgine. Tamam. Çift yayın yaparız olur. Yavaştan reload atalım. Daha 3 dakika var hocam. 3 dakika var. Bu farmın kıymetini bilmek lazım. Normalde şu an JR'e bile gitmesek olur. Bir yandan da size hesaplamayı yapayım isterseniz. Bir kişi yayının başına sardırıp üzerinde kaç em nakitle buraya gelmişim ona bir bakabilir mi? Küsuratına bir yazsın. Size zahmet. 3 dakikada 45 TS olur. Tabi lan. 2 tane daha TS alırız 3 dakikada. Olurum o zaman günün sorusunu soruyorum. Konya'da neden insanlar yolun ortasından yürüyor? Abi ben Aksaraylıyım. Bir gün Muğla'da arabayla gidiyoruz. Yolun ortasından biri geliyor. Arabayla adamın dibine kadar girdik. Adam suratımıza baktı. Sonra kenara çekildi. Abime dedim ki bak Muğla'dayız. Bu dedim kesin Aksaraylı. Sonra neyse arabayı ileri park ettik geldik. Onlar da arabaya biniyordu. Arabaya bindiler, plakaya bir baktım 68. Yani çok rahat anlıyorsun, nedenini bilmiyorum. 15787. Tamam 15787. Dostlar yaklaşık olarak 5M nakit para kasmışız. Birazdan netleştiririz onu. 5M nakit kasmışız. 43 tane TS var. 43 tane TS demek 12M civarında bir para demek. 5 elinde burada var. Etti 17. Şurada 2 tane boost var. 19, 21. 21M, 22M civarında bir para kasmışız. Tertemiz bir paradır. Bunun karşılığında toplamda 4 tane SVSC harcamışız. Yani 3, 6, 9, 12. 1.2M harcamışız. 21, 22M civarında bir para kasmışız. Bunu da toplamda 2,5-3 saat civarında, hatta 2,5 saatte yapmışız. Ne 3'ü?
Bir tane daha tesis alıp giderim. 44 olsun. Mami'yi sevmiyorum demedim mi lan? Evli dönerken. Mami benim can dostum ya. Sevmez olur muyum? Sal gari slotu da biz de farm atalım. Kırla git. Gel gel hadi burada farm atacaksan gel. Bekliyorum. Gideceğim ben şimdi bir dakika sonra. 02 Karus'a göre sağ. Senin başkanın kim? Ben niye sevmiyorum nasıl lan? Onu 80 level'ın Z6 alır mı kanka? Abi Z6 da alır diye düşünüyorum ya. Güven daha iyi bilir ama. 5 dakika kaldı CR. Sıkıntı yok gideceğiz. 168'em olsun bizim olsun. Bu arada bankada paramız var mı? Ha bir de şunlar var. Bunlar var. Güzel. Üzerimizde de var. 22M. 20M üzerimizde var desen. 42M. Konya. Bulduk yine Konya'yı. Onun dışında 8, 16, 24M burada var. 42, 66M. 15M buradan alacağız. 76, 81M. 84, 85M'e kadar gelmişiz. Gidiyoruz bu arada. 5 tane daha keser giderim. 1 2 3 10 dakika CVS'ci arttı. 3 bir tane kaldı. Z6 da ben daha kaybetmedim. Tamam. Z6 geliyorum güven. Şu 4 5'inciyi de keseceğim gideceğim. 44 olsun lan bari. Hadi lan. Hadi. Ya yayında Mami'yi sevmiyorum demesi Mami'yi de Mami'yi sevdiği anlamına gelmez. Yazık diye öyle diyor sorma ya. 80 level'ı alır mı JR o mesele kanka. Alır herhalde ya. Z1'i de alır. Onu sanki Testo'ya yol verdikten sonra sen daha çok para kazanırsın gibi. Yok yok. Testo'yla güzel farm atıyoruz ama bir tık hani iki kişilik slotlar bir tık zorluyor arkadaşlar. Z6'ya gideceğiz şimdi. Önce tıklarız ondan sonra şey yaparız. Şu ekrana geçelim. Müzik sesinde cızırtı oluyor mu bana onu söyleyin. Açıyorum müziği. Cızırtı oluyorsa kapatacağım. Birazcık dinleyin. Bir bakın bakalım. Kapattım. Cızırtı var mı yok mu onu söyleyin bana bir. Hızlısından. O sırada ben de çara giriş yapayım. Z6'ya gidiyoruz dostlar. Z6'da Güven Reis'imle birlikte inşallah güven içerisinde JR'mize gireceğiz. Bak ya hayatında hiç duymadığı bir espri adamın şimdi. Sıktık araya. Yok rahat yok temiz bayağı var diyor. Oğlum hanginize güveneceğim? Şu an yok. Canavar kamyon müziği. Tamam açtım müziği. Olursa söylersiniz. Güzel müzik ha. Bunlar telifsiz müzik. O yüzden bunları dinliyoruz. Keşke başka müzik dinleyebilsek. Bir de şunu açalım. Tamam. Zırtı yok tamam. Derken sallama la yok şu an diyor. Çok büyük tamam. Z6'ya girdik hadi bakalım. Güven reisim. Telifsiz şarkılar yok mu? Bunlar telifsiz abi. O yüzden bunları açıyorum. Telifsiz olduğu için bunları dinliyoruz mecbur. Twitch ne oldu abi? Kumar yayınları döndüğü için kapatıldı. Onur kasanı yeniledin mi? Bayağı zaman geçti. Abi yok yenilemedim. Duruyor. Bir dakika bu hangi Sercan ya? Aa bu bizim Sercan. Sercan ne haber? Reis. Can dostum reis. Abi onu yeniledim. O duruyor ama o kasa hala duruyor. Vallahi eline sağlık. Sen vatan bilgisayardaki Sercan'sın ya. Lan şimdi çıkarttım ya. Demek ki nasıl sokmuşum derse şimdi patlarım. Hangi kasa? Serkan'ım göstermeyeyim şimdi. Sercan'ım gelmiş. Sercan'ım can dostum hoş geldin. Öpüyorum seni bir tanem benim. Z6'ya girdik. Allah'ın izniyle kamp ki. Şöyle yaptım. Hazırız. Hadi bakalım. Hey ben değilim. Sercan'ım sen de hoş geldin. Sana topladım. Evet evet duruyor abi. O hala bak şurada duruyor o kasa ve taş gibi de çalışıyor maşallah eline sağlık ya. YouTube gibisi var mı? Al premium reklamsızlı her programı. Aynen öyle kardeşim. Peki YouTube premium olmayan dostlar. Reklam şu an size çok çıkıyor mu? Onu bir yazın bakayım ona göre iyi para kazanıyoruz mu? Ramazan'ım gelmiş Ramazan. Aleyküm selam can dostum hoş geldin. Öpüyorum. Niye like'ımız 170'te kalmış? Bu like'ı yayının like'ını bir 200'e tamamlamamız mümkün mü? Bir 30 tane can dostum yatağından kalkıp tıklayabilir mi like tuşuna? Size zahmet dostlar. Bak şimdi şöyle kalkayım. Of iyi hadi kalktım hadi tamam. Heh, ah, bak. Yatıyorum geri falan diye kalkan var. Reklam engelleyici var çıkmıyor. Allah ceza. Yazdığım okulen demiş. Tazminat ortalaması 36.500 TL'ymiş. Kulağıma fısıltı geldi. Ha tamam.
Tamam iyi. Ortalama 36.500 ise biz 50.000 ile 25.000 arasında bir para talep edebiliriz gibi değil mi? 45 ile 25 arası. Çok çıkmıyor. O zaman biz reklamları bir sonraki en köklerinde bir. Yok be reklam çok çıkmıyor Twitch gibi. Bir köklerinde o reklamlar o zaman. 20 defa like attığındayız. Adamsın. 190 like'a getirmişiz. Bir 10 tane daha dostum gelirse bu iş tamam. 10 tane daha. 192 oldu. 8 dost lazım bize. 200'e düzleyelim. Simetri hastaları. 200'e düzleyelim. Twitch açın. Ne olur. Nefes alamıyorum diyor Sarıcı. 194 like. Eyvallah. Eyvallah. Cansın. 10 saniye. Bir ben Mena Yül Premium aldım. 5 saniye. Bir tık geç tutadım. 126. Gelir mi? Güven Reis gelir değil mi? Gelir ya. Yayınlar bir selam beklerim. Tays Reis'im. Eyvallah eyvallah. Aleyküm selam. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. 126 gelir herhalde. Klan senin mi? Klan benim değil. Bulut abinin. Hoş geldin. Doğru adres. Mami senin billurlarını yesin onurum. Alfa Queen'im. Bu anlık beyinleri görmesi çok mantıklı bir güncelleme. O 209 like olmuş. 210 like olmuş. Dostlar teşekkür ederiz bu arada. Sağ olun. Değer veriyorsunuz. Yatağınızdan kalkıp like'ınızı atıyorsunuz. Canınızı yerim sizin. Size ham yaparım. Ham yaparım. Şöyle hard PK dönse. Keşke şöyle Discord'lu hard. Allah'ım nasip et. Bak. Red Gem falan istemiyorum. Nasip et. Şöyle Discord'lu güzel bir şey alalım. Doğukan Bahçe, Onur Mulla'da mı sağ? Yok abi değilim. Root bu sırada kademe bir lavon olmuş. Root reisim hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Kesine bereket. Cansın. Peki YouTube'da katılla abone olunca reklam izletme gibi bir seçenek var mı? YouTube like çok önemli. Vallahi ben ne kadar önemli olduğunu bilmiyorum. Ama bakalım. Mehmet Şahin hangi Mehmet ya? Allah Allah bu bizim Mehmet mi acaba ya? Şimdi dostlar bir dakika. Önce bir hesaplama yapalım. Ondan sonra gidelim. Afek olarak hangi job önerisin? Yoğun çalışıyorum çünkü vakit kalmıyor. BP abi. BP. Karahom 20. Aleyküm selam başkanım. Hoş geldiniz. Eyvallah. Dostlar hemen hesap yapalım. 2,5 saat Stone Golem döndük. 15.7 ile başladık para olarak. Şimdi bunları satalım. NPC'ye şöyle. 15.7 ile başladık. 20. Şu ikisini satmayacağım. 20.7 civarında bir şey geleceğiz sanırım. Evet. Tamam. Tamı tamına. Bak Ruykan ne yazmış? 83 ve üstü olsan aynı partiye düşer full CC tokatlardın. Ne diyorsun ya Ruyka? Vallahi ben de full CC tokatlardım. Bak SVSC'm var. Bak ACSC'm var. Bak Litter'da bunlar var. Ruykan. Biz de basardık ya. Boş değiliz. Şimdi. X7. Bak şimdi. Neyse hesabı sonra yapalım. Bekle. Şunları bir atalım. Sana göstereyim ne kadar kastık 2,5 saatte kendi gözlerini görmüş ol. Şunlar lazım değil. Bu lazım değil. Lightning talya her zaman lazım olur. Şuradan bir tane Spear talya var mı? İnşallah vardır. Spear talyayı aldık. Şunu attık çöpe. Hellbreaker lazım değil. Onu da attık. Tamam. Güzel. Meyse'nin yanında hacker var. MP'rek mi o da? Şu mu? Yok HP'rek ya bu lanet olası. MP olsaydı keşke o. 3-5 HM derdi. Stat sıfırladık. Skill sıfırladık. Ah spell'im yok. Topla ağacı açamayacağım. Ananı satayım ya. Bu yayında bu JR'de de topla ağacımız olacak. Bir sonrakinde olacak inşallah. Eğer ki buff denk gelirse. İnşallah DB denk gelir. İslam Abdullayev. 22 lira göndermiş. İslam'ım. Teşekkür ederim can dostum. Kesine bereket. Öpüyorum bal yanaklarından. Şöyle yapalım İslamcan. Bunu da alalım. Bize ne lazım buradan başka? Warplash lazım. Şunu attık. Şunu attık. Şöyle 100 tane aldık. Şunu bir basalım. Dolümüzü takalım. 8 mağulumuzu takalım. Müthiş bir dilenci çar. Şunlar bize lazım olur. Şu lazım olur. Onun dışında buff SC ücretsiz zaten. Bunları alalım. Kanat var. Kanadı alalım. Bunlar ücretsiz geldi dostlar. Kanadı buraya atalım. Buff SC'miz, AC SC'miz her şeyimiz var. Çok şükür.
Tamam, şunu şuraya attık. Rükam ne demiş? Kaç tane spell lazım? Hiç bilmiyorum abi ama hiç sıkıntı değil, boş ver. Onu şeyde yaparım ben. Videoya çıkması lazım ya. Ben sonra ayarlarım onu. Düşünmen yeter, reisim benim. Kanka Zero'yu bıraktım, bir sayfa Pre İtalya var. Desteğe girmez severim abi. Desteğe girer o da ya. Şarkı kapa. Cızırtı mı var şarkıda? Niye kapattık şarkıyı? Kapattım. Abi telifsiz şarkı çalacağım diye yayın mobil oyuna döndü. Kötü mü müzik? Biraz kısayım mı? Altta çalsın. Azıcık kısayım. Şöyle. Kısık yaptım. Açtım. Çıtırdan çalsın. Olur mu? Şöyle çalsın çıtırdan. Tamam, vereyim videonu, gene çıkar bana oraya. Yok yok, olmaz. Vallahi olmaz ya. Düşünmen yeter ama. Can dostum benim. Rüykam ya. Rüykam ya. Necisin müzik aç bari. Abi no copyright müzikler. No copyright değil aslında, onu söyleyeyim de. 2,5 saat Stone Golem. 5M nakit para. 43 TS ne kadar ediyor? Tam hesaplayayım. 43 çarpı 300 desek. 12,9M TS parası. 4,6M 4,5 buz parası. Başka bir şey geldi mi? Başka da bir şey daha, Allah'tan belanı mı istiyorsun Seven? Bunlar geldi. Şöyle yapalım. Masraf 1,2M. Yaklaşık bir 500 tane pot harcadık. O da 2M etse 3,2M desek. Tamam mı? Total kar nedir? 5 artı 12,9 artı 4,5. 22,4 eksi 3,2 19,2. Sonuç 2,5 saat Stone Golem 19,2M para kastık. Sonuç da bu arkadaşlar. Şöyle göstermiş olayım. Garibanlar Brave Browser kullansın, reklam çıkmıyor o zaman. Güzel. 60 TL yani. Ya kanka sen niye bunları mutlu etmeye çalışıyorsun ki? Açsana sen bir yüzünü. 10 numara çalıyor. Ya şu an açık, çıtırdan çalıyor ama şöyle azıcık ses vereyim. Çalsın çıtırdan kanka ya. Rahatsız ediyor mu sizi? Ediyorsa komple kapatayım ama böyle sessizlik olunca da ben konuşamıyorum ya. 2M pot harcamışsındır kaç? 3M harcamışım gibi hesapladım ya aslında. Hatta evet, 2M harcamışım diye hesapladım. 500 tane mana gitti. Warpray ile rap stat sıfırlanıyor mu bedava? Sıfırlanıyor mu onu bilmiyorum. Cızırtı yok abi, tamam. Çevik Online, eski dostlardan Çevik'im, hoş geldin. Bir şeyler unutuyorum ben. Yere gireceğim ve bir şeyler unutuyorum. Aylava aldık mı? Aldık. Canımız 5900. Bir sıkıntı var mı? Neyi unutuyoruz lan biz? Bir şey unutuyorum gibi geliyor bana. Yo, hiçbir şey de unutmuyorum. Okey her şey. Acayip insan, evet, sıfırlan. Yok ya, iyi müzik kalsın, millet alışmış vardı müziklerine, klasik cazdan anlamıyorlar. Dolümüzü taktık mı? Taktık. Her şeyimiz var. Abi ben mesela bir yerden kalkarken hep bir gök cebini kontrol ediyorum. Cüzdan var mı? Sağ cepte telefon, sol cepte anahtar, tamamız. Yani erkek adam böyledir ama şu çarın her yerinde bir yüzükler, bir belt, Barış Manço gibi yüzük takıyoruz yani. Küçülme topumuz yok. Almam lazım. Her yere de diyorum ki buradan para kazanacaksak bize küçülme topu lazım diyorum. Almıyorum. Bu arada dostlar, bu JR'yi kazansak HB'yi almamıza rağmen 100 M'e ulaşmış olacağız. Birkaç tane skill açacağız. Açacağımız skill'ler toplamda yaklaşık olarak bir 20-30 M tutar. 70 M'le yolumuza devam ederiz. 70 M'in üzerine yaklaşık bir 230-250 M civarı kastığımızda ise HB'mizi yedileceğiz inşallah. Skill barı bilerek dizmedim. JR'ye girelim. Karşıdaki adam DB mi, CC mi, ona göre diyeceğim. O kolye ne, nasıl alınıyor? Abi bu kolyeyi alamıyorsunuz artık. Oyundaki bir etkinlikten aldım. Şu an alınmıyor. Çok da güzel kolye. Buna çok laf ediliyor ama 3 anti büyüktür hiç anti. Bak, bir 7 lafıdır. 7 atasözüdür. Yaz bir kenara. 3 anti büyüktür hiç anti kardeşim. Tavuk keserek alıyorsun aynen. Silver Gem kaç M? Abi Silver Gem'ler 10M falandır ya muhtemelen. Bize birazcık rock müzik lazım sanırım. Rock müzik dinleyelim. Çok uykumuzu getirir müzikler. Biraz bekleyin. Bu arada şu an müzik dinlediğimiz siteye YouTube videolarını yayınlamak için ben aylık 900 lira para ödüyorum arkadaşlar. Biliyor muydunuz? Böyle de bir sıkıntısı var. Ücretsiz. Mesela siz diyorsunuz ya, no copyright müzik abi açsana. Babacım, o müziklerin hikayesini biliyor musunuz siz?
No copyright demek telif hakkı olmayan müzik demek. Tamam mı? Bak şimdi bak. Adamlardaki çakallığa bak. Adamların müziklerin telif hakları var arkadaşlar. O müzikler telifli. No copyright dediğine bakma. Adamlarının şirketinin ismi no copyright müzik. Adamlar seni resmen tuzağa düşürüyor. Sen gidiyorsun, aa no copyrightmiş diyorsun. YouTube videonda kullanıyorsun ya babacım. Sonra adam sana bir telif çekiyor. O videonu aldığın tüm parayı cebinden bir alıyor, bitti gitti. Adamların çakallığına bakar mısın? Seni gidi topalaş kanka. İçime içime vursun ritim. Açamıyoruz onları. Asas PK vazgeçmez. Aynen abi. Kesinlikle bu arada. Bu müzik direkt Asas PK için bestelenmiş gibi ya. HB'yi basacağım mı yoksa 6'yı verip... Abi 6'yı verip üzerine 7'yi alacağım ya. Bu HB'yi basacak... Yani bakayım. Bende yok abi. Şimdi DB mi... Güven abi ben kaldım. Abi beni lan beni almadınız. Lan beni almadınız. Güven abi. Abi görüşürüz, kendine iyi bak ben. Abi ben kaldım. Güven abi arkanda bıraktın beni. 126 tıkladım abi ya. 124 mi 126 mi ne tıkladım ya. Alp ne dedi? Lan dalga. Lan dalga geçme ya Alfa. Teorik olarak kaybetmedin ama aynen kazanmadık da ama. Güven abi çok haklıymışsın. Kaybetmiyormuşuz bak. Filist mi çok geldi yayında, gören geldim. Vallahi olabilir Güven abim. Neyse sen de TS'yi 44'e tamamlarsın. Yok yok, farma gitmem. Olsun be Güven Reis. Zaten yorulmuştuk Güven Reis. Hiç sıkıntı değil. Senin canın sağ olsun ya. Güven Reis'im. Burada host da atamıyoruz değil mi? YouTube'da. Öyle bir şey de yok. Olsun. O zaman gemler... Hayır ya abi, olur mu öyle şey? Hayır. Hayır. Dostluk kazandı. Ruyuka Reis'im benim. Düşünmen yeter. Seni çok seviyorum biliyorsun. Ama kesinlikle Güven abinin adamlığı görüyor musun Reis'in? Reis'teki adamlığı görüyor musun? Taş taşı. Ben kazanırsam gemler senin diyor. Böyle bir adam. Ama hiç sıkıntı yok abi. Düşünme yeter. Vallahi çok yorulmuştum zaten Güven Reis'im. Yatıp uyuyacaktım. İsabet oldu desem yeri vardır. Onu söyleyeyim. Dostlar Rüka'ya teşekkür ederim bu arada. Dostlar bugünlük burada bırakacağız. Yarın kaldığımız yerden yayınlara devam edeceğiz. Onun dışında yarın saat 4 ya da 5 civarında YouTube'da aktif ol. Video geliyor. 1 saatlik enfes bir video. Lütfen baştan sona izle. Like'ını at, yorumunu at. Hiçbir şeyi unutma. Arkadaşların öner. Bu sayede en çok desteği sağlamış olsun. Yarın canlı yayın yok ama videoyla sizlerle birlikte olacağız. Bu gecelik bu kadar diyelim. O zaman müsaadenizle sevgili dostlarım. Seven kaçar.